Merhabalar, bu kitap YouTube Bizim Kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. Bab 5. Türk Invest. Bitip tükenmek bilmeyen sıkıntılı bir gün daha başlıyor. Mercimek ihracatı işinden zarar etmişim. İsviçre'deki şirketi kapatmak zorunda kalmış, Antigua diye uzak mı uzak bir yere resmen kaçmışım. Fındık ile yeniden toparlanır gibi olurken o işte ölmüş. Yeniden döviz işlerine başlamış ve Türk Invest'i satın almışım. Güzel iş bilir bir kadro kurmuş, günlük 25 bin dolar olan borsanın işlem hacmini 500 bin dolara, ardından 1 milyon dolara ve kısa bir süre sonra da 50 milyon dolara taşımışım. Derken repo işlemlerinde tıkanıp kalmışım. Karşıma sürekli olarak engeller çıkartılmış. Üstelik o engellerin kasıtlı olarak çıkartıldığı da anlaşılmış. Bunları çözmek için Ankara'ya yetkililerle görüşmeye gitmeye karar vermişim. İşte o Ankara'ya gidiş gününün sabahında sıkıntılıyım. Nasıl karşılanacağımı pek kestiremiyorum. Her sıkıldığımda yaptığım gibi bir önceki gece Atatürk'ün nutkunu okumuşum. Ama o da bir işe yaramamış. Sıkıntıyla uçağa biniyorum. Yanımda Yavuz Çizmeci, Lokman Kondakçı ve Can Çobanoğlu adlı arkadaşlarım var. Yıldırım Akbulut'un başbakan olduğu hükümette ekonomiden sorumlu iki bakanla Işın Çelebi ve Güneş Taner'le görüşeceğiz. İlk görüşme Güneş Taner'le. Biz salona alınıyoruz. Biraz sonra Güneş Taner içeriye giriyor. Turgut Özal'la birlikte o sıralarda Türkiye'nin ekonomik kaderini elinde tutan Taner'e hayretle bakıyorum. Yakası açık bir gömlek giymiş ve daha da tuhafı ayağında kırmızı renkli kovboy çizmeleri var. Bakan hoş geldin demeden kimseyle el sıkışmadan yüksek sesle konuşmaya, daha doğrusu bağırmaya başlıyor. O tavuk hırsızları gelmiş kümese girmişsiniz, bari çan takmasaydınız.'' diye konuşuyor. Ben neye uğradığımı şaşırıyorum. Daha ağzımı açamadan Güneş Taner telefonla İstanbul valisini arıyor. Türk Invest'in basılmasını istiyor. Ardından borsa başkanını arıyor. Sonuçta Türk Invest'in tüm mallarına ve portföyündeki hisse senetlerinin tamamına el konuluyor.'' Böylece sabahki sıkıntımın sebebini anlamış oluyorum. Fasıl 1. Türk Elmesi alınacak. Al. Borsada oluşan fiyatlar sabah evinden çıkan brokerın, yatırımcının karısı, kocası veya sevgilisiyle kavga edip etmemiş olmasına bağlıdır. Eğer karısı, kocası veya sevgilisiyle mutlu bir şekilde ayrılmışsa o gün o broker, yatırımcı yatırım yapmaya gelmiştir. Kavga etmişse mal satmaya gelmiştir. Denge de kavga edenlerle mutlu ayrılanlar arasında oluşan farklı ortaya çıkar. Borsada sürü psikolojisi hakimdir. 2008 yılında bir ko adıyla bir kooperatif kurdum. Bir yıl sonra da kapattım. O sırada da borsada bir ko oyuncular diye bir şirket varmış. Hiç haberim yok, tanımam bilmem. Ama birisi telefon etti. Abi bu bir koyu sen mi topluyorsun diye sordu. Ne bir ko'su dedim. Abi bir ko tavan dedi. Bir kodiye bir kağıt mı var borsada diye sorduğumda ise abi sen kooperatif kurmuşsun ya dedi. Oysa bir kodiye bir şirket uzun bir zamandır borsadaymış ve hiç işlem görmüyormuş. Nasrullah Ayan bir koyu aldı diye bir dedikodu yayılınca kağıt tavan olmuş. Benim ilgim olmadığı anlaşılınca ertesi gün yeniden taban oldu. Borsada sürü psikolojisi hakimdir. Türk Invest'in satın alınması. Fındık işiyle uğraştığım dönemde Türk Invest'i satın aldım. Fakat Türk Invest'i satın almam tamamen bir tesadüftü ve bu şirkette ne yapacağımı bilmiyordum. Fındıkta döviz işiyle de uğraştığım için bir dealer'a, dealer kelimesini severek veya ukalalıktan kullanmıyorum ancak Türkiye piyasalarında maalesef hala bu kelimenin Türkçe karşılığı bulunamadı. O yüzden bir dealer'a ihtiyacım vardı. Bunun için gazeteye ilan verdik. Türk Invest diye bir şirketten bize ona yakın müracaat geldi. Bu şirketten bu kadar insan bize neden geliyor? Çalışanlar oradan neden kaçıyor diye merak ettim ve araştırmaya başladım. Türk Invest'in sahibi Asian Oceanic Grup'tu. Başında da Richard Bliss diye bir adam vardı. Bliss yanlış hatırlamıyorsam American Express'in CEO'luğundan ayrılmış. Ayrılırken o zaman için çok ciddi bir rakam olan 25 milyon dolar bir tazminat almış. Onunla Asian Oceanic Group diye bir yapı kurmuş. Merkezi Vanuatu Adaları, Hong Kong, New York ve Londra'da da ofisleri var. Yanında çalışan Nico, Türkiye'de sermaye piyasalarının gelişeceğini ve burada da bir ofis açılmasının anlamlı olacağını söylediği için İstanbul'da da EOG'yi kurmuşlar. 1986'da banker faciasından sonra sermaye piyasası kanunu çıktığında. Yıllar sonra burada Niko Maximiades'i vizyonundan dolayı kutlamak istiyorum. Ama piyasalarda maalesef zamanlama her şeydir. Zamanının geldiği güne kadar dayanmanız şarttır. Dayanamazsanız hem boşa kürek çeker hem de millete alay konusu olursunuz. 525 milyon liralık bir sermaye ile kurmuşlar. O zamanki karşılığı 700 bin dolar. Birinci yıl sermayesi 400 milyon liraya, kur farkından dolayı 400 bin dolara, düşmüş. İkinci yıl sermaye 400 milyon lira olarak kalmasına rağmen kur farkıyla dolar bazında 200 bin dolara düşmüş. Bu arada hazine sermayeyi 1 milyar liraya çıkarmalarını istemiş. Bunun üzerine Bilis benden bu kadar demiş. Çalışanlar da bu yüzden oradan kaçıyor. Tahsin Sağışman diye bir danışmanın var. Daha sonraları Rabo Bank'ın Türkiye temsilcisi olarak görev yaptı. Tahsin'e Bilise nasıl ulaşırız? Türk Invest'i alalım dedim. Tahsin John McCarthy ile iletişim kurdu. John McCarthy Bilis'i aradı. Bilis, "Nerede isterseniz buluşalım." dedi. Cenevre'de buluşma kararı aldık. Biz İstanbul'dan, Bilis'te New York'tan, Cenevre'de buluştuk. Bu arada John'a şirketi benim alacağımı uçakta açıkladık. Ben altın kaçakçısına şirket almam diye ayağa kalktı. Zar zor ikna ettim. Sabahleyin Noga Hilton'da buluştuk. Orada bir oda ayarlamışız. Görüşmelerin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Toplantıya girdik. John net şirket değeri artı 100 bin dolar teklif etti. Bilis ayağa kalktı ve kiminle el sıkışıyorum dedi. Pazarlık daha iyi yapmadı. Ayağa kalktım benimle dedim. Protokolü hazırladık, imzaladık. İç denetçi yani auditör göndereceğiz. Şirketin net değerini 150 bin dolar hesaplıyoruz. 100 bin dolar da isim hakkı vereceğiz. Yani toplamda 250 bin dolar vermemiz gerekiyor. Küçük bir sorun var. Benim cebimde para yok. Ancak henüz fındık olayı patlamamış ve oradan ciddi bir para bekliyorum. Böyle bir durumda yazıhanede oturuyorum. Yavuz Çizmeci diye bir adam vardı. Yılmaz abi, Yılmaz Güney. Senden çok bahsetti. Sarp'ın arkadaşıyım, ziyaretine gelmek istiyorum dedi. Buyur gel dedim. Yavuz çizmecinin bir arkadaşının da bende çalışan Mateo adında birinden 50 bin dolar alacağı varmış. Mateo bizimle çalışmadan önce forex işi yapıyormuş ve bir dönem iyi de para kazanır görünürken sonrasında parayı batırmış. Yavuz çizmeci gelir gelmez bu alacağını da dile getirdi ve Mateo'yu sordu. İçeride olduğunu söyledim ve ekledim. Ama sana 50 bin doları vermesi için benden alması lazım. Bende para olsa alır. Ama bende de yok. Ancak maaşından kestirip ödeyebilirim. Çalıştığı sürece ayda bin dolar keser veririm dedim. Yavuz çizmeci çaresiz bir durumda olduğu için önerime tamam demek durumunda kaldı. Mateo'yu getirdim. Anlaştılar. Sonra Yavuz bana beraber yapabileceğimiz bir iş var mı diye sordu. Ben de Türk Invest'i satın aldığımı isterse %25'ini kendisine verebileceğimi söyledim. %25 karşılığında da 75 bin dolar istediğimi belirttim. Tamam ben bu parayı sana gönderiyorum deyip yanımdan ayrıldı. Ve kısa bir süre sonra da 75 bin doları gönderdi. Biz de o sırada iç denetçilere şirketin değerini tespit ettirdik. Bizim tahminimizin çok altında 56 bin dolarlık bir değer tespiti çıktı. Üzerine isim hakkı için vereceğimiz 100 bin doları da eklediğimizde toplam ödeyeceğimiz para 156 bin dolara düşmüş oldu. Fasıl 2. Türk Invest'e el konulacak. Koy. Şirketi satın aldığımız biliniyor ama henüz devir işlemlerini yapmamışız. Bu süreçte fındık yüklemek için 20 bin dolar gerekiyor. Türk Invest'teki genel müdür yardımcısına telefon ettim. Bana 20 bin dolar bulabilir misiniz diye sordum. Biz burada para vermiyoruz dedi. Ne yaparsınız siz orada dedim. Teminatsız para veremeyeceğini söyledi. Etilerde değeri 100 bin dolar olan bir dairem var. Onu teminat olarak gösterebileceğimi söyledim. Kabul etmediler. Ama genel müdür yardımcısının tavrı benim bayağı ağrıma gitti. Necdet isminde çok cin bir danışmanım vardı. Ona hazırlan akşama Türk Invest'e el koymaya gidiyoruz dedim. O dönem fındık işini yaptığımız Çağdaş Anadolu ünvanlı bir şirketimiz vardı ve Balmumcu'dan Ortaköy'e inen yol üzerindeki bir villadaydık. Topladık bir ekip ve öğleden sonra mesai bitimine yakın bir saatte Türk Invest'i bastık. Şirkete zarar vermemek düşüncesiyle operasyonu yapmak için müşterinin olmayacağı bu saatleri tercih ettik. Şirketi aldık, kasada 3 milyar lira nakit para var. Takriben 1,5 milyon dolar. Ne parası bu diye sordum. Enka bonosu satıyoruz dediler. Karşılığında bir bono ise yok. Neye karşılık verdiklerini sordum emanet makbuzu verdiklerini söylediler. Biz gece operasyonu tamamladık. O sabah 156 bin doları tamamlayıp Yavuz Çizmeci'den aldığım 75 bin doların üzerine parayı koyup Bilis'in parasını gönderdim ve devri hemen istediğimi söyledim. Bilis bir saat içinde tüm yetkileri bize devretti. Ben de ilk icraat olarak genel müdür ve yardımcısının işlerine son verdim. O dönem genel müdür yıllık 90 bin dolar, genel müdür yardımcısı 60 bin dolar alıyordu. Türk Invest'in ana gider kalemini bu maaşların yanı sıra 50 bin dolar olan yıllık kira oluşturuyordu. Müdürleri işten çıkartıp iki şirketi de Çağdaş Anadolu ve Türk Invest'i Lokman Kondakçı'dan devraldığım ve mülküm olan Mecidiyeköy'deki Polat Celil Ağa'nın 10. katına taşıdığımızda Türk Invest zarar üretmekten kurtuluyordu. İlk icraat olarak müdürleri işten çıkarmamın bir nedeni genel müdür yardımcısına kızmam. Diğer nedeni de böyle bir yükten kurtulmak istememdi. Kalan ekibin içerisine şimdi Amerika'da yaşayan çok güvendiğim hayatında hiç iş yapmamış Gülay Rice isminde bir çalışanımı koydum. Ona burada oturacaksın ne yaptıklarını öğrenip bana anlatacaksın dedim ve Türk Invest'ten ayrıldım. Fasıl 3. Türk Invest ne iş yapar öğrenilecek. Öğren. Ben o arada fındık işine devam ediyordum. Ama hazinenin aldığı kararla fındık işi patlayıp ciddi bir gelir beklerken borçlu çıkıp çağdaş Anadolu'nun değeri de bir anda sıfıra düşünce Türk Invest'e geldim. Gülay'a burada ne iş yaparlar diye sordum. Repo yani Repurchase Agreement geri satın alma taahhüdü Elinizde bulunan bir sermayenin piyasası belli bir süre üçüncü bir şahsa, kuruma, belli bir kira ya da faiz karşılığı verip anlaştığınız vadede geri alma işlemi. O tarihte sorun işin böyle bir varlık olmadan yapılması. Karşılıksız repo tarifi buradan çıkıyor. Bunun yapıldığını söyledi. Reponun ne olduğunu sordum. Birinden yüzde kırk faizle para alıyorlar, bu parayı başka birine yüzde kırk birle satıyorlar dedi. %40-41 dediğin aylık faiz mi diye sordum. Yıllık faiz olduğunu söyledi. Ben o sırada eksideyim ve 20'si Türk Invest, 27'si Çağdaş Anadolu'da olmak üzere 47 kişi çalışıyor. Aylık %10'un üzerinde de olsa bir faize razıyım aslında ve bu faizlere çok da inanamıyorum. O yüzden Gülay'a parayı kimden ve nasıl alıyorlar diye sordum. Bankalardan ve müşterilerden alındığını söyledi. Yani şimdi istersek para bulabilir misin dedim. Ne kadar paraya ihtiyacımız olduğunu sordu. Git bir bak ne kadar var dedim. Gülay gitti bir iki saat sonra döndü ve bir 500 milyon lira var, bir başka yerde bir milyar lira var, bir de 3 milyar lira var dedi. Bu paraları almak için karşılığında ne verdiğini sordum. Makbuz verdiğini söyledi. Makbuzu getirmesini istedim ve getirdi. Ne yazıyorsunuz buraya dedim. Alacağımız para ne kadar hazine bonusu tutuyorsa o kadarlık hazine bonusu yazıyoruz dedi. Bu kağıdı verince parayı veriyorlar mı dedim? Evet dedi Bu bana bir türlü anlamlı ve inandırıcı gelmiyor Peki o zaman gidip şu 1 milyar lirayı al ama pazarlık yap yüzde kırkla al dedim. Gülay yüzde 40'a vermediklerini yüzde %40 alabileceğini söyledi. Tamam bu faizden al ama parayı nakit getir dedim. Gülay 1 milyar lirayı alıp geldi. Böylece ilk repomu yapmış oldum. Akşama bir kokteyl hazırlamasını söyledim. Ayrıca bir liste verdim ve listedeki arkadaşların çıkışlarının hazırlanmasını istedim. Akşam şirketi küçülttüğümüzü bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağımızı söyleyip tazminatlarını da verip onları işten çıkarttım. 25 milyon lirayı cebime koydum ve kalan parayı da kasaya kilitledim. Kurban bayramı tatili başladığı için çocukları da yanıma alıp Antalya'ya tatile çıktım. Sıkıştığım zamanlar nutuk okurum. Bayram tatili 9 gündü. Tatile çıktım ama ertesi gün ben bu parayı nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünmeye başladım. Çok sıkıştığım zamanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunu okurum. Dili bana uygun olduğu için de eski baskısından okurum. Çocuklar eğleniyor, ben bir taraftan nutku okuyorum. Bir taraftan da kara kara düşünüyorum. Tatil bitti, işe döndüm, sabah gülay geldi. Nasrullah Bey bir şeye ihtiyacımız var mı diye sordu. Piyasaya bir bakmasını söyledim, gidip bir süre sonra geldi. 2 milyar lira, 5 milyar lira ve 7 milyar lira var dedi. Para bulabildiğimiz için rahatladım ama bu paraları alırsam ne iş yapabilirim diye de telaş içerisine girdim. Fasıl 4 Ereğli Erdemir kaç para eder? Repo işi yapan bir arkadaşı yanıma çağırdım. Sana para versem, borsaya yatır desem ne alırsın dedim. Ereğli Demir Çelik alırım çünkü kağıt 5000 lira. Mart ayında 5000 lira temettü verecek dedi. Yani kağıt bedavaya mı gelecek dedim. Ve oturup Erdemir'i kendim incelemeye başladım. Erdemir'in o zaman piyasa değeri 192 milyar lira. Yani 96 milyon dolar tutuyor. Ereğli'yi düşünüyorum. 50 bin nüfuslu bir şehir. Şirket almıyorsun, şehir satın alıyorsun. Çünkü Ereğli'de Ereğli Demir Çelik dışında başka hiçbir şey yok. Tabii ki uygun olduğuna karar verdim ve Erdemir hisseleri almaya başladım. Kafamda da Erdemir'e 50 bin lira fiyat biçtim. Başladık Erdemir almaya. Her sabah Repo'dan aldığımız paralarla Erdemir alıyoruz. O arada Erdemir'in yanına bir iki hisse daha eklemeye başladık. Bu arada borsaya bulaşmamın çok önemli başka bir sebebi daha vardı. Türk Invest'i almadan önce bir gün Washington'a uçuyorum. Uçakta Wall Street Journal okuyorum. İstanbul Borsası'nı anlatmış. Dünyanın en tuhaf borsasına hoş geldiniz. Başlığı taşıyan yazıda elinizde arçelik mi var? A harfiyle başlıyor. Bugün geç geldiğinizden C harfine geldiğimiz için arçelik alıp satamazsınız. Yarını beklemeniz lazım şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Gerçekten de o dönemde işlemler alfabetik sıralamaya göre yapılıyor ve bir yerde kesiliyor. Bu yazı ve borsanın bu durumu benim kanıma dokundu. Uçaktan indikten sonra Turgut Bey'i aradım. Sayın Başbakanım bu yazı yakışıyor mu diye sordum. Yakışmıyorsa gel yakışanı yap dedi. Borsaya girmemde böyle bir davetin etkisi de vardı aslında. Ülkede borsacı yok. Borsa yeni, hacim yok, müşteri yok, müşteri arayan yok, kadro yok. Bankalarla komisyoncular birkaç da aracı kurum çorba halinde bir arada bulunuyor. Müşteri çekmek için ilk iş hisse senedi alım satımında komisyonları sıfırladım. Çünkü komisyon çok anlamsız. İçeride 100 üyeyiz, toplam iş hacmi 25 bin dolar. %2 alsanız 500 dolar tutuyor. 100'e bölün, facia. Ben komisyonu sıfırlayınca borsa yönetimiyle ve diğer üyelerle papaz olduk. Gazetelere haber olduk. Borsa bize bu haksız rekabeti sonlandırmamız için ihtar verdi ve bir ay süre tanıdı. Muzurlu kanımızda ya 29. gün ihtara uydum ve komisyonu 10 binde bir yaptım. Borsa yönetimi yine ayağa kalktı. Sonunda asgari komisyon oranı diye bir şey açıkladılar. Tabii şu işe yaradı. Her gün medyada Borsa Türk Invest vesaire konuşuldu ve müthiş bir PR oldu. Hem borsa hem şirketimiz için. Bu arada kadroda kuruyoruz. Bir çocuk işe aldım. Onu teknik analist yaptım. Kendim öğrendiğim gibi onlara da işleri öğretiyorum. Esasında birlikte öğreniyoruz. Çünkü ülkede borsacı yok. Bir broker vardı. Bir gün zararlı bir işlem yapmış. Normalde hoş görebileceğim bir hata ama o dönemdeki brokerlar o kadar şımarık ki Adam bana bu işler kolay işler değil deyince çileden çıktım. O sırada da borsadan bir yazı gelmiş. Broker lisansı verilecek. Bir şoförüm vardı. Türk Invest'i satın almadan önce benimle çalışmaya başlamıştı. Şoförüm dediğim eski bir gazeteci. Erol soyun çıkarttığı Söz gazetesinde çalışıyormuş. Ama gazete kapanınca parasını alamamış. O sırada gazeteye ilan vermişim, şoför arıyorum. Ve o da başvurmuş. Sosyoloji mezunu, sosyalist bir çocuk. Sen gazeteciliği bırakıp şoförlük mü yapacaksın diye sordum. Paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. O nedenle gazetede çalışıp para alamamaktansa para kazanabileceğim bir iş yapayım diye bakıyor. Ben o zamanlar sabah 6'da kalkıyorum. Gecenin geç saatlerine kadar çalışıyorum ve hemen her gece misafirlerim var ve onları gazinolara götürüyorum. Bu tempoya rağmen çocuk hiç itiraz etmeden çalışıyor. Bu ve Türk Invest'i satın aldığımda orada çaycılık, ofis boyluk yapan Yüksel isminde bir çocuk vardı. İkisini de çağırdım ve broker olmak ister misiniz dedim. Oluruz dediler. Sizi kursa göndereceğim. Sınavda biriniz birinci, diğeriniz ikinci olacak. Üçüncü veya dördüncü olursanız bugünkü mesleklerinize devam edersiniz dedim. Kursa gittiler ve sınavda birisi birinci, diğeri ikinci oldu. Şoför ve çaycı olan çocuklar brokerlık sınavını kazanınca o yanlış iş yapan dealer'ı çağırdım. Yeni brokerlarımı tanıttım ve onu işten kovdum. Çocuklardan biri daha sonra satın aldığım kurumların birinde genel müdür oldu. Öbürü ise bugün hala çok büyük bir aracı kurumda borsa işlemler müdürü olarak çalışıyor. Borsada işlem hacmini 25 bin dolardan 10 milyon dolara çıkarıyoruz. Kısa bir süre içinde öyle bir işlem hacmine ulaştık ki günlük 25 bin dolar olan borsa işlem hacmini önce 500 bin dolara ardından 1 milyon dolara ve kısa bir süre sonra da 10 milyon dolara taşıdık. 1994'te sistemden çıkartıldığımızda borsa işlem hacmi 50 milyon dolara ulaşmıştı. Gerçekleşen işlem hacminin %50'sini biz yapıyoruz. Çünkü herkes satıcıyken biz alıcı oluyoruz. Hacmin yarısı ondan kaynaklanıyor. Bu arada bizim Repo'dan aldığımız paralar 190 milyon dolara ulaştı. 5 bin liradan toplamaya başladığımız Ereğli Demir Çelik hisseleri 86 bin liraya çıktı. 86 bin lirada karşımıza Kamu Ortaklığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dikildi. Biz alış yazıyoruz onlar satıyor. Bunların malını tüketmenin imkanı yok. Çünkü onlarda Erdemir'in %65'i var. Bir yere geldim ve tıkandım. Fakat piyasada da bir tuhaflık var. Repo ödemelerimizin zamanı geliyor, ödemeyi yapıyoruz ama yeni repo alamıyoruz. Bir yanlış var. Repo ödemelerimizi yapmak için Erdemir hissesi satıyoruz ve tabi alıcı limitli olduğu için kısa sürede Erdemir hisseleri 86 bin liradan 50 bin liraya düştü. Fasıl 5 İlk repo sıkıntısı ve birinci Ankara uzlaşması biz repoda tıkanınca şirketteki arkadaşlarıma atlayın Ankara'ya gidiyoruz. Çünkü borsanın bu saatten sonra çökmesi facia olur dedim. Dört kişi bir cumartesi günü Ankara'ya gittik. Ben, Yavuz Çizmeci, Lokman Kondakçı, Can Çobanoğlu. Ben komünistim. Yavuz Sosyalist, Lokman MHP'li, Can o zaman topçuydu. Hala topçu. O dönem Turgut Özal'ın avukatı olan Bilgin Yazıcıoğlu'ndan Güneş Taner'den randevu almasını rica ettik. Turgut Bey köşke çıkmış. Yıldırım Akbulut Başbakan. Ekonomiden sorumlu iki devlet bakanı var. Biri Işın Çelebi, diğeri ise Güneş Taner. Kalkınma Bankası hariç tüm bankalar Güneş Taner'e bağlı. En büyük borçlu olduğumuz Kalkınma Bankası ise Işın Çelebi'ye. Güneş Taner, cumartesi olmasına rağmen hemen gelin demiş. Bu olayın öncesindeki cuma günü de Interbank'la aramızda küçük bir repo var. Ellerinde teminatları yok. Telefon edip bizi teminatlandırın dediler. Toplantıya avukat Osman Oy ile Cemil Tarhan geldi. Biz de onları belli miktarda Erdemir hissesiyle teminatlandırdık. Fakat genel müdür Melih Araz teminatı aldıktan sonra Türk Invest karşılıksız repo yapıyor diye bakanlığa ihbar mektubu yazıyor. Buradan da patlamışız ama haberimiz yok. Diğer yandan o hafta Kalkınma Bankası repoda ikinci oluyor. Birinci biziz. Kalkınma Bankası'nın o dönem başında olan İsmail Emen hazine bölümünü tebrik etmek için arıyor ve birincilik istiyor. O dönem Kalkınma Bankası'nın hazinesinin başında bulunan Tahsin Emek, Türk Invest varken biz birinci olamayız, en büyük müşterimiz de zaten onlar, onlar sayesinde biz ikinci oluyoruz diyor. Bunun üzerine duruma bir bakıyorlar ki Kalkınma Bankası'nın 100 milyon dolarlık reposu var. Onlar da öyle patlamış. Zaten Güneş Taner de bu nedenle. Işın Çelebi'ye karşı eline geçen kozu kullanmak için bize anında randevu vermiş. Günlerden cumartesi hemen görüşmeye gittik. Bizi aldılar bir salona. Kısa bir süre sonra Güneş Taner ayağında kırmızı kovboy çizmeleri, üzerinde yakası açık bir gömlekle salona girdi. İçeri girer girmez o tavuk hırsızları gelmiş dedi ve ekledi. Kümese girmişsiniz bari çan takmasaydınız. Kafamıza aşağı kaynar sular döküldü. Adama ne yaptıysak kendimizi dinletemedik. Bize bağırırken bir yandan da İstanbul valisini arayıp emniyeti harekete geçirmesini ve hepimize yurt dışına çıkış yasağı konulmasını söyledi. 200 polis Türk vesti bastı. Borsa başkanını arayıp müdahale etmesini söyledi. Oradaki mallarımıza el konuldu. Biz dert anlatıp çözüm bulmak için gittiğimiz Güneş Taner'in bu hamleleri üzerine yapılan operasyonlarla repo krizimizin derinleştiğini dehşetle izledik. Devreye Turgut Özal giriyor. Bilgin Yazıcıoğlu'ndan köşke çıkıp durumu anlatmasını rica ettim. Çünkü iş çıkmaza gidiyor ve Güneş Taner bu tutumuyla borsayı çökertecek. Erdemir'in %65'i devlette Güneş Taner ne yaptığının farkında değil. Ayrıca Erdemir'in 25 bin liradan fazla etmeyeceğini söylüyor. Neyle ölçtüğü belli değil. Kafasına göre Erdemir'e 300 milyon dolar fiyat biçmiş. Neye göre 300 milyon dolar o da belli değil. Erdemir hisseleri daha sonraları 7 milyar doları gördü. Bugünlerde ise 5 milyar dolardan işlem görüyor. O sırada operasyonlar facia vaziyette. Bir gün Yazıcıoğlu köşke çıkıp Cumhurbaşkanı'na bizim durumumuzu anlatıyor. Peşinden Güneş Taner, Bilgin Bey'in Cumhurbaşkanına önceden brifing verdiğinden habersiz çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bankalardan para toplanmış, onunla hisse senedi de yatırım yapılmış. Hisse senetleri o kadar etmez, büyük bir sıkıntı var diyor. Turgut Bey repo suç değil mi diye soruyor. Repoyu alan da veren de suçlu diyor. Nereden almışlar diye soruyor. Bankalardan almışlar diyor. Kağıt ne almışlar diyor. Erdemir diyor. Erdemir bizim değil mi diyor? Turgut Bey hazır cevaptı. Birisine Erdemir hisselerini yükselt deseydiniz ne kadar vermek durumunda olacaktınız? Bu işi kim yapmış diye soruyor. Nasrullah Ayan diyorlar. O iyi bir çocuktur. Şimdi ondan borcumu ödeyeceğim diye bir kağıt alın. Onu da serbest bırakın. Bankalara da Nasrullah'ı sıkıştıranın lisansını iptal ederim deyin diyor. Ertesi gün pazar Güneş Taner bizi otelden aldırdı. Biz yine aynı kadro bakanlığa geldik. Güneş Taner bu kez takım elbiselere bürünmüş. Toplantıda Güneş Taner'in yanı sıra Işın Çelebi de var. Işın Çelebi suçlu gibi oturuyor. Çünkü sorumlu olduğu banka bize 100 milyon doları kaptırmış görünüyor. Bu durum Güneş Taner'in elinde önemli bir koz. Güneş Taner toplantıya ayrıca Hazine Müsteşarı Namık Kemal Kılıç, Kalkınma Bankası Genel Müdürü İsmail Emen, Ziraat Bankası Genel Müdürü Coşkun Ulusoy'u çağırmış. Güneş Taner oturdu ve bana dönüp kimsin sen dedi. Ali dayıyım dedim. Gerildi ama sen borcumu ödeyeceğim diye bir kağıt verirsen bu iş tamammış dedi. Bir kağıt istedim ve boş kağıdı imzaladım. Ama o boş bir kağıt dedi. Eğer imzamıza değer veren bir devlet varsa imzalamak boynumuzun borcudur dedim. Ve başka kim kolay imzalar veya benim kadar deli kim var diye baktım. Lokman'a uzattım, imzaladı. Yavuz'a verdi. Yavuz da can da imzaladı. Biz kağıdı verdik, odadan çıktık. Skandal patladı tabii, gazetelere düştük. Pazartesi günü borsa açılacak ve çok büyük ihtimal her şey taban olacak. Borsayı çevirmek mümkün değil demek yanlış da olsa mucize gerekli. Çünkü taze para lazım. Üstelik ne kadar bankalara paranızı istemeyin deseler de bir yerden sonra paniklerler. Fasıl 6. Borsa nasıl çöküşten kurtarılıp ralliye geçirilir? Pazartesi günü seanstan önce bir aracı kurum sahibi aradı. Geçmiş olsun dedi. Sağ ol dedim. Borsanın toparlanması için ne kadar para lazım diye sordu. 15 milyon doların yeterli olacağını söyledim. Ne kadarını sen çıkarabilirsin dedi. Bende 7,5 dolar yok çünkü tüm para kağıtta. Yine de 7,5 milyon dolar çıkarabileceğimi söyledim. Tamam 7,5 milyon dolar da benden çevir borsayı. Sana ortağımı göndereceğim. İstediğin zaman alıma geç dedi. O anda zaten düşündüğüm tek şey borsayı çevirmekti. Değer menkul kıymetlerin o dönem sahibi daha sonra da borsa başkanı olan rahmetli Tuncay Artun'u gördüm. Birazdan alıma geçeceğim, tahtada satışın varsa sil dedim. Nasrullah o iş bitti, sen battın dedi. Tuncay biz halledeceğiz, daha ölmedik dedim. İki brokerımla birlikte saat 11'e kadar bekledim. Her şey taban oldu. Birlikte hareket etme konusunda önceden anlaştığım aracı kurumla kararımız ben sağdan o da soldan çizmeye başlayacak. Saat 11'de harekete geçecektik. Ben Erdemir'den sağa doğru o da rahmetli Mustafa Yılmaz aracılığıyla Çukurova elektrikten sola doğru başlayarak aynı anda tahtaları çizmeye başladık. Bir süre sonra diğer brokerlar ve komisyoncular da çizmeye başladı ve borsa kurtuldu. Ralliye başladı. Bu operasyona başladığımızda Kasım'ın sonuydu ve endeks 1300'deydi. Şubat ortasına geldiğimizde endeks 4200'e çıkmıştı. Bu kadarını da görmedim. Tam bir ralli yaşandı. Öyle ki Türk halkı kese kağıtlarıyla çuvallarla para getiriyordu. Fakat bir sorun var. 7,5 milyon dolarlık mal aldım ama bende hala 7,5 dolar yok. Güneş Taner'i aradım. Benim para bulmama yardımcı olun dedim. Tek kuruş yok cevabını aldım. Elimde 3 milyon dolarlık fındık vardı. Onu Derborsa'nın sahibi aynı zamanda fındıkçı olan Derviş Temel'e sattım. Derviş ertesi gün sabah 15'e kadar beni oyaladı. Sonra da senin malların şaibeliymiş dedi. Fındık alıyorsun, fatura kestik. Şaibe nasıl olabilir dediysem de malları almayacağını söyledi. Kapalı çarşıda döviz işi yapan bir ayakkabıcım vardı. Onu aradım. Altın fiyatlarını sordum. Para peşin, mal haftaya teslim dedi. İyi deyip 500 kilo altın sattım. Fakat malları nasıl getireceğimi bilmiyorum. Çünkü o ilişkilerim kaybolmuş. En kötü ihtimalle parayı bulurum, piyasadan alırım, sonra teslim ederim diye düşünüyorum. Böylece açığa sattığım, haftaya teslim edeceğim altınlardan gelen parayla takası kapattık. Borsa kurtuldu. Ertesi sabah işe geldiğimde o yedi buçuk milyon doları koyan adam bu kadarını da görmedim. Hadi bana mal aldırdın ama benim altın işime neden girdin dedi. Meğer o dönem piyasaya yurt dışından gelen altını o teslim ediyormuş. Ben adamın piyasasına girmişim. Şimdi o satışların hepsini bana yazacaksın. Bana şu kadar borçlusun ne zaman paran olursa o zaman öde ama bir daha altına bulaşma dedi. Bu teklifi büyük bir keyifle kabul ettim. Güneş Taner'in telefonu. Borsa yukarı çıkışını sürdürdü. Aralığın ortası gibi Erdemir ona bölündü. Hisse fiyatı 96 bin liraya yükselmişti. Çocuklar İsviçre'den gelmişlerdi. Ben de onlarla o zaman yeni açılmış olan Silivri'deki Klasis Otel'de hafta sonunu geçiriyorum. Işın Çelebi aradı. Nasrullah yıl sonu geldi. Kalkınma Bankası'nın bilançosunda sana verilen paralar tuhaf görünüyor. Sen tahtadan erdemir hisselerini bize satsan ama gene de senin olsa yani satışını gene sana bıraksak dedi. Söz veriyorsanız sorun olmaz dedim ve tahtada 9600 lira olan kağıtları 7200 liradan Kalkınma Bankası'na geçirdim. Ona bölünen hisse senetleri 17.250 liraya çıktı. İskontolu aldığımız büyük küpür yerine küçük küpür verdiler. O zamanlar normal tahtalarda 200 bin lira üzerindeki küpürdeki hisse senetleri büyük küpür sayılıyordu. Ereğli hisseleri de tuhaf bir şekilde 23.500 lira ve katlarıydı. 47 bin, 235 bin, 470 bin, 2 milyon 350 bin vesaire gibi. Hepsi normal tahtada satılabilir oldu. Fiyat 17.250 lirayken Güneş Taner yeniden aradı. Yetmez mi diye sordu. Bir hesap yaptım. Erdemir'in piyasa değeri 4 milyar 500 milyon dolara çıkmış. Bunun üstü günah dedim. Gidecek biliyorum ama durdurmak istiyorum. Çünkü alanlar çok büyük zarar edecek. Güneş Taner'e pek iyi dedim. O da sana bırakıyorum dedi. O zamanlar Korbe'ye yani borsadaki işlem salonunda işlemlerin sonuçlandırıldığı merkeze Trading Flora telefon gelmesi yasaktı. Borsa salonu dışındaki koridorda bulunan telefonlarla konuşabilirdik. Ancak Güneş Taner aradığında Korbey'de bulunanların gözü önünde konuştuk. Tabii Korbey'de bulunan herkes anladı kiminle konuştuğumu. Erdemir'in yüzde dokuz, dokuz buçuk hissesi bizdeydi. Biz elimizdeki tüm malları verdik. Güneş Taner tekrar aradı ve şirketin 3ünü daha ver dedi. Bizde mal bitti dedim. Bizde mal çok dedi. Sayın Bakanım bu piyasa bundan fazlasını kaldıramaz dedim. Sen ver tavan alışta değil mi dedi. Bunun üzerine biz şirketin %3'ünü daha verdik. Komisyoncu ve brokerlara bu gelenler artık benden değil. Siz kimden geldiğini anlarsınız. Alış yazmayın artık dedim. Ancak uyarımı anlamadılar ve alış yazmaya devam ettiler. Bu sefer bağırarak benim mallarım değil. Almayın diyorum. Ancak kimseyi inandıramadım ve mallarını kaptırdı bizden ucuza alacak diyerek almaya devam ediyorlar. Ancak %3 daha verdiğimizi gördüklerinde gerçeği söylediğimizi anladılar. Tabii o tarihte Erdemir alanlar 1993 yılına kadar para kazanamadılar. Hatta 1993 yılında da kazanamadılar. Işın Çelebi söz vermiş olmasına rağmen Kalkınma Bankası'ndan farkımızı alamadık. Hatta Kalkınma Bankası bizim Ereğli hisseleri sayesinde tarihinde ilk defa o yıl para kazandı. 59 milyon dolar. Biz Halk Bankasına repo borçlarımızdan dolayı teminatlandırabilmek için malları 7200 liradan vermiştik. O mallar satıldığı zamanki fark tutarı bize ait olacaktı. 17250 liraya sattık. Arada oluşan farkı ödemediler. Ondan sonra Işın Çelebi'yi de bir daha görmedim. Ama bu sürecin sonunda Erdemir işinden dolayı bizim elimize 3-4 milyon dolar para geçti. Borçlarımızın hepsi kapandı bir daha repo yapmama kararı aldık. Ayrıca Mecidiyeköy'deki yerimizi Şişli'ye taşıdık. İzmir, Ankara ve Adana şubelerini açtık. Türkiye'ye yayılmaya başladık. Fasıl 7 Borsada ederinin altında hisse bulmak kolaydı. Tabii borsada ucuz hisse senedi bulmak bugünlerle kıyaslandığında çok kolaydı. Çünkü Türkiye'de nitelikli yatırımcı yoktu. Sürü şeklinde bir yatırımcı psikolojisi hakimdi. Birisi bir kağıt bulduğunda hissenin gerçek değerini bulması anlamında çevresini ikna etmesi çok kolay oluyordu. Ayrıca patronlar hisselerinin ve şirketlerinin farkında değildi. Benim seçtiğim kağıtlar o dönem yatırımcılara cazip gelmiyordu. Bir anlamda benim ne yaptığımı ve ne yapacağımı anlamıyorlardı. Seçtiğimiz kağıdın değeri ancak bir süre sonra piyasa oyuncuları tarafından anlaşılıyordu. Ama bu sefer de abartıyorlardı. Hatta anladıklarında bu kağıtları ne zaman aldığıma şaşırıyorlardı. Fasıl 8. Pınar Grubu Sevdam. Pınar Grubu hisselerinde tam da bu oldu. Yaşar Holding'in borsada Pınar Et, Pınar Süt, Pınar Un ve Pınar Su olmak üzere 4 şirketi vardı. Nominal değeri 1000 lira olan Pınar Su hisseleri 600-700 lira civarında, Pınar Süt 900 bin lira arasında, Pınar un da 400-450 lira arasında işlem görüyordu. Bir anlamda Yaşar Holding hisselerinin neredeyse tamamı nominal değerlerinin altında işlem görüyordu. Pınar sunun %34'ünü 600-700 lira arasında topladım. Fakat fiyatı 1000 lira bile olmadı. Keza Pınar Süt'ün %25'ini 800 bin lira arasından topladım. Ve kağıt 1200 liraya çıkmadı. Pınar Un'da ise 400-500 lira arasında %40'ını toplamama rağmen hisse yükselmedi. Pınar Süt ve Citibank'ın temerrüte düşmesi Pınar Süt'ün %25'i bizde ve kağıt yükselmiyor. Piyasadaki tüm hisseler neredeyse bende. Arada bir 1200 lira yapıyorum. Kağıt orada duruyor ama alıcı gelmiyor. 1400 lira yapıyorum durum aynı yine alıcı yok. Yani ben ne dersem o oluyor ama kağıtta likidi de kalmamış. Ve bazen günde bir lot alarak tavan yapıyorum. Bir ay aynı fiyatta kalıyor. Böyle böyle arada sırada bir tek lot alarak kağıdı 3500 lira yapmışım. O dönem tavana en fazla 100 lot yazılabildiği için bir gün yine 100 lot alış yazdım. Broker kanter içinde yanıma geldi. Nasrullah Bey 100 lot pınar süt verdiler dedi. Kimin verdiğini sordum. Citibank'ın verdiğini söyledi. Citibank nasıl verir? Onlarda Pınar Süt hissesi ne arıyor? Peki ne yaptı? diye sordum. 100 lotta satış yazdıklarını söyledi. 100 lotu al, 100 lotta alış yaz dedim. İş inada bindi ve seans sonunda biz şirketin yüzde dokuz hissesini daha almışız. Böylece Pınar Sütte yüzde yirmi beşten yüzde otuz çıktık. Canım sıkıldı. Bu hisseleri niye aldığımı da, ne yapacağımı da bilmiyorum. Yazaneye döndüm. Kısa bir süre sonra Citibank Genel Müdürü'nün aradığını söylediler. Telefonu aldım. Amerikalı bir adam. Bugün bizim brokerlarımız size pınar süt hisseleri satmış dedi. Beni niye aradığını anlamadığım için öyle mi haberim yok dedim. Ne olduğunu ve beni neden aradığını çok merak etsem de bir politika belirlemek için bu merakımı gizlemeye çalışıyorum. Adam anlatmaya başladı. Citibank sanırım Mark Mobius'la birlikte Türkiye'ye 90 milyon dolarlık bir Türkiye fonu adıyla girmişti. Tabi o tarihlerde Türkiye'de borsada işlem gören bu miktarda hisse yoktu. O nedenle bunlar şirket şirket gezip toplu pazarlıklarla %10'u geçmeyecek hisseler almışlar. Bu süreçte Pınar Sütü'nde %9'unu satın almışlar. Yaşar grubu bu yatırımı uzun vadeli düşündüğü için onlara büyük kupürler vermiş. O zaman nominal değeri 200 bin liraya kadar olan küçük küpür olarak kabul ediliyor ve normal tahtada işlem görüyor. Nominal değeri 200 bin liranın üstündekilerse büyük küpür olarak tanımlandığı için altta ayrı bir tahtada işlem görüyor. Citibank'ın elindeki küpürler 5 milyon ve 10 milyon liralık büyük küpürler. Böyle olduğu için de bunu normal tahtaya yazmamaları, alttaki tahtada satışa yazmaları lazım. Altta da bu hisseler düşük likiditeden dolayı iskontolu satılıyor. Pınar süt gibi kağıtların likiditeleri olmadığı için bazen %50 iskontolu işlem gördüğü dahi oluyordu. Citibank büyük küpürleri küçük küpür tahtasında satmış. Büyük küpürlerin hepsi bende olduğundan dolayı takas yükümlülüklerini yerine getiremeyecekler. Genel müdür durumu anlatınca benden ne istediğini sordum. Biz size bir iskonto verelim ve yarın takası yapalım dedi. Kendisine böyle bir işlemden haberim olmadığını, bu kağıtları alan müşteriyi bulup Konuştuktan sonra kendilerine geri döneceğimi söyledim. Tabi Citibank'ı böyle bir durumda yakalamamın verdiği keyifle telefonu kapatıp viskimi içmeye başladım. Sabah ilk iş olarak gidip tahtayı 3850 liraya çıkarttım ve bunları temerüte soktum. Ellerinde öyle bir mal olmadığı için takas gerçekleşmiyor. Adamlar beni arıyorlar telefonlarına bile çıkmıyorum. 5-6 gün kağıdı tavan yapıyorum onlar temerüt durumundalar. Böylece kağıdı 7000 lira çıkardım. Ama hangi fiyattan vereceğimi de bilmiyorum. Bir yandan da kağıda likidi de gelecek görünüyor. Keza piyasada Citibank'ı nasıl bir çıkmaza soktuğum dedikoduları konuşuluyor. Tam o dönem borsa başkanı Yaman Törüner aradı. Nasrullahçığım duydum. Çok güzel bir dealing room yapmışsın. Gelip görmek istiyorum dedi. Oysa dealing roomu yapalı bir yıl olmuş. Tabii anladım konunun pınar süt olduğunu. Ama anlamazlığa vurdum. Buyurun bekliyorum dedim. Telefonu kapattık. Ertesi gün Yaman Törüner geldi. Dealing room'u gezdik. Çok güzel, harika olduğunu söylüyor. Buyurun bir kahve içelim dedim ve odama çıktık. Nasrullah açığım niye geldiğimi tahmin ediyorsundur dedi. Yok başkanım bilmiyorum. Dealing room'u görmek istediğinizi söylemiştiniz dedim. Bunun üzerine Yaman Törüner bu pınar süt ne olacak diye sordu. Ne olmuş ki pınar süte diye ben de kendisine sordum. Bütün Türkiye bunu konuşuyor. Adamların anasını ağlatmışsın. temerüte düşürmüşsün. Anlaşmaya da yanaşmıyormuşsun dedi. Başkan haberim yok neden bahsediyorsunuz dedim. Yaman Törüner adamlarının Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, SPK, İMKB'ye kadar görüşmedikleri, yazışmadıkları yer kalmadığını ve borsanıza manipülasyon yapılıyor. Bunu durdurun yoksa size bir daha yatırım yapmayacağız.'' tehditleri savurduklarını söyledi. Ben yine konudan haberdar değilmişim gibi davranıp başkan hakikaten mevzu nedir diye sordum. Yaman Törüner olanı biteni anlattı. Haberim olmadığını söyledim ve takastan Mehmet diye bir çalışanım vardı onu aradım. Mehmet nedir bu pınar süt hikayesi dedim. Mehmet benim o anki durumumu doğal olarak anlamadı. Ve Nasrullah Bey öyle bir işlem yaptınız ki hala kıvranıyorlar cevabını verdi. Kim aldı bu kadar malı diye sorduğumda Mehmet ne diyorsunuz Nasrullah Bey dedi ama ben Ahmet Bey mi o ne şeytandır diye tiyatroya devam ediyorum. Telefonu kapatıp Yaman Törüner'e döndüm ve başkan alan adamı tanıyorum zor bir adam. Tabi Citibank böyle bir işlemi dünyanın herhangi bir yerinde yapabilir mi ve de kuralları bilmemek gibi bir bahane olabilir mi? Ben Ahmet'in adına konuşamam ama Citibank böyle bir işi nerede yaparsa yapsın cezalandırılır dedim. Yani bir şey yapmayacak mısın diye sordu. Yapamayacağımı söyledim ve Törüner ayrıldı. Ertesi sabah gidip bir tavan daha çıktım ve o gün mal geldi. Meğer Yaman Törüner'le Selim Yaşar Amerika'da yurttan o da arkadaşıymış. Bunlar gece oturuyorlar, Selim Bey'e bir ceza ödüyorlar ve Selim Yaşar elindeki küçük kupürlerle bunların büyük küpürlerini değiştiriyor. Ertesi gün takasla bize malı teslim ettiler ve olay bitti. Olay bitti ama benim beklediğim hareket gelmedi. Citibank sorununun çözülmesi sonrasında kağıtta yine hareket yok ve biz yine ayda bir lot işlemle arada bir tavan çekiyoruz. Bir süre böyle devam etti. Pınar sütle pınar su arkada gariban iki tahta halindeydi. Bir gün baktım bir kuyruk var ama ne kuyruğu olduğu anlaşılmıyor. Interbank'ta Ahmet Yolçınar isminde bir broker vardı. Ona ne kuyruğu bu diye sordum pınar süt kuyruğu olduğunu söyledi ve Nasrullah Bey millet mal bekliyor mal versenize dedi. Kaç para olduğunu sordum, 28 bin lira olduğunu söyledi. Şirket kuralı olarak bende bir kağıt tıkandığında o kağıdın konuşulmasını yasaklıyordum. Pınar Süt'te konuşulmasını yasakladığım kağıtlardan biri olduğu için kağıt uçmuş benim haberim yok. Kimse bunu bana söyleyemiyor ben de umudum olmadığı için bakmıyorum. Bunun üzerine tahtanın yanına yaklaştım ve arkadaşlar diye seslendim. Herkes dönüp bana baktı. Mal mı istiyorsunuz diye sordum. Herkes evet abi dedi. O zaman çekilin kenara istediğiniz malı vereyim dedim. Bunun üzerine kuyruk dağıldı. Bunlara bir tur mal verdim. Yeniden yazıldılar bir daha verdim. Böylece ben 28 bin liradan elimdeki kağıtların tamamını verdim. Pınar sütü bu seviyeden alıp 72 bin liraya çıkardılar. O zaman pınar sütün değeri 24 milyar lira yani 12 milyon dolar civarıydı. Bugün herhalde 250 milyon dolar yapıyor. Yani benden pınar süt alanların hepsi zengin oldu. Benim kağıdı değerinin ne kadar altındayken keşfettiğimi siz düşünün. Böyle bir borsa vardı Türkiye'de. Pınar süt hisseleri yükselince pınar suda yanlış mı yapıyoruz diye düşünen yatırımcıların ilgisiyle hisseler yükselmeye başladı. Böyle olunca pınar su hisselerini de 12 bin lira civarında sattık. Bunlar yaklaşık 6 ayla 1 yıl arasında gerçekleşen işlemlerdi. Yani aldıktan sonra birkaç yıl beklediğimiz işlemler değildi. Çünkü Türkiye'de hisse senetlerinin değerleri gerçek değerlerinin çok altındaydı. Bugün de iyi bakıldığında borsada o tür kağıtlar bulunabilir. Ama 6 ayda 1 yılda geçmişte olduğu gibi işlemler yapabilmek çok mümkün değil. Artık sadece manipülasyonla böyle bir işlem gerçekleştirilebilir. Ne koca şirketi, burası un değirmeni. Pınar Unda ise bir ara genel kurulun toplanacağı bilgisini aldım. Telefon açıp genel kurula katılacağımızı, adrese ihtiyacımız olduğunu söyledik. Genel kurula katılacağınızdan emin misiniz diye sordular. Koca bir şirket neden genel kuruluna katılmayalım dedik. Ne koca şirketi burası Nazilli'de bir un değirmeni dediler. Meğer hakikaten Nazilli de bir un değirmeniymiş ve Yaşar grubunun bu değirmeni nasıl ve niye aldığını o zamanlar anlayamadık. Tabi pınar süt ve pınar su hisseleri yükseldiği için kısa bir süre sonra pınar un hisseleri de yükselmeye başladı. Böylece pınar un hisselerini de iyi bir fiyatla satabildik. Ama pınar şirketleri işleminde ben ciddi bir şekilde yoruldum. Hatta bir gün oturup Selçuk Yaşar'a mektup yazdım. 3 şirket bir yılda 300 bin dolar para kazanmış. Size de bize de yazıktır dedim. Ve bu mektubun bir suretini de o dönemin başbakanı Süleyman Demirel'e gönderdim. Fasıl 9. Gorbon Işıl diye bir ucube. O dönemde borsada işlem gören şirketlere yönelik araştırmalar yapmaya çalışırdım. Bir ara Gordon Işıl'ı inceledim. 475 milyon lira. 235 bin dolar gibi düşük bir sermayeye sahip olduğunu gördüm ve tavan olur satarım beklentisiyle 20 lot alayım dedim. 20 lot alış yazdım biri verdi. 20 lot daha satış yazmış bunu da aldım. Aldığım her 20 lot şirketin binde birine denk geliyor. 20 lot 20 lot derken bir seansta şirketin %22'sini aldım. Tabi bu hisseleri kim satıyor diye merak ettim. Mustafa Yılmaz'ın sattığını söylediler. Bunun üzerine Mustafa Yılmaz'ı aradım. Hayırdır Mustafa abi tarlada bir yerde gorbon ışıl mı çıktı dedim. Nasrullah bari sen yapma. Borsacısın anlamıyor musun kimin malı olduğunu dedi. Patronun malı mı diye sordum. Kimin malı olacak cevabını verdi. Ben böylece %22 gorbon ışıl hissesiyle kaldım. Bir miktar daha aldım ve hisse oranı %30'a çıktı. Ama ülkede azınlık hakları diye bir şey yok. Her şeyi düşünen Ankara tabii bunu düşünememiş. Yıllar sonra yabancılar bağırıp çağırınca düzenlediler. Kağıt kıpırdamıyor. Ben de daha fazla şişirmemek için almıyorum. Çünkü alış yazdığım anda adam hemen veriyor. Genel kurul yapılacak kalkıp gittim. Genel kurula girmeden önce şirketin patronu Aziz Gorbon'la görüştüm ve bana iki yönetim kurulu üyeliği verin içeride sorun çıkarmayayım dedim nasıl bir sorun çıkartırsın diye sorduğunda sorun yaratabileceğimi söyledim. Bir şey olamayacağını, yönetim kurulu üyeliğini de vermeyeceğini söyledi. O halde bir üyelik ver faydam olur sana dedim. Senin ne faydan olacak bize diye yine kabul etmedi. Hiç olmazsa bir denetçilik ver dedim. Güldü ama bir söz vermedi ve genel kurula girdi. Zaten genel kurula şirketin %70'inin sahibi olan Aziz Gorbon şirketin %30 hissesine sahip olan ben, iki de 70 yaşında adam. Bunlardan birisi genel kurul toplantılarında yemek içmek için hisse alırmış, diğeri fiziki hisse senedi koleksiyoncusuymuş. Onlar katıldı. Yani genel kurul 4 kişiyle yapılıyor. Maddelerin oylamaları %70 evet, %30 red şeklinde gidiyor. Şirketin piyasa değeri 1 milyon dolar olmuş. Sabit duran varlıklara sıra geldi. Bunların Şişli'den Mecidiyeköy'e doğru köşe başında büyük bir mağazaları vardı. Aziz Bey o mağaza bu kadar küçük bir şirket için çok lüks kalıyor. Satıp sermayeyi ekleyelim dedim. Orası bizim değil dedi. Kimin olduğunu sordum. Gorbon Seramik Arşeğinin dedi. Bu şirketin kime ait olduğunu sordum. Kendisinin olduğunu söyledi. Sonra Gültepe'de olan dört katlı binayı satalım dedim. Oranın da Gorbon Işıl'ın olmadığını. Aziz Gorbon Holding AŞ'ye ait olduğunu söyledi. Tabi Aziz Gorbon Holding AŞ'nin de sahibi kendisi. Bunun üzerine Gorbon Işıl'a ait gayrimenkul olarak ne var diye sordum. Sadece bir kil ocağı olduğunu söyledi. Kil ocağı deyince benim başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Genel kurul bitti. Asabım çok bozuk bir halde yazıhaneye geri döndüm. Gazeteci Yavuz Semerci aradı. Genel kurulda ne olduğunu sordu. Tam bir ittifak halindeyiz dedim. Gazeteciye adam bir anlamda beni kovdu desem olmaz ne diyeyim. Ertesi gün sabah gazetesini aldım. Ekonomi sayfasında marşet. Nasrullah Ayan'la Aziz Gorbon anlaştı. Bu haber üzerine kağıt tavan oldu. Daha sonra Demirbank Genel Müdür Yardımcısı olan Candan Şıpka o dönem Türk Borsa İşlemler Müdürü olarak çalışıyordu. Candan'a Gorbon Işıl'a mal vereceğiz. Elimizde bir lot kalırsa seni kovarım. Pilot açığa düşersen seni yine kovarım yani küsürata kadar veriyorsun dedi. Sonuçta 6400 liradan küsürata kadar ne varsa Gorbon ışıl hisselerini verdik. 3 ya da 4 yıl sonra global veya bir müşterisi müthiş bir manipülasyon yaptı. Gorbon ışılı 6400 liradan 1.700.000 liraya götürdü. Bu fiyatta şirket iflas etti. Can yakmak böyle olur. Fasıl 10 Kırmızı da geçenleri yakala ama cezayı sen öde. Polat grubu Ege Serami'nin %15'ini halka arz etti. Türk Invest'e özelleştirme idaresinden transfer ettiğim Oktay Şen adında iyi bir analistim vardı. Ege Serami'nin analizini yaptığını, şirketin iyi olduğunu, fiyatın ucuz kaldığını söyledi ve bir miktar alalım dedi. Halka arz tamamlanmış biz 11.250 liradan hisse almaya başladık. Bir gün Oktay size bir şey söyleyeceğim ama kızmayın dedi. Hayırdır dedim. Ege seramiğin %17'si bizde dedi. Nasıl yani dedim. Elimizdeki hisselerin toplamının Ege seramiğin %17'sini oluşturduğunu söyledi. Aynı gün gazetecilerle sohbet toplantım vardı. Adnan Polat kırmızı ışıkta geçmiştir. Halka arz ettiği şirketin %17'si bizde nasıl olur dedim. Ortalık ayağa kalktı. Bir gün sonra o dönemki SPK başkanı aradı. Nasrullahçım Ege Seramik olayı tam bir skandal. Bunu aranızda halledin dedi. Nasıl bir skandal dedim. Borsadaki şirketlerin hepsi bunu yapmış. Hepsi kayda alınmayan mallar satmışlar dedi. Ne yapacağımızı sordum. Biz sizi buluşturalım siz aranızda halledin dedi. Kabul ettim ve Adnan Polatla beni buluşturdu. Ben kardan vazgeçtim. Adnan Polat da kağıtlarını geri almayı kabul etti. Böylece biz Adnan Polat'la sorunu çözdük. Yani ben paramı aldım o da kağıtlarını aldı ve sorun çözüldü. Ancak iki ay sonra kapıda iki polis savcının beni çağırdığını söylediler. Kalktık savcılığa gittik. SPK Adnan Polat, İbrahim Polat, Murat Polat, Polat Holding ve Nasrullah Ayan olmak üzere 5 kişi kurum hakkında suç duyurusunda bulunmuş. İlk dördüne izinsiz halka arzdan bana da %10'u geçtiğim halde haber vermemekten dolayı yani azınlık hakları yok ama %10'u geçtiğini bildirmek zorundasın. Savcıya ben %10'u geçmedim. Benim farklı müşterilerimin topladığı kağıtlar var ve bunların toplamı %10'u geçmiş deyip Ege Seramik alan müşterilerimin isimlerini verdim. Ancak bu müşterilerimin de hiçbiri tek başına %10'u aşan hisse almamış. Birinin aldığı hisse senedinin toplamı %4, diğerinin ki %3, diğerinin ki %5'i geçmiyor. Bunların ancak hepsi toplandığında %10'u geçiyor. Ben de onları temsilen savcı karşısına çıkmış oluyorum. Savcı, Nasrullah Bey 100 milyon lira verin davayı kapatalım dedi. Çünkü o dönem ya 100 milyon lira ceza ödüyorsun ya da dava açılıyor. Diğer dört sanık bu parayı verdikleri için ben tek başıma kaldım bu parayı ödemeyeceğimi söyledim. Çünkü iş benim için inada binmişti. Türk Invest 1994'te kapandı. Ama bu dava sürüyor. 2-3 ayda bir de hakim değişiyor. Yeni hakim geliyor. 200 milyon lira ver bu iş kapansın. Başka biri şu kadar ver bu dava kapansın diyor. Yani benden istenen para enflasyon düzeltmesinden dolayı sürekli artıyor. Öyle ki en son hakim 300 milyon lira ver davayı kapatalım dedi. Bu para o zaman 7-8 bin dolar ediyor. Hakime 4 yıl önce inadımdan vermedim. Bugünse param yok. Teklifiniz çok cazip ama benim param yok dedim. Mahkeme bitti ve beni 600 milyon liraya mahkum ettiler. Yargıtaya gittim ve paranın fazla olduğu kanaatiyle dava bozuldu. Dava geri geldi ve yeniden başladı. 2 yıl daha sürdü. 2 yılın sonunda 1 milyar 200 milyon ceza ödememe hükmedildi. Tekrar itiraz ettik. Sonrasında ise zaman aşımına uğradı ve ancak öyle kapandı. Fasıl 11. SPK bildirim yap demiş, mektupla bildirmişler. Bu ülke kanunların çevresinden dolaşanlarla doludur. Ben dahil. Bir ara 1400 liradan meta hisseleri toplamaya başladık. Kısa bir süre sonra bir arkadaşım aradı. Metaş toplamayı düşünüyorum, sen de topluyormuşsun. Sende ne kadar var diye sordu. Ben bir miktar topladığımı söyledim. Ortak bir şekilde toplamayı önerdi ve benim o güne kadar topladığım hisseleri de maliyetten ortaklığa koymamı istedi. Kabul ettim. Metaş'ın piyasada bulunan maksimum %27,5 hissesini toplamaya karar verdik. Akşamları konuşuyoruz. O fazla hisse almışsa bana geçiyor, ben almışsam ona geçiyorum. Bir gün takas memurumuz Metaş'ın ne kadar hissesi bizde sizce diye sordu. Anlaşmamıza uygun olarak maksimum %13.75'inin bizde olması lazım. Bu kadarının bizde olabileceğini söyledim. Metaş'ın %15'i bizde dedi. Ortaklık yaptığım adamı iyi tanıyorum ve bana kazık atacak biri değil. Bu durumu kendisini onu kırmadan nasıl anlatacağımı düşünmeye başladım. Bu sırada telefon çaldı ve arayan ortağım. Nasrullah bunu sana söylerken utanıyorum ama bende Metaş'ın yüzde kaçı var biliyor musun? Yüzde on beşi dedi. Gülmeye başladım. Yapmadım bir şey değil mi diye sordu. Yok ama sabahtan beri ben de sana nasıl anlatırım diye düşünüyorum. Bende de Metaş'ın yüzde on var dedim. Ancak böyle bir durumda kağıt tavan tavan gitmesi gerekirken tıkanmış ve piyasaya yağmur gibi mal yağıyor. Şirketin ana ortakları İzmirli Saruhanlar. Gece bir karar alarak matbaada bastırıp büyük küpürleri küçük küpürlerle değiştiriyorlar. SPK bildirimlerin nasıl yapılması gerektiğini tanımlamadığı için onlar da bu durumu SPK'ya mektupla bildiriyorlar. Yani babamın tabiriyle sarhoşa mektup yazma ya okur ya okumaz bildirimi yapıyorlar. Bunun üzerine ortağımla malı satmaya karar verdik ve 4000 liradan satışa başladık. İlk aldığımız fiyat olan 1400 liraya kadar malı sattık. Bu arada yaşlı bir kadın aradı. Senin için düzgün bir adam diyorlardı. Ama sen şerefsizin tekiymişsin dedi. Kıpkırmızı oldum. Ne oldu teyzeciğim diye sordum. Sen metaş alıyorsun da sonra neden geri çakıyorsun dedi. Teyze sana ne oluyor dedim. Sen alıyorsun diye ben de aldım dedi. Elinde kaç metaşın var diye sordum. Miktarını söyledi. Sen dekontunu gönder ben halledeceğim dedim. Kadın faksladı bana hesap suretini. İş Bankası'nı arayıp böyle bir hesap olup olmadığını sordum. Olduğunu söylediler. Size para göndereceğim, o metaşları bana gönderin dedim. Kadını aradılar ve sorunu çözmüş olduk. Böylece kadının beddualarından kurtulmuş oldum. Fasıl 12. Ayaklı borsa desem beni kim anlar ki? Hisse senetleri Türkiye'de ilgi odağı haline gelince Karaköy'deki borsa binasının önünde sokakta portakal sandıklarının üzerinde seans bittikten sonra ya da başlamadan önce hisse senedi alıp satan bir güruh türedi. Kısa zamanda bunlara ayaklı borsa adı verildi. Halkımız pratik çözüm üretmekte muhteşemdir. Hissederek eliyle hisse senedini tutmak, onu yastığının altında saklamak, okşamak ister. Bu piyasada böyle bir ihtiyaçtan doğdu. Tabi fırsatçılık bu piyasada kendisini çabuk gösterdi. Tavan kapanmış kağıdı %20-30 hatta %50 primle satanları mı ararsınız? Taban kapanmış kağıdı aynı orandaki iskontolarla alanları mı ararsınız? İşte bu garabeti Türkiye'de ben ortadan kaldırdım. Türk Invest'te borsa kapandıktan sonra over the counter dedikleri tezgah üstü piyasayı oluşturup mal alıp satmaya başladım. Müşteriler arasında değil ana hisseler üzerinden riski Türk Invest olarak kendimiz üstlenerek Ereğli, Koç, Arçelik, Çelik Halat gibi 10 likit kağıtta başlattım. 3 ay devam etti. Piyasa gelişiyordu, hacim artıyordu, marjlar iyice düşmüştü. Ayaklı borsanın yiyeceği ekmek kalmayınca da öldü gitti. Alternatif üretmezsen ayaklı borsa biter mi? Fiziki kağıt bitince zaten biter ama Türkiye'de fiziki kağıt bitmeden 10 yıl önce ayaklı borsayı ben bitirdim. Fasıl 13 Biz bize benzeriz. Çelebi ya da Sahte Çukurova. Bir gün borsadayım. Naci Bakır diye bir komisyoncu yanıma geldi. Bir iş olduğunu ve görüşmemiz gerektiğini söyledi. Yazhaniye birlikte gitmeyi önerdim ve yolda konuşmaya başladık. Birilerinin elindeki Çukurova hisselerini piyasanın altında bir fiyattan bize vermeye razı olduğunu söyledi. Bir cuma günüydü. Ben cuma günleri çocuklarımı görmeye İsviçre'ye gidiyorum. Pazartesi gel konuşalım dedim. İsviçre'ye gittim ama pazartesi kızımın doğum günü olduğu için dönemedim. Salı günü döndüm ve ancak çarşamba sabahı işe gidebildim. Seans açıldı, baktım Naci Bakır mal satıyor. Dehşetle seyrediyorum. Şirketin hisse yapısını da çok iyi biliyorum. Özelleştirme idaresinden başka kimse de öyle bir mal yok. Özelleştirme idaresi ise o dönem TEP ve Tekstil Bank'la çalışıyor. Özelleştirme idaresinin borsa işlemlerinden sorumlu Adnan Mete'ye başkasını bulamadınız mı dedim. Bizim malımız değil cevabını aldım. Kimde bu kadar çukurova var diye sordum bilmediğini söyledi. Bu arada ben her gün mizanlara özellikle de eksi bakiyelere bakardım. Müşterilerimizden birinde Rabak hissesinde eksi bakiye var. Yani bir müşterimiz Rabak hisselerinde bugünkü tabirle açığa satış yapmış. İsmet isminde bir brokerımız vardı. Ona bu hikayenin ne olduğunu sordum. Nasrullah Bey adamın suçu yok. Adam bir defa satış emri vermiş. Biz iki defa satmışız. Adamın malı ondan bin lot eksik dedi. 6 milyon lira parası duruyor ama açık olan kağıdın değeri 12 milyon lira olmuş. Hisseyi bu seviyeye de ben getirmişim. Onun için bu hissede eksi bakiye olması acayip zoruma gitti. Bundan sorumlu olan kişiyi çağırttım. Bu işi nasıl yaptığını sordum. O zaman 250 bin lira maaş alıyor. Maaşımdan düş dedi. Muhasebeciyi çağırdım ve bu arkadaştan 24 aylık senet aldık. Kendisine de seni kovuyorum dedim. Böyle bir şey yapmazdım ama maaşımdan kesin gibi bir tavırla karşıma çıkınca çok sinirlendiğim için hem dediğini yaptım hem de işine son verdim. Çünkü maaş almadan ben de 24 ay çalışabilmesi için çalması lazım. 15 dakika sonra bir telefon geldi. Ben İskender Zülfikari. Sen benim brokerı nasıl kovarsın dedi. Hangi broker dedim. İsmet benim brokerım dedi. İsmet benim çalışanım. Nasıl senin brokerın oluyor dedim. Benim hesabımı kapa mallarımı almaya geliyorum dedi. Biz bunun mallarını takastan aldık ve kendisine teslim ettik. O hafta sonu çocuklar İstanbul'a gelmişti. Klasis oteldeyim. Çocuklarla bowling oynuyorum. Bana telefon olduğunu söylediler. Gittim telefonu aldım. Oktay, gözünüz aydın bir kızınız oldu dedi. Ne olduğunu sordum. Çukurovalar sahteymiş dedi. Hangi çukurova diye sordum. Naci Bakır'ın bir aydır sattığı çukurova hisseleri dedi. Bizde ne kadar var dedim. Biz de emanette 3 lot Çukurova olduğunu söyledi. Hemen gazeteye nezdimizde saklamada tutulan Çukurovalar bizzat ödenecektir diye tam sayfa ilan vermesini söyledim. Pazartesi ortalık kan gölüne döndü. Aracı kurumların hemen hepsi bu durumu yemiş. Adamlar kağıtları Adana'da bir matbaaya bastırmış. O zamana kadar hisse senetleri filigransız, korumasız kağıtlara basılıyordu. Bu olaylardan sonra kağıtlar filigranlığa çevrildi. Benim ilan piyasaya bomba gibi düştü. İnsanlar aracı kurumlara gidip Nasrullah Bey ödeme yapıyor. Siz de paramızı verin diyor. Borsada acil sahte Çukurova toplantısı yapılacağına ilişkin bir bilgi geldi. Bana ne benimle bir ilgisi olmadığı için Oktay'a gitmesini söyledim. Ama Nasrullah Bey sizi çağırıyorlar dedi. Gitmeyeceğimi kendisinin katılabileceğini belirttim. Oktay toplantıya gitti. Seni neden gönderdi demişler. Ceyhan Bey aradı. Nasrullah bir gelmen lazım dedi. En büyük kağıtlar onun elinde. Benimle ilgisi olmadığını söyledim. Sen o ilanı verdiğin anda seninle ilgisi yoktu. O ilanı neden veriyorsun dedi. Aslında doğru söylüyor. Ben gelip çözüm önereceğim ama siz benim dediğime uyacak mısınız diye sordum. Sen bir gel buradakiler her şeye razı dedi. Gittim. Duruma güleceğim ama gülemiyorum. Çünkü ortada esasında tam bir rezillik var. Sahte mallar borsa takas merkezinden tüm bankaların takaslarından aracı kurumlarından rahatlıkla geçmiş. Borsa başkanı Yaman Törüner benim gözümün içine bakarak konuşuyor. Ben de havaya bakıyorum hiç oralı değilim. En sonunda dayanamadı. Bir de ilan veren arkadaşlarımız var kendileri ne düşünüyorlar dedi. Bana mı diyorsun dedim. Evet dedi çözüm önerim olduğunu söyledim. Biz sahte Çukurova fonu kuracağız. Fonda para biriktireceğiz. Ama bunu kimse bilmeyecek. Bu hepimizin ayıbı. Büyük rezillik. Hepimizin takas şubelerini kapatmamız lazım dedim. Nasıl bir fon kuracağız diye sordular. Çok kolay. Hisse senedinden binde bir, bir de hazine bonoları, devlet tahvilleri var dedim. Bankalar ayağa fırladı. Ne reposu, ne hazine bonosu, ne ilgimiz var dediler. Burası hepimizin mezarı olur. Bunun için çaresi yok dedim. O gün toplantı sonucunda sahte Çukurova fonu kurmaya karar verdik. Millete borsadan aldığımız Çukurova'yı teslim ettik. Getirilip teslim edilen takaslara borsadan mal aldırdık. Bu işleme başladığımızda 17.500 lira olan kağıt geri alınacak diye 55.000 liraya çıktı. 55.000 liradan alınan mallar teslim edildi. Bu arada gazeteye ilan verdiğimiz gün yani pazartesi günü iş yerine geldiğimde İskender Zülfikari kapıda kucağında kağıtlarla oturuyordu. Adamı da tanımıyorum. Sekreter İskender Zülfikari olduğunu söyledi. Arkadaşlar gazete ilanımız nedeniyle geldiğini söylediler. Tamam da biz saklımızda bulunan Çukurova hisselerini ödeyeceğimizi söyledik. Bizim saklımızda onun Çukurova hisseleri mi varmış dedim. Bizden cuma günü almış dediler. Bu durumda bizim yapabileceğimiz bir şey olmadığını söyledim. Ama Çukurova'nın patlamasının 3. gününde borsanın ricası üzerine İskender Zülfikari'nin mallarını teslim alıp borsaya ilettik. Kısa bir süre sonra adam bu sefer de bana sahte Çukurova sattılar diye bize dava açtı. Dava daha sonuçlanmadan biz malları piyasa 55 bin lirayken teslim aldık. Fiyat davada istediği paranın 3 katına çıkmış. Bu geldi kağıtlarını soruyor. Git avukatımın parasını öde davanı geri çek. Ancak o zaman kağıtlarını geri alabilirsin dedim. Tabi bayram etti. Çünkü elinde 400 bin dolarlık mal vardı. O gidip avukatla halletti. Biz de kağıtlarını teslim ettik. Rahşan affı ile kurtuldum. Bir hafta sonra yazaneye SPK'dan müfettişler geldi. Hakkınızda şikayet var. Siz milletin malını Çukurova'yı vermemişsiniz dediler. Kimin malını vermemişim diye sorduğumda ise İskender Zülfikari'nin Çukurovası'nı vermemişsiniz dediler. Alın bu makbuzu, bu da mallarını teslim aldığına dair evrak, bu da ibra ettiğine dair kağıt dedim. Olsun biz gelmişken seni bir denetleyelim dediler. ''10 kişi gelmişler. Eksiğimiz gediğimiz de yok. Aklıma da bir şey gelmiyor. Buyurun denetleyin dedim. Demirbank'tan 1 milyar kredi kullanmışız. Portföyümüzde Erdemir var ama bizim takas memuru Erdemir yerine Koç Holding vermiş.'' Koç Holding'de bizim portföyde yok ve müşterinin malı. Bu durumdan benim hiç haberim yok. Müşteri malını istismardan dava açtılar. 1994'ten sonra benim davalardan ille bir mahkumiyet çıkartmaya çalıştıkları için bir sene 6 ay 20 gün hüküm verdiler. Bir sene 6 ay verseler ertelemeye giriyor. Bu Ankara'ya gitti onaylandı. Daha sonra Raşan Affı ile kurtuldum. Raşan Affı'na kadar kaçak gezdim. Fasıl 14. Sadece binasına bakıp hisse almayın. 1984 yılından itibaren Sürmeli Oteli'nin saunasına giderdim. 1991 yılıydı sanıyorum. Bir gün saunadan çıktım, arabaya bindim. Yanda koca bir bina var ve üzerinde deva yazıyor. Muhteşem bir bina. Binanın ederini kafamdan hesapladım. Ertesi sabah ofise gelip Deva Holding'in bilançosuna baktım. Hissenin fiyatına baktım, geniş bir inceleme yaptım. Mevcut sermayesi binanın değeri diye baktığımda böyle bir şirketin değerinin 40 milyon dolar olması imkansız. Sadece binanın fiyatı 150 milyon dolar yapıyor diye düşündüm. Bütün bunları hesapladıktan sonra geldim arkadaşlara Deva Holding'in tahtası nerede diye sordum gösterdiler. Tahtaya bakıyorum işte 8 lot alıcı 9 lot satıcı var. Fiyat 20 bin lira 18 bin liraya kadar 8 lot alıcı var. 22 bin liraya kadar da 9 lot satıcı var. Arkadaşlara 20 bin liraya ne gelirse alın talimatı verdim. Bu fiyattan 10 lot civarında alım yaptılar ve bu fiyattan mal gelmediğini söylediler. Bunun üzerine 21 bin liradan alım emri verdim. Bir süre sonra tekrar geldiler artık bu fiyattan da mal gelmediğini gelenleri aldıklarını söylediler. 22 bin liraya çıkmalarını söyledim. Tahtayı tavana kilitledik. Ertesi günde devam ettik. 3-5 gün içerisinde fiyatı 30 bin liraya çıkarttık ve epeyce mal topladık. Bir gün o dönem evgin mengul değerlerin sahibi Cengiz Evgin geldi. Aa atlıyorum sanma devada ne hikaye var diye sordu. Hepiniz ne kadar gerizekalısınız. Devanın sadece binası 150 milyon dolar eder. Şirket ilaç şirketi. Daha yeni şirketin değeri 60 milyon dolara çıktı dedim. Abi o bina kira sen o binaya güvenip alıyorsan alma. Bu şirketten bir şey olmaz dedi. Nasıl yani dedim. Ben araştırma yaparken şirketin öz varlıklarına, gayrimenkullerine bakmamışım. Aslında böyle böyle öğreniyorum. Tabii biz Deva binasının kiralık olduğunu anlayınca hisseleri sattık. Deva Holding 15 yıl gibi bir zaman iş yapmadı. Sonra yabancı bir fon gelip Deva'yı keşfetti. Deva'nın en büyük sorunu 100 adet birer liralık kurucu hisse vardı. Şirketin sermayesi 4 milyar lirayken 100 lira tutarındaki kurucu hisseler şirketin %99 %99.999'unu temsil ediyordu. Hisse senedi işlemleri yapanlar bu tür sorunları iyi bilmeli. Gelen yabancı fon bu durumu yakalayıp çözdükten sonra deva işlerlik kazandı. Fasıl 15 Babalar nasıl borsadan uzakta tutulur? Öğleden sonra yazaneye geldim. Sekreter Dündar Kılıç'ın beni aradığını söyledi. Dündar Kılıç'ı ismen tanıyorum ama tanışıklığımız yok. Lokman kondakçıya Dündar Kılıç'ı tanıyor musun diye sordum. Tanıyorum Dündar abiyi dedi. O zaman bir ara ne istiyor diye sor dedim. Benim yanımda Dündar Kılıç'ı aradı ve Dündar Kılıç Nasrullah ağa kağıt alıp satıyor, para kazanıyor. Bize de biraz para kazandırsın diyor. Biraz düşünüp kendisini arayacağımı söyledim ama Dündar Kılıç Düşünüp aramasına gerek yok. Ben parayı gönderdim. Parası kapının önünde hazır. Onu alsın bize onunla para kazandırsın diyor. Hakikaten kapıyı açtık. Elinde bir çuval parayla bir adam oturuyor. Dündar kılıç gibi birine parayı almıyorum denmez. Parayı alıp para kaybettim hiç denmez. Parayı aldım para kazandım da denmez. 5 milyar lira yani 2,5 milyon dolara yakın bir para göndermiş. Arkasında daha ne kadar geleceği de belli değil. Parayı mecburen aldık. O tarihte Polat İş Merkezi'ndeydik ve orada bir para kasamız vardı. Takas memurunu çağırdım. Bu parayı al kasaya koy. Ölüyorum desem bundan bana bir kuruş vermeyeceksin. Hatta bu paradan 100 dolar bile birisine verirseniz sizi mahvederim. Daha sonra ben size ne yapacağınızı söyleyeceğim dedim. Cuma günü bunlar oldu ve ben pazartesi günü sabah borsaya deva tahtasının önüne gittim. Cuma gününü 30 bin liradan kapatmış olan Deva Holding'in tahtasını tavana kadar çizdim. Tavana da Deva'nın sermayesi kadar alış yazdım. Eski deyimle üçgen attım. Eskiden tahtalarda satışa yazılmış malın üzeri alıcı tarafından çizilir, alışa gelmiş müşterilere de satıcı çizer, işlem gerçekleşirdi. Bir tahtada satıştaki tüm malları almak veya tüm alıştaki mallara vermek isteyen üye ise çizmekle uğraşmaz, tahtanın tamamına büyük bir üçgen şekli çizerdi. O şekilde gelen tüm malları alır veya gelen tüm alıcılara verirdi. Tabii bir lot bile gelmedi ama tahta kilitlendi. Ben Dündar Kılıç'ı arayıp deva aldığımı söyledim. Kaç paraya aldık yeğenim dedi. 30 bin liradan aldığımı ve tahtanın 33 bin liradan kapattığını söyledim. İyi eline sağlık dedi ve telefonu kapattık. Dündar Kılıç tüm parasını aldığımı sanıyordu ama ben sadece 30 bin dolarlık mal almıştım. Tahta tavan olduğu için Dündar Kılıç yine de mutlu oldu. Tabii bu fiyattan satabilirsek iyi. Ertesi gün arkadaşları tabana kadar vermelerini ve kalan malı da tabana yazmalarını söyledim. Taban da 28 bin 500 lira civarında. Tabii tahtada bir tek ben olduğum için uğrayan yok. Biri gelip iki lot, diğeri gelip üç lot aldı. En fazla 15 bin dolarlık mal satışı yapabildik ama tahta tabandan kapandı. Ofise döndüğümde sekreter, Dündar Bey sizi sekiz kez aradı dedi. Bunun üzerine Dündar Kılıcı aradım. Yeğenim bizim tahta taban olmuş dedi. Tahtada bir sorun olduğunu ama çözeceğimi söyledim. Yeğenim bizim bu para yetim parasıdır dedi. Dündar abi haklısın düzelteceğim dedim. Yeğenim ben anlamam bizim paraya halal gelmemeli dedi. Ben böyle bir şey yapar mıyım dedim. Bu iş sakatmış sen benim mı iade et dedi. Benim için bu mutlu son. Ancak Dündar Kılıç'a abi paran kasada emanette duruyor diyemezsin. Dündar abi ben şimdi o kadar parayı nereden çıkartayım? Takas diye bir şey var ve para bir gün sonra elimize geçiyor. Yarın satarım öbür günde para elimize geçer dedim. Tabii kabul etmedi. Sen bize bir şeyler gönder dedi. Takas memurunu çağırdım. Kasaya koyduğumuz paradan 2 milyar lira hazırlayın. Saat 16 gibi size söyleyeceğim adrese teslim edin dedim. Zor bulmuşuz gibi yapıp Dündar Kılıç'a paranın 2 milyar lirasını verdik. Ertesi gün 1,5 milyar lirasını gönderdik. Onu da bir yerden ayarlamışız gibi yaptık. Ondan sonraki günde 1,5 milyar parasını gönderdik. Böylece Dündar Kılıç'ın tüm parasını iade edip hesabını kapattık. Bir daha da babalardan hiç kimse gelip bize bana hisse senedi al demedi. Fasıl 16 Bir Büyük Ders Rabak Türkiye'de o tarihte bakır tel üreten iki şirket var. Birisi Sarkusyan, diğeri ise Rabak. Yaptığımız analizler sonrasında Rabak tahtasında alım yapmaya başladık. Ben aldıkça mal geliyor. Şirketin %15'ine yakın bir mal geldi. Bu kadar hisse aldım ama Rabak tahtası milim oynamıyor. Rabak'ın meğerse %60'ı halka açıkmış. 1600 liradan satmaya başladım. Kağıt bu fiyatta duruyor. Ertesi gün geldim yazaneye. o dönem fındık işi de yapıyoruz. Borsadan bir telefon geldi. Nasrullah Bey, 3 kamyon malınız geldi dediler. Ben fındıkçıların 3 kamyon fındığı yanlışlıkla borsaya gönderdiğini sanıyorum. O nedenle yanlış yere geldiğini, deponun halkalı da olduğunu söyledim. Telefon açan kişi Nasrullah Bey ne diyorsunuz gelenler hisse dedi. Şaşırdım ve ne hissesi olduğunu sordum. Rabak hisseleri yanıtını verdi. Sen manyak mısın 3 kamyon rabak nasıl gelir dedim. Oysa Rabak'ın 1 liralık, 5 liralık, 10 liralık nominal bazda küpürleri varmış. 200 bin liraya kadar olan küpürlerin küçük küpür olduğu dönem. Malı aldığım adam bu hisseleri Rabak'ın kuruluşunda yani 1960 yılında almış. O zaman indirin malı dedim. Bizde böyle bir yer yok. Biz iş bankasına bağlıyız. İş bankasının kasa dairesi de bunları almaz dedi. Ne yapacağımızı sordum. Adamın parasını verip malları teslim alacaksınız dedi. <laughs> Alayım da 3 kamyon malı ben nereye indireyim? Şirketten arkadaşlara gidin 3 kamyon rabak hissesi varmış buraya getirin dedim. Takas memuru nereye getireceğimizi sordu. Yazaneye getirin dedim. O zaman Polat İş Merkezi'nde 600 metrekarelik bir yazanemiz var. Takas memurumuz kasa dairemizin buna müsait olmadığını söyledi. Kasa dairesini boş verin, her yere, köşelere, duvar diplerine koyun dedim. Çalınabileceğini söylediler. Önemli olmadığını yazaneye yerleştirmelerini söyledim. Adam 100 lira nominal değerli rabat çalacak, piyasa değeri 160 lira. Dolar cinsinden baktığımızda 8 sent ediyor. ''Bunu çalan birisi varsa bırakın yapsın. Hiç olmazsa zengin görünürüz.'' dedim. Biz üç kamyon rabakı getirip yazhanenin her yerini rabak doldurduk. Yürüdüğün her yerde ayağına rabak hisseleri takılıyor. Sinirlerimiz bozuldu. Takıldıkça gülüyoruz. Ertesi sabah gidip rabak hisselerine bir daha saldırdım. Çünkü bir çarem de kalmadı. Rabat toplamaya devam ettim ve şirketin %38 hissesini topladım. Küçük küpürler bitti, büyük küpürler gelmeye başladı. Bir kısmını borsa takası aldı ve bir yerlere sığdırdık. Geri kalan da Halil Bezmen'de. Bu kadar hisse almama rağmen fiyat hala 1600 lira. Ben almaktan yoruldum ve durdum. Aradan bir zaman geçti, bir yıla yakın. Eski borsada önde Korbey, yanında tahtalar, Korbey'in arkasında ise yatırımcılar vardı. Sarkusyan tahtaları ile Rabak tahtaları da yan yana. Sarkusyan tahtasının önünde her gün kuyruk olurdu. Çünkü Sarkusyan kuyumcuların elinde olan bir hisseydi. O gün kimin paraya ihtiyacı varsa Sarkusyan satar, kimin parası varsa gelir Sarkusyan alırdı. Rabaksa çok iş yapan bir şirket değildi. Rabak'ta hiç kuyruk olmazdı. Sadece ben vardım ve bazen de elinde birkaç lot olan gelip yazardı. Ben de yorulduğum için almıyordum sadece seans sonu düşmesin diye bir lot aldırıyordum. Bir buçuk yıl böyle devam etti. Bir gün yine bir kuyruk ama ilginç bir durum da var. Sarkusyan kuyruğu ama sanki rabak kuyruğuymuş gibi de duruyor. O dönem Reuters yeni fiyat kotasyonları geçiyor. Bense rabak izlemeyi yasaklamışım. Rabak diyene ciddi fırça atıyorum. Baktım bir kuyruk var arkadaşlara ne olduğunu sordum. Meğer rabak patlamış. Hisse fiyatı 7 bin lira olmuş. Tabi rabak konuşmayı yasakladığım için kimse bana durumu anlatmaya cesaret edemiyor. Broker'a çaktırmadan bir baksana bu kuyruk ne kuyruğu dedim. Bu gidip geldi ama yüzü kıpkırmızı. Kuyruğun rabak kuyruğu olduğunu söyledi. Rabak demek yasak ulan dedim. Abi vallahi rabak dedi. Ne istediklerini sordum. Mal istiyorlar dedi. Ne diyorsun lan sen dedim. Abi tavandan yedi tahta alıcı var dedi. Bu kağıt ne zaman tavan oldu diye sordum. ''Üç dört gündür tavanda ama biz sana söylemeye korktuk'' dedi. Çocuğun gözüne baktığımda onun da rabak aldığını anladım. Çünkü keyifli bir hali vardı. ''Sen deva tahtasına git'' dedim ve ben rabak tahtasının önüne geldim. Yüksel Şahin diye bir brokerım daha vardı. Ona rabakta sıraya girmesini söyledim. Yüksel kuyruğa girince kuyruk dağıldı. O dönem kuyruğa giren herkes emrini verip çıkar. Ama tahtanın sahibi olan yani elinde yüklü miktarda hisse sahibi olan geldiğinde kuyruk dağılır. Tahta tahta sahibine bırakılırdı. Yüksel kuyruğun başına geldi ama bir taraftan da dışarıda tüm yatırımcılar izliyor. Ben sat desem küfredecekler. Yüksel bana döndü. Ben 200 lot alış yaz dedim. Ben bu emri verdikten sonra bir alkış fırtınası koptu. Baba en büyüksün diye bağırıyorlar. Yüksel tekrar bana döndü. Kuyruğa gir diye seslendim. Bir daha kuyruğa girdi. İki yüz lot daha alış yaz dedim. Bir alkış daha koptu. Yüksel kuyruğa giriyor ben alış yazdırıyorum. Bin altı yüz liradan almışım fiyat olmuş yedi bin lira. Böyle bir kar inanılmaz. Fakat biz alış yazdıkça alıcı olan tahta sayısı on dokuza çıktı. Seansın bitmesine on dakika kala Yüksel'e yeniden sıra geldi. Şu kadar lot yüzde iki civarı ver dedim. Alanlar çok mutlu, muhteşem bir durum var. Dört tahta verdim, on beş tahta alışta seans kapandı. Cengiz Evgi'nin yanlış anlamasıyla gelen alımlar. Kağıt 7 bin lirayı gördüğünde Cengiz Evgin geldi ve aa yine köşesin dedi. Ne olduğunu sordum. İki bedelli iki bedelsiz rabak dedi. Tamamen fiktif tamamen hayali haberim bile yok. Hatta kağıdın 7 bin lira olduğundan bile haberim sonradan oldu. Benim böyle durumlarda bilmiş bilmiş bir gülümsemem vardır. Ne doğrularım ne yalanlarım ama bilmiş bilmiş gülümserim. Cengiz bunu yanlış anladı ve tüyoyu aldığımı sandı. Alıcı bu nedenle çok arttı. Bu arada bir avukatım vardı ona da 7 bin liradan rabak aldığımı söyledim. Çünkü ben 1600 liranın üzerinde rabak almamaya yemin etmiştim. 7 bin liradan aldığım rabak hisselerini avukatıma yazdım. Rabak'ın yükseleceğini alıcıların çıldırmış bir şekilde almak istediklerini gördüm. Ertesi sabah tahta sayısı 7 ile başladı ve 13 tahtaya çıktı. Bu arada broker'ımı gönderip yine alış yazdırdım. Seansın bitmesine yine 10 dakika kala bir %3 daha sattım. Tahtayı yine tavan kitlemeye devam ettim. Ertesi gün tahta 8500 lirayla başladı. 9400 derken Rabak 14750 liraya çıktı. Bir gün borsada baktım biri oturmuş hesap yapıyor ve bu mulan borsa kralı geri zekalı 7000 liradan şu kadar lot verdi 7500 liradan şu kadar lot verdi diyor bunları duyunca yanına yaklaşıp izlemeye başladım adamı ulan 14750 liraya çıktı herifin bize verdiği paraya bak geri zekalı diyor bunları duyunca çok canım sıkıldı sağlam bir küfür ederek sen o adamın o malları kaç liradan aldığını biliyor musun salak dedim ben 1600 liradan almışım tahta 14750 liraya çıkmış Adam benim 7 bin liradan yaptığım satışlardaki zararımı hesaplıyor. Zaten kararlıydım bu adamın sözlerini duyunca daha da kesin bir şekilde tahtayı yıkmaya karar verdim. Çünkü hala benim elimde %17 civarında hisse var. Ertesi sabah adına alım yaptığım avukatıma bugün senin hisselerini satacağım dedim. Kaça satacağımı sordu. 14.750 liradan satacağımı söyledim. Benim kağıtlarımı 15 bin liradan aşağı satma dedi. İnanılmaz sinirlendim. Adama 7 bin liradan aldığım kağıt 14750 lira olmuş ve bu fiyattan satma diyor. Bunun üzerine ben tahtayı yıkmaya başladım. Kağıdı 14750 liradan tabana yani 12250 liraya çektim. Elimde ne kadar varsa vermeye başladım. Tabii bir daha gelmediler. Ben yine 14750'den satışa geçtim ve bir daha taban oldu. 12250'den alışlar artıyor, 14750'den alışlar azalıyor ama düştüğünde yeniden geliyorlar. Öyle ki 12.250'den bir adam mal verirken bunlar 14.750'den alışa geliyorlar. Bunun izah edilebilecek bir durumu yok. Her seferinde şirketin %2-3'ünü veriyorum. Neyse malı bitirdim. Tahta taban kapandı. Yazhaneye döndüm. Bu arada avukat geldi. Hisselerini ne yaptığımı sordu. Satmadığımı söyledim. Jabak'ı sen çökertmişsin dedi. Sana ne yapacağımı mı söyleyecektim? 7 bin liradan sana kağıt alırken bunu ne yapacağımı söyledim mi? Sana 14.750'den satacağımı söyledim. 15 bin lira dedin ve bu seviyeyi görmedi dedim. O halde 14.750'den yaz dedi. Ne yazayım deli misin sen dedim. O zamanlar gün içinde yapılan işlemlerin gün sonunda dağılımı yapılır. Aracı kurum istediğine istediği fiyatı yazabilirdi. Artık elektronik emirlerde kimin ne zaman hangi saniyede emri girdiğini bile takip ediyorlar. Aslında istesem yazardım ama cezalandırılması lazım. Neyse 13 binden yazıp bunu yine de memnun ettim. 100 lotluk iddia ve Rabak'ın iflası. Nüvit Topaloğlu diye bir borsacı vardı. Daha sonra bana ait olan izi belli menkul değerleri benden satın alıp adını çağrı menkul değerler olarak değiştirdi. Aslında 1989 yılında bana Ereğli Demirçeliği tedarik eden adam. O dönem Ereğli'de köy kahvelerine gidip hisse alıyor sonra bu hisseleri üzerine yüzde on koyarak bana satıyorlar. Böyle bir meslek vardı o tarihlerde. Ereğli 5000 bin lirayken başlamışlar ve ben bunlara Ereğli'nin 80 bin lira olacağını söylemişim. Bunlar inanmayıp satmaya devam etmişler ve Ereğli 170 bin lira olmuş. Nüvit Topaloğlu daha Rabak 1600 lirayken bana gelmiş ve bu sene ne iş yapar diye sormuştu. Ben de Rabak'ın iş yapacağını söylemiştim. Kaç para olacağını sordu. 40 bin lira olacağını söyledim. Hatta 100 lot Rabak hissesine de iddiaya girdik. Yani Rabak malıyım diye sordu. Almasını söyledim. Ama 1600 lirayken almadı. Hatta 7 bin liradan da almamış, 8 bin liradan almamış, 14.750 lira olduğu gün en fazla Rabak hissesini buna vermiş. Tahta 12.750'den taban kapattı ve bende de Rabak bitti. Nüvit Topaloğlu yazıhaneye geldi. Aa bu Rabak ne olacak dedi. Ne bileyim ben ne olacak Rabak dedim. Aa kırk bin lira olacağını söylemiştin dedi. Ulan Rabak kırk bin lira eder mi dedim. Aa böyle dedin hatta bahse girdik ya dedi. Bahsi kaybettim al sana yüz lot Rabak. Hatta yıl sonuna kadar süremiz var ve bunu sene sonunda vereceğim dedim. Peki bu Rabak ne olur diye sordu. Üç bin liradan bana gelmelerini söyledim. 3 bin liraya mı düşecek diye sordu. Düşeceğini söyledim. Aa 40 bin diyordun şimdi 3 bin lira diyorsun dedi. Ulan hiç mi incelemedin? 40 bin lira eder mi diye benim her söylediğime inanacak mısın sen dedim. Ben çekilince Rabak %38 daha halka arz edilmiş oldu ve düşmeye başladı. Ben toplayıp dağıtmışım bana ne? Kağıt 3 bin liraya düştü ve Nüvit Topaloğlu yeniden geldi. Aa müdahale edecek misin dedi. Yarın edeceğim dedim. Hakikaten şirketin batacağına yönelik bir bilgi bende halen yok. 3000 liradan yeniden Rabaka girdim. Şirketin %20'si geldi. 14750 liradan vermişim. 3000 liradan kağıt geliyor. Bu durumdan hoşlanmadım. Kendi kendime tatsız dedim. Dönüp 2700 liraya geri bastım. Nüvit Topaloğlu tekrar geldi. Niye geri bastın ha dedi. Bu fiyattan kağıdın yüzde yirmisi geldi ben manyak mıyım dedim. Peki ne zaman müdahale edersin diye sordu. Bin liraya geldiğinde bakacağımı söyledim. Kısa bir süre sonra bin liraya geldi. Ben bin liradan bir kez daha araba kaldım ama 900 liraya zar zor verebildik. Sonra 500 lirada bir daha girdim. 450 lirada bir daha kaçtım. Çünkü kağıt 500 liraya düştüğü halde sana bir şirketin yüzde 20si veriliyorsa kaçacaksın. O sırada şirketin batacağı dedikoduları artmaya başladı. 370 lirada bir daha girdim. 340 liraya zor verdim. Ve sonra şirket iflas etti. İflas ettiğinde bir tek lot rabak istem yoktu. Fasıl 17 30 bin lira pahalı, 90 bin lira ucuz. Adana C 1992 yılında özelleştirme idaresinden aradılar. Adana çimentoyu halka arz ediyoruz. Ne kadar istiyorsan sana ayıralım dağıtıcısı sen ol dediler. 270 bin liraya çimento kağıdı mı olur deyip almadım. Ancak 270 bin liradan halka arz edilen Adana A 570 bin lirayı aştı. Gitmeye devam ediyor. 30 bin liradan açılan Adana C'nin fiyatı dahi 90 bin lira oldu. Böyle olunca bir 10 lot alayım da bari hiç para kazanmadım demeyeyim dedim. Kağıt da yeterince pahalı. Broker 20 lot satış geldiğini söyledi. Onu da al dedim. 20 lot 30 lot daha derken halka arz edilen malın %40'ı bende. Benden başka da kağıtta alıcı yok. Alıcıların hepsi 89 bin lirada. Onlar da 89 bin liraya verirse nasıl lan parasını almış oluruz mantığıyla bekliyor. 20. günün sonunda kağıt bölündü ve Adana C'nin fiyatı 1800 liraya geliyor. Herkes benim üzerime oynuyor. Kağıtları böldüreceğim. Kağıtlar da sadece vakıf bank ve iş bankasında bölünebiliyor. Her aracı kurum vakıf bank ve iş bankasının yakınlarına adam dikmiş. Benim kağıtların bölünmesini bekliyorlar. Bölünürse başlarına bela olacağım. Onu düşünüyorlar. Bir gün borsaya gittim ve ben tatile çıkıyorum dedim. Hakikaten de çocuklarımla Uludağ'a tatile gittim. Nüketle çocuklar eğleniyor ama ben arkadaşları arayıp Adana C ne oldu diye sorup duruyorum. Yeşillik olsun diye girdim, zararlı çıktım. Vakıfbank Beşiktaş şube müdürü olan Behçet isminde bir arkadaşım vardı. Ona Adana C'yi bozduracağım ama herkes beni takip ediyor. Kimsenin haberi olmadan nerede böldürürüz bunları diye sordum. Kapat ben seni arayacağım dedi ve bir süre sonra yalava olur mu dedi. Neden olmasın kimsenin de aklına gelmez dedim. Biz kağıtları helikopterle Yalova'ya gönderdik. Adana C'leri bozdurduk. Helikopterle taşıyıp yazaneye koydurduk. Şimdi mal sağlamda. Satmak kaldı. Böldükten sonra satışın süresi yok. Dördüncü gün birisi mal almaya başladı ve kağıt tavan oldu. Kendi broker'ım yerine tahtanın başına başka birini koydum. Onun benim broker'ım olmadığını bildikleri için de çok rahatlar. Kağıdın fiyatını 1800 liradan 4200 liraya çıkarttılar. Ben keyifleniyorum ama mal satmıyorum. 4200 liradan brokera tahtaya yaklaşmasını söyledim ve hepsini fiyatsız olarak boya dedim. Yani üçgen attım. Ben fiyatsız malları vermeye başladım. Bir alıcılar geliyor tahtaya inanılmaz. Ben elimdeki yüzde kırkın tamamını bir saatte dağıttım. Arkadan söyle patronuna daha varsa versin diye bağırıyorlar. Çocuk bana iletemiyor. Ben de söyle onlara mal bitti dedim. Seans bitti. Yazhaneyi aradım. Sekreter, Dündar Bey sizi arayıp duruyor dedi. Aradım Dündar Altayı. Sen neredesin diye sordu. Uludağ'da tatilde olduğumu söyledim. Biz de öyle biliyorduk ama bu Adanaları kim verdi dedi. Ne Adana sabi dedim. Yanlış yaptınız. Adana bu fiyata verilir mi? Bu Adana 20 bin lira olacaktı dedi. Ben gülmeye başladım. Adana C. O gün bugündür bin lirayı bile görmedi. Fasıl 18. Askerlik. Herkeste hisse senedi var. Yurt dışında yaşadığım için 33 yaşına kadar askerlik zorunlu değildi ama artık süre doluyordu. 1991 yılında askere gitmem gerekiyordu. Askere gittiğimin bilinmesini istemiyordum çünkü piyasada spekülasyon olacak. İsviçre'de 1984'ten beri benimle çalışan mali müşavir İngiliz bir çocuk vardı. Onu çağırdım. Seni genel müdür yapacağım ama hiçbir şeye karışmayacaksın. Çok fazla da bir iş yapmayın, şirketi zarara uğratmayın. Tek şartım bu dedim. Bedelli askerliğe giderken de basına bir kokteyl verdim. Bu toplantıda şirketimiz artık kurumsallaşmaktadır. Büyük emeklerle yurt dışından genel müdür transfer ettik deyip yeni genel müdürün çalıştığı şirketleri deneyimlerini sıraladım. Oysa çalıştığı ve ismini verdiğim şirketlerin hepsi benim yurt dışındaki şirketlerimdi ama bunu bilmiyorlardı. Basın ertesi gün bizim haberlerimizi kurumsallaşma ve yeni potansiyel yönetim ve genel müdür üzerinden gördü. Amacıma ulaşmıştım. Kalkıp askere gittim. İlk 15 gün sabahın köründe kalktım. Eğitime katıldım, koştum, bir askerin yaptığı her şeyi yaptım. 15. gün gazeteci Abdurrahman Yıldırım, nereden öğrendiğini bilmiyorum ama benim askere gittiğimi öğrenmiş, Cumhuriyet'te bir yazı yazdı. O şimdi asker, üst başlığı ve çök dedikçe borsanın çöküşü aklına geliyor başlığıyla. O dönemde iki haftayı doldurunca hafta sonu tatiline çıkmamıza izin veriliyordu. Ben de Antalya'ya gittim ve gazete falan okumadım. Akşam iştimasına geldim, sıraya girdik. Antep'te bir çocuk var. Cumhuriyet gazetesini gördün mü diye sordu. Ne var ki Cumhuriyet'te dedim. Sen varsın abi dedi. İyi çaktırma bakarız dedim. Çünkü askerde benim kim olduğumu kimse bilmiyor. Bir miktar yaşıma hürmet ediliyor. İçtima bittikten sonra Cumhuriyeti ve Abdurrahman Yıldırım'ın yazısını gördüm. Ama yine de kimseye çaktırmıyorum. Komutanların şaşırtıcı hisse senedi ilgisi. Koğuşa dönüp yattık. Bir süre sonra koğuşun ışıkları yandı. Nasrullah Ayan hanginiz dedi bir ses. Ben umursamadım. Uyuyor numarası yapmaya devam ediyorum. Üst ranzada uyuyan çocuk abi seni soruyorlar deyince mecburen kalkıp gittim. 24 yaşında bir teğmen selam verdim. Buyurun komutanım dedim. Sen misin bizim paraları çalan dedi. Komutanım ben sizi tanımıyorum sizin paralarınızın bende ne işi var dedim. Borsacı Nasrullah sen değil misin diye sordu. Benim ama sizin paranızın bende ne işi var dedim. Biz kağıt aldık senin yüzünden düşmüş dedi. Hayda. Oysa birinci körfez krizinin yaşandığı bir dönemde hisse senetleri her gün eriyor. Yaklaşık altı ay hisse senetleri hep düştü. Seninle biraz sohbet edeceğiz dedi. Saat 24'ü bulduğunda bir üsteğmen geldi. Ona da buymuş bizim paraları götüren dedi. Ben ertesi gün akşam olmadan General'in karşısındayım. Komutanlardan nasıl kurtulacağım diye düşünüyorum. Tüm komutanların hisse senedine yatırım yaptığına inanamıyorum. Bana her gün ne kağıt alacağız diye soruyorlar. Borsanın düşeceğini söylüyorum ve her gün borsa düşsün diye dua ediyorum. Çünkü borsa yükselse bize neden aldırmadın diyecekler. Bitmeyen program yazılımı. Askerlik bu şekilde bitmez. Kantin binbaşısı vardı. Onun yanına gittim. Komutanım beni kantine alır mısınız? Ne iş olursa yaparım dedim. Bana bir program yazıcısı lazım dedi. Ben yazarım ama bir ekip kurmam lazım. Ne yazılacak diye sordum. Çünkü benim bilgisayarda bildiğim tek komut delete ve enter'dan ibaret. Bu nedenle ekip kurmam lazım demiştim. Kabul etti. Tonguç diye bir çocuk vardı. Singapur'da Citibank'tan gelmiş programcı. Tonguç, Berdan Tekstil'in sahibinin oğlu Ercan ve Kilisli bir çocuğun bulunduğu 7 kişilik bir ekip kurdum. İşe başlamadan komutana bu bilgisayar eski size yeni bir bilgisayar getirteyim dedim. Şirketi aradım programları kurulu olan bir bilgisayar göndermelerini söyledim. Bilgisayarı gönderdiler. Komutanı çağırdım. Yeni bilgisayarı getirdiğimi söyledim. Kapağı açılmamış bilgisayar binbaşı bilgisayarı çok beğendi. Bunu ben eve götürüp evdekini buraya getireyim dedi. Tabii bilgisayar adamın evine gidince ben rahatladım. Bir stok programı yazmamızı istiyorlar. Tonguç program yazmak için kaldı. Ben ve ekipteki diğer arkadaşlar 3,5 inç disket almaya gideceğiz. İzin kağıdı yazar mısınız demek için komutanın yanına gittik. Bulmamızın zaman alabileceğini belirtip izin kağıdına tarih koymamasını istedik. İzin kağıdını alıp çarşıya çıktık. Komutan bize tarihsiz bir izin kağıdı verdiği için sabahleyin çıkıyoruz. Akşama kadar disket arayıp dönüyoruz. Çarşıya çıktığımızda disket aramaya değil çentik oteline gidip soyunup dökünüp kafamıza göre takılıyoruz. Ancak yine çarşıdan döndüğümüz bir gün binbaşı beni çağırdı. Nasrullah siz ne yapıyorsunuz? Dün koyduğun adam programı bitirmiş dedi. Tonguç birkaç günde bütün stok programını bitirmiş. Ona da stoklarımız varsa verin sisteme gireceğim demiş. Komutan bak senin daha 45 günün var senden sonra adamlar gelecek onların da yazması lazım dedi. Anladım ki o programın bitmesini istemiyor. Haklısın komutanım ben hallederim deyip Tonguç'un yanına gittim. Bildiğim komut tuşlarına bastım. Bu program bitirilir mi seni mahvederim bizim daha 45 günümüz var senin millete ne garizim var dedim. Tonguç da haklı olarak böyle olmuyor ama siz her gün dışarıya gidiyorsunuz ben buradayım dedi. Haklı olduğunu ve bundan böyle her gün birimizin program yazmak için kalacağını Böylece onun da bizimle gelebileceğini söyledim. Kalan 45 gün boyunca hep disket aramaya çarşıya çıktık ve bir türlü bulamadık. Bu arada komutanlar beni her bulduklarında para kazanmamız lazım, ne yapalım diyorlar. Düşüş hala bitmedi, biraz daha bekleyin diyorum. Sonra dua ediyorum yarında düşsün diye. Babamın ayağının kesildiği kötü günler. Bu arada babam hastalanmış ve ayağı kangren olmuş. Ayağını kesmeleri lazım ama kestirmiyor. Babam inatçı biri olduğu için ikna edememişler. Turgut Özal'ın doktoru olan Cengiz Arslan benim de doktorumdu. Cengiz Bey aradı. Atla gel dedi. Nasıl geleyim dedim. Durumun kötü olduğunu bir çaresini bulmamı söyledi. Araştırdım dört gün izin hakkımın olduğunu öğrendim. Ama o dört günün sonunda askerliğe ekleneceğini söylediler.'' Tu generalden izin aldım ve İstanbul'a geldim. İçeri girdim. Babam beni gördü ve o ailenin kasabı gelmiş dedi. Cengiz abiye nereden keseceksiniz diye sordum. Parmağını dedi. Bir parmak için beni buraya getirtmezsin. Bana işin aslını söyle dedim. Anlaşıldı ki dizden kesecekler. Babamla da aynı muhabbeti yaşadık. Sonunda babamın ayağını kestiler. Çok kötü bir dönemdi. Birliğe döndüm. Terhisimize aslında benim değil devre arkadaşımın terhisine 3 gün kalmışken arkadaşlar her şeyi yaptık ama bir kuzu çevirmedik dediler. İstediğiniz kuzu olsun da burada kuzu bulamayız dedim. Tamam abi keçi çevirelim dediler. Türk Invest Merkez Şubede çalışan ve benim liseden arkadaşım olan Atalay'ı aradım. Antep'te tatildeymiş. Ben yokum diye ilk defa iznini kullanmış ama yakalandı. Rica ettim çıkıp geldi ve yemeği organize etti. Buluştuk ama Burdur'da kuzu yok. İki çepi çaldık. Şişe geçirdik. Bir ara etrafıma baktım. Kimse kalmamış. Kapıya doğru döndüm. Baktım Tuğ General kapıda karşımda duruyor. Benim önümde bir yanda keçi dönüyor. Bir yandan rakı içiyorum. Öbürleri komutanı görünce hemen kaçtılar. Komutan hayırdır dedi. Keçi çeviriyoruz. Buyurun oturun beraber yiyelim dedim. Size afiyet olsun bir dahaki sefere fırsatımız olursa hep beraber yeriz dedi ve çıktı. Biz kaldığımız yerden devam ettik. Birkaç gün sonra devrelerimden herkes gitti. Benim dört günüm daha var. Kaldım uzun dönem erler ve daha da sıkıntılı olan generalden teğmene kadar subaylarla. Hepsinin elinde tezkere bana bakıp kötü kötü gülüyorlar. Baktım böyle olmayacak komutanlara. Borsadan ne kadar kazanmayı düşünüyorsunuz dedim. Biz rüşvet almayız dediler rüşvet olmadığını kendilerine kazandıracağımı söyledim. Her biri farklı bir miktar söyledi. Tamam ben size kazandıracağım bugün beni rahatsız etmeyin dedim. Sabah çıktım otele gittim. Akşama doğru kışlaya elimde paralarla döndüm. Alın size paralarınız dedim. Biz sana para vermedik ki dediler. Ben sizin yerinize yatırdım ve kazandım. Verin tezkeremi alın paranızı dedim. Böylece istedikleri parayı kazandırıp terhis olabildim. Fasıl 19. İkinci Ankara Anlaşması Askerlik bitti, İstanbul'a döndüm. Türk Invest'e geldim ki 10 milyar lira repo yapılmış. Biz o parayı ödeyebilmek için tekrar repo işine bulaştık mı? Tabii bu sefer karşımızda bankalar yerine halk var. Parayı çok iyi değerlendiriyoruz ama kar marjları düşük. Borsa yeteri kadar gelir getirmiyor ve öyle ki normal bir aracı kurumun para kazanmasının imkanı yok. Komisyonlar çok düşük, müşteri çok az, maaşlar yüksek. 1992'ye geldiğimizde bir de baktık 25 milyon dolar eksideyiz. Aktif pasif farkı. Sıkıntıyı fark ettikten sonra çözüm için Ankara'nın kapısını bir daha çaldık. O sırada Tansu Çiller ekonomiden sorumlu bakan, Süleyman Demirel başbakan, Erdal İnönü başbakan yardımcısı. Ayhan Erdoğan ve Önder isminde iki avukat arkadaşım vardı. Ayhan ve Önder bizim için Süleyman Bey'den randevu aldı. Randevuyu alan da Önder'in eşi Süheyla. İsmet Sezgin'in manevi kızıymış. Onun vasıtasıyla almışlar. Bu arada bizim arkadaşlar da Kemal Ilıcak vasıtasıyla gitmemi düşünüyorlar. Ancak avukat arkadaşlarım Kemal Bey ile Süleyman Bey'in Nazlı Hanım haberleri yüzünden kavgalı olduğunu bu görüşmenin bir intihar olacağı konusunda beni uyardılar.'' Bunun üzerine Kemal Bey'e bir bahane uydurup randevuyu iptal ettik. O da esasında durumu anladı. Süleyman Bey'le görüşmek üzere Ankara'ya gittik. Toplantı odasına girdik. Süleyman Bey bana "Babanız nasıl?" diye sordu. Ayağının kesildiğini söyledim. Gülerek "Hala başbakanların sağlığını merak ediyor mu?" dedi. Daha önce de anlattığım telgraf meselesi. Sonradan öğrendiğime göre Süleyman Bey'le babamın yolları 1970'te kesişmiş. Devalüasyondan iki gün önce İzmirliler babamdan bir hafta sonra ödeme yapmak şartıyla yüksek miktarda depoda bulunan mallarını satın alıyor. Pazar günü devalüasyon patlıyor. Dolar 9 liradan %66 oranında devalüe edilerek 14 lira 85 kuruşa gidiyor. Babam devalüasyon nedeniyle batıyor. 1970 devalüasyonu babamın batışına getirdiği gibi 12 Mart darbesini de getirdi. Babam Süleyman Bey'e telgraf çekiyor. İzmirliler bizden önce devalüasyondan de haberdar oluyorlar. Sihatinizin işarı diye yazıyor. Yani yaşıyor musunuz sağ mısınız anlamındaki eski bir kelime. Süleyman Bey'in bu sorusu üzerine ben de güldüm. Babanızı çok severim saygı ve hürmetlerimi iletin dedi. Teşekkür ettim. Sizin derdiniz nedir dedi. Ben de anlattım. Biz şu tür işler yaptık ve şu an 25 milyon dolar açığımız var. Hata işlemişsek bu ülkeye verdiğimiz hizmetler göz önüne alınsın ve hatamızı düzeltmeye izin verilsin. İhanet varsa çalıp çırptıysak kellemiz elinizde." dedim. Başka bir ifadeyle "Hatalıysak affola, ihanetse kellemiz devletindir." dedim. Süleyman Bey Emre Hoca'ya döndü. "Bak hata işlemişsek affola, ihanetse kellemiz devletindir" diyen bir adam dedi. Süleyman Bey'in o dönem danışmanı olan Emre Gönensay Hoca, Türk Invest'i teslim aldığımızda yönetim kurulu başkanıydı. Süleyman Bey'in geleneğinde bürokrat aramak yoktu. O bakan arardı. Bürokrat arama Turgut Bey'de vardı. Ancak Süleyman Bey bu sefer benim yanımda doğrudan SPK Başkanı Yaman Aşıkoğlu'nu aradı. Yaman sana birini gönderiyorum. Türk Invest'in sahibiymiş. Aynen aktarıyorum. Hataysa aramızda bir yol bulalım. İhanetse kellemiz devletindir diyor. Hainse kellesini al, hataysa müsaade edin düzeltsin." dedi. Biz aynı gün Yaman Bey'in yanına gittik. Akşam saat 6'dan sabah 6'ya kadar 12 saat pazarlık yaptık. 12 saat sonra bir anlaşma imzaladık. Türk Invest yönetiminin 7 kişiye çıkarılmasına ve 4 kişinin devlet tarafından atanmasına bir denetim firması bulundurulmasına, denetim firmasının haftalık rapor vermesine, 3 ayda bir genel gidişat hakkında dönem raporu verilmesine karar verildi. Bunun karşılığında devlet de bize istediğimiz izinleri gecikmesiz verecekti. Yatırım ortaklığı, yatırım fonu, portföy yönetimi gibi. Bir hafta sonra SPK Başkanı Yaman Bey kansere yakalandı ve bu iş onun da son işi oldu. Tedavi amacıyla Amerika'ya gitti ama kurtulamadı. Orada vefat etti. Tedavi ücretini devlet başka türlü karşılayamadığı için hastalığı döneminde başkanlıktan alınmadı. Vekaletini Caner Ertuna'ya verdi. Ertuna da talihsiz bir şekilde genç yaşta öldü. Çok severdim kendisini. Biz Caner Ertuna'yla işi resmiyete döktük. İmzalar atıldı, 50 milyon dolarlık şahsi bir senet verdim. Trend Holding'in kuruluşu. Türk Invest'in yönetimine devlet ortak alınca genel müdür atamak durumunda kaldık. Bütün şubelerde birer genel merkezde de 6-7 denetçi vardı. Böyle olunca ayrı bir yere çıkma ihtiyacı hissettim. 1993 yılının başlarıydı. Esentepe'de gazeteciler sokakta 3 katlı bir villa aldım. Mimar olan kız kardeşim iç ve dış dekorasyonunu yaptı. Hatta mermerden çok büyük bir satranç tahtası yaptırdım. Ama orada satranç oynamak nasip olmadı. Şirket yönetimine çok fazla karışmıyorum, sadece uzaktan para kazanılan operasyonları yapıyordum. Biz artık repo'yu devletin gözlerinin önünde yapıyoruz. Repolarımız raporlanıyor, Ankara'ya rapor veriyoruz. Para kazanmaya başladık. Şirketlerin işlemlerinde kurumlar vergisi vardı ama hisse senetlerinde şahıs kazançları vergiden muaftı. Bu nedenle şirket adına kazanılan paranın vergisi ortaya çıktı. SPK'yı aradım. Biz zaten eksideyiz, üzerine bir de vergi binerse açık çıkar dedim. Sana biz mi öğreteceğiz bir formül bul dediler. Nasıl bir formül dedim? Sen bulursun dediler. Çocuklarım adına hesaplar açtım fakat çocuklarımın hesabı sadece kar merkezi olmaktan ibaretti. Onların hesabına parasal olarak hiç dokunmadım. Ayrıca büyük operasyonları Trend Holding çatısı altında yapmaya başladım. Türk Invest'in hisselerini de Trend Holding'e devrettim. Böylece borsa operasyonlarından gelen karların yönlendirilmesini Trend Holding üzerinden yapıyordum. Sonuçta Trend Holding altında varlıklar oluşuyordu. Ama Trend Holding aynı zamanda Türk Invest'in sahibi olduğu için hepsi birbirine bağlı kalıyordu. Yani mal kaçırma amacıyla kurulmuş bir yapı değildi. Bir süre sonra tam sigorta, altın tavuk hisselerini de Trend Holding'e devrettim. Yine Silivri tarafında topladığım arazileri de Trend Holding adına aldım. Trend Holding'in ömrü kısa oldu. Bir buçuk yıl kadar ancak sürdü. Türk Invest'e devlet el koyunca Trend Holding'e de el konulmuş oldu fiili olarak. Türk Invest krizi sürecinde binayı Nail Keçili'ye verdim. Daha sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF e, Nail Keçili'nin borçlarına karşılık bu binaya el koydu. Fasıl 20. Sermaye piyasasında ilkler. Borsa konulu ilk televizyon dizisi, ilk borsa dergisi, seks sinemasından sanat merkezine, sinemaya. Bu dönemde Türkiye'de ilk defa konusu sermaye piyasaları olan Borsa adlı bir dizi çektik. Sanırım 9 bölüm sürdü. Yönetmenliğini Kartal Tibetin yaptığı dizide Nurseli İdiz, Mahir Günşiray, Ege Aydan başrollerde oynuyordu. Çok başarılı bir diziydi. Borsa dizisini Uğur Dündar'ın başında olduğu Hürriyet Production'la ortak yapmıştık. Konusunu ben belirlemiştim ama senaryosuna hiç karışmadım. Onun için görüşlerimi tam olarak yansıttığı söylenemez. Ama zaten bu da şart değil. O dönemde yatırımcının bilinçlendirilmesi için böyle bir diziye ihtiyaç vardı. Yaptım o kadar. Dizi çekilirken çekimlerin tam ortasında SPK ile 2. Ankara Anlaşması'nı yaptık. Anlaşma gereği yeni transfer edeceğimiz genel müdürle genişleyen yönetim kurulu için bir toplantı odası yapmamız gerekti. Bunun için de benim çok büyük olan odam 3'e bölündü. Dizinin yönetmeni Kartal Tibet tabi bunlardan habersiz. Hafta sonu diziyi çekmeye geliyor ki o da yok. Beni aradılar, ne yapacağım ben diye sızlanıyor. Abi sakin ol, başrol oyuncusu Nurseli'yi dizi benim şirkete transfer et. Patron yakında tutmak için bitişiğinde o da yaptırmış olsun dedim. Kartal abinin hoşuna gitti bu. Senaryoyu değiştirdiler, krizi öyle atlattık. Dizi başarıyla tamamlandı ve 9 bölümde sonlandırdık. Mesajların iyi verildiğine inanıyorum hala basın sektörüne bir borsa dergisi olmaması nedeniyle bulaştım. Esasında ekonomist dergisi o zaman da vardı ama ekonomist bir borsa dergisi değildi. Kapsamı daha geneldi. Trend dergisini başında İrfan Taşdemur ve Cüneyt Akman olmak üzere çıkarmaya başladık. 2-3 yıl gibi bir süre cebimizden destek çıkarak yaşattık. Ama hem sübvansiyonun artık ağır gelmesi hem de başka borsa dergilerinin piyasaya çıkması nedeniyle o sektörde daha fazla bulunmamıza gerek kalmadı ve bir sabah trendi o zaman Bülent Şemiler'in kontrolünde olan medya grubuna 100 dolara sattım. Trend yayıncılık adına o dönemde The House of Nomura, Nomura'nın Sarayı adlı kitabı Türkçeleştirip yatırımcılara ücretsiz dağıttık bu arada. Ödüllü bir film yaptık. Kim nasıl sattı bilmiyorum. Tabi bunların hepsinin bir maliyeti vardı. O maliyetlere katlanırken para da kazanmamız gerekiyordu. Bir taraftan biz öğreniyor, bir taraftan da piyasaya devlete öğretiyorduk. Öyle garip bir tablo vardı ki. Örneğin devletin yok dediği repo sistemi. Sadece biz bu sistemle 190 milyon dolar para borçlanmışız. Keza tüm bankalar, aracı kurumlar bu sistemle para çeviriyor.'' Devlet de bunun böyle olduğunu biliyor, sistemin nasıl işlediğini görüyor ama burada öyle bir şey yok diyerek sistemi yok sayıyor. Devlet ancak Türk Invest'te sorun yaşadığımızda durumu kabul etti. Bizim olay patlayınca göz ardı edemediler çünkü. Elbette herkes karşılıksız repo yapmıyordu ama piyasadaki mevcut kağıt miktarı yapılan toplam repoyu zaten karşılamıyordu. Rahmetli Onat Kutlar'la Beyoğlu'ndaki bir seks sinemasını alıp Alkazar Kültür Merkezi olarak hizmete açtık. Buradaki 400 bin dolar harcadığımız paylarımızı da sıkıntılı durumdayken Emine Uşaklıgil'e 20 bin dolara sattık. Trend filmcilik adına başrollerini Ayşe Emel Mesci ve Aytaç Arma'nın oynadığı, 12 Eylül sonrası bir çiftin hesaplaşmasını konu alan Buluşma adlı bir sinema filmi yaptık. Film Antalya Film Festivali'nde bir ödül de aldı. Ancak Türk Invest olayları başlayınca vizyona bile girmedi. Yıllar sonra TRT'de gösterildi. Kim sattı, nasıl sattı halen bilmiyorum. Ülkedeki ilk sanal dolandırıcılık ve silahlarım. Hayatım boyunca silahla hiç işim olmadı. Ancak iki ruhsatlı silahım vardı. 2000 yılında Mersin'e gittiğimde onları yanımda çalışan birine emanet ettim. Sonra adam öldü. O silahlar da kayboldu. Ben adamı bulamayınca savcılığa başvurmuştum. İyi ki öyle yapmışım. 2014'te Gaziantep'ten çağırdılar. Bu silahlar nerede diye sordular. Lütfen dosyalarınıza bakın şikayet başvurusunda bulunmuştum dedim. Sonrasında bir daha kimse ne aradı ne de sordu. O silahları hiçbir zaman kullanmadım. Kullanma ihtiyacı da duymadım. Ancak bir kere beni soyan çalışanlarımı korkutmak için silahları masanın üzerine koydum. Forex dolandırıcılığı Esasen silahı tehdit olarak ilk kez 1992'de çalışanlarıma karşı kullanmıştım. Şirkette yanlış işler yapanlar var ve onlarla hesaplaşmam gerekiyor ama hesaplaşamıyorum. Kimseye de bir şey diyemiyorum. O tarihlerde forex Türkiye'de yasal bir iş değil. Ancak biz SPK ile zımni bir anlaşma yaptık. Biz yapıyorduk, onlar da göz yumuyordu. Ve Türk Invest bünyesinde forex işlemleri de yapıyoruz. O tarihlerde forex masası diye tanımladığımız bu bölüm içinde Boğaziçi Üniversitesi'nden 50 kişi alıp eğitip İçlerinden seçtiğim 12 kişiyi görevlendirdim. Bu çocukların bir takım işler çevirdiğini hissediyorum ama üzerlerine gitmeyip izliyorum. Şüphelerimin iyice arttığı bir süreçte masanın işlemleriyle ilgili bir rapor geldi. Bizim forex hep zarar ediyor. Eşyanın tabiatına aykırı. Forex'te 5 kişi kaybeder, 1 kişi kazanır. 4'ü sana kalır. Hatta 10 kişi kaybeder, biri kazanır. 9'u sana kalır. Bizde ise tüm müşteriler para kazanıyor. Delireceğim. Araştırdım ve sonunda buldum. O zaman Türkiye'de bilgisayar üzerinden işlem platformları henüz yok. İşlemlerin sağlıklı olması için bekçi saati gibi bir saatimiz var ve işlemler o saatten geçiyor. Kağıdı ittiğinde üzerine işlem saatini basıyor ve fiyatın kaçması mümkün değil. Ama bunlar bir cinlik hinlik planlamışlar. Aynı anda bir alım bir de satım geçiyorlar. Yukarı giderse satımı yırtıyorlar, alım devrede kalıyor. Aşağı giderse alımı yırtıyorlar, satış devrede kalıyor. Kaybetme ihtimalleri sıfır. Hepsi Boğaziçi Üniversitesi'nde 3. 4. sınıf öğrencisi. Adamın birisi geliyor, sabahleyin 3 bin dolar yatırıyor, akşamleyin 5 bin doları çekiyor. Ertesi gün iki kişi daha gelip üçer bin dolar yatırıyor. Bunların paraları da 5-6 bin dolar oluyor. Bu çocuklar içeride böyle bir operasyon yapıyorlar. SPK üst yönetimiyle anlaşmayı sağladığımız gün arkadaşlara akşam 100 kişilik bir kutlama organizasyonu düzenleyin ama Forex grubu gelmesin dedim. Onlarla şirketin geleceği üzerine bir toplantı yapacağım. Herkes gitti. Biz bunlarla kaldık. İçlerinde bir çocuk var. Hipermetrop. Kalın camlı gözlük takıyor. Onunla çok dalga geçerlerdi ve Hüdaverdi adını takmışlardı. Çocuk gariban bir tipe benziyor. Ben de postayı koymuştum. Dalga geçilmeyecek bu çocukla diye.'' Meğer operasyonun başındaki çocuk buymuş. Topladım bunları. Ne düşünüyorsunuz çocuklar diye sordum. Anlatmaya başladılar. Okumuş çocuklar tabii ya ağızları da iyi laf yapıyor. Kalın camlı gözlüğü olan çocuğun yanına gittim. İşler nasıl gidiyor hüda verdi diye sordum. Hangi işler Nasrullah Bey dedi. Çalma çırpma işleri bana ondan haber versen, sen ondan iyi anlarsın dedim. Ne diyorsunuz Nasrullah Bey dedi. Ekrem diye koruman vardı. Ekrem bu çocuğu ters çevir dedim. Ekrem çocuğu aldı ters çevirdi. Tabancayı da çektim. Öldürecek miydim çocuğu hala emin değilim. Canım yanmış. O yoklukta 250 bin dolar çarpmış beni adam. Tüm ceplerini boşalttık çocuğun. 2-0 araba anahtarı 25 bin dolar nakit para çıktı. Adamın bendeki maaşı 300 dolar. İçlerinden bir kişi daha seçtim. Onun da lakabı Agop. Aynı sonuç. Bunlara ifade yazdırdım. Nasıl çaldılar, ne yaptılar hepsini yazdılar. Sonra bunları dövdüm ve kalorifer dairesine koyduk. Sabah da mali şubeye teslim ettik. Teslim alan mali şube müdürü daha sonra beni aradı. Nasrullah Bey bundan sonra tüm sanıkları size gönderelim. Ne güzel ifade alıyorsunuz dedi. Ne oldu ki müdür bey diye sordum. Nasrullah Bey bunların hali ne dedi? Ne olmuş ki onlara dedim. Bu çocukların yüzleri, gözleri şekil değiştirmiş resmen dedi. Ben akşam onları kalorifer dairesine koydurmuştum. Birbirlerini dövdüler herhalde. Benim hiç alakam yok dedim. Mali şube çocukları aldıktan iki gün sonra aktüel dergisi muhabiri Esra Doğru aradı. Davet ettim geldi. Bu arkadaşları dövdünüz mü diye sordu. Bak Esra 12 Eylül herkesi yeteri kadar dejenere etti. 12 Eylül'den önce olsa ben onları paramparça ederdim. Ama yozlaşmadan payımı aldığım için ben onları dövmedim dedim. Tabii Esra bunu yemedi ve Türk Invest'te işkence gecesi diye dergiye kapak yaptılar. Sonradan Mali Şube Müdürü Nasrullah bunları bırak bunlar başına bela olacak dedi. Biz de davamızdan vazgeçtik. Zaten Mali Şube'ye de olayı anlatamadık, anlamadılar. Çocuktan aldığımız iki araba ve 25 bin dolar bizde kaldı. Sadece onları kurtarmış olduk. Türkom döviz büfelerinin kapatılması Türkiye'de ilk döviz büfesi zincirini ben kurmuştum. O tarihe kadar kurulan büfeler kapalı çarşı ile Merkez Bankası arasında bir nevi piyasa yapıcısı olarak çalışıyordu. Ben, Türkom döviz olarak kurulmuş bir şirketi rahmetli avukat Hüseyin Yarsuvat'tan satın aldım. Türkom ünvanıyla 17 döviz şubesi açtım. Tek başına Bayrampaşa büfemiz 1,5 milyon dolar ciro yaparken 17 büfenin günlük toplam kazancı ancak 1700 dolar oluyordu. Yani her büfe günde ancak 100 dolar kazanıyor. Delireceğim. Necdet Uygurer diye bir danışmanım var. Necdet bizim döviz büfelerinde birileri para çalıyor olabilir mi diye sordum. Necdet en güvendiğiniz adam kimse onu teste tabi tutun. O çalıyorsa hepsi çalıyordur dedi. Necdet'e mahcup olmayalım dedim. Bana fikrimi sordunuz ben de söyledim karşılığını verdi. Necdet çok zeki bir adam ve kolay kolay yanılan biri değil. Ben de bir kere yanılsın istiyorum. Merkez şubenin başında ise yanıma 14 yaşındayken çaycı ofis boy olarak gelen ve çeşitli eğitimler sağladığım Ahmet var. Yani yanımda çaycı olarak başlayan, eğitimler aldırdığım, evlendirdiğim, ev açtığım, evini döşediğim, çocuğunun kirvesi olduğum biri. Bir de Ahmet'e evladım desen yüzü kızarır. Mahçup bir çocuk. Böyle birisinin çalma ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Yine de danışmanımı dinleyip Ahmet'i çağırdım. Ahmet geldi. Ahmet ceplerini boşalt dedim. Çocuk morardı. Ben delirdim. Çocuğu tutup silkelemeye başladım. Bir cebinde Türk lirası diğer cebinde dolar ve mark var. Adam 18. şubeyi kendi üstüne açmış. Hayatımda etkilendiğim en kötü olaylardan birisidir. Çağırdım korumaları. Bütün şubelerdeki tabelaları indirin. Türkom'u kapatıyoruz dedim. O gece bütün büfeleri kapattım. Büfelerin biri de Marmaris Altın Yunus'ta. Halit Nari'nin kızıyla ortağız. Marmaris Altın Yunus'un korumaları bizimkilere izin vermiyor. Bizim arkadaşlarla onlar arasında çıkan kavgada 3-4 kişi yaralanıyor. Sonunda bizim arkadaşlar oradaki tabelayı da indiriyorlar. Ertesi gün Halit Narin beni aradı. Haber verseydin turistik tesiste kavga çıkartmışlar diye sitem etti. Böyle bir durum yaşanacağını hiç düşünmemiştim ve bu olaydan da haberim yoktu. Ama Türkon macerası böyle bir şekilde bitti. O dönem Borsa dizisi yayına giriyor. Etiler Şam'dan da yemek verdik. Oyuncular, yönetmen, gazeteciler gelmiş. Dizinin ortak yapımcısı olan Hürriyet Production'ı temsilen Uğur Dündar'la misafirleri ağırlıyoruz. Bir baktım Esra Doğru ile Türkom'daki Ahmet geliyor. Ahmet'in kol askıda, burun kırık, göz patlak, kafa çatlak. Esra, Türk Invest'in haberini yapmış, Ahmet'in haberini yapmadan durur mu? İçeride 50 kişi var. Kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Esra, bunu da mı siz dövmediniz diye sordu. Ahmet'e baktım. Ahmet evladım deyip sarıldım ve kulağına ikinci seferinde sağ bırakmam diye fısıldadım. Sonra da yüksek sesle ne oldu oğlum sana dedim. Ahmet bir bana baktı, bir Esra'ya baktı. Merdivenden düştüm dedi. Çok geçmiş olsun deyip Esra'ya döndüm ve sen nasıl benim dövdüğümü düşünürsün? Bak merdivenden düşmüş adamları toplayıp toplayıp getiriyorsun dedim. Fasıl 21 Hürriyet grubuyla ilişkiler O dönemde sahibi Erol Simavi olan hürriyet grubuyla ilk ilişkimiz borsa dizisiyle başladı. Sonra 1992 yılında Hürriyet grubundan Altın Tavuğu 5 milyon dolara satın aldı. Altın Tavuk hem etlik hem de yumurtalık damızlık civciv üreten bir şirketti. Türkiye'deki şirketlere de damızlık civciv veriyorlardı. Şirket hayali ihracat dönemlerinde Irak'a ihracat yaparak asıl kazancını sağlamış. Tabii o dönem ihracatta vergi iadeleri olduğu için iyi bir kazanç söz konusu hem ihraç ettiğiniz yumurtanın yemeklik mi damızlık mı olduğunu hangi gümrük memuru ayıracak ki? Vergi iadesi kaldırılınca altın tavuk grup için anlamsız hale gelmiş. Bu dönemde Türk Invest olarak büyümeye devam ediyoruz ve sigorta sektörünün potansiyelini gördük. O zamanlar sigortacılık Türkiye'de çok önemli bir sektör durumunda değil. Henüz yabancı sigorta şirketleri Türkiye'ye gelmemiş. Biz bu dönemde Erol Simavi dönemidir. Hürriyet grubundan tam sigortayı da yine 5 milyon dolara satın aldık. Tam sigortayı aldıktan sonra Klasis Otel'de bir toplantı düzenledik. O toplantıya sigorta şirketlerini ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü yetkililerini de davet ettim. Ancak altın davası sonrasında hazineye bağlı hiçbir şirketi satın alamıyordum. Yani bana karşı adı konmamış bir ambargo vardı. Bu nedenle Türk de İsviçreli bir şirket adına aldım. Herkes bana ait olduğunu biliyordu ama hiçbir zaman benim olmadı. Tam sigortanın da bir kısmını Türk Invest, bir kısmını Trend Holding üzerinden aldım. Bu toplantıda yaptığım konuşmada 50-100 milyon dolarlık bir sigorta sektörünün Türkiye için ayıp, zul ve bir rezillik olduğunu, bu durumdan sorumlu olanların hepsinin de vatan hainliğiyle yargılanması gerektiğini söyledim sigorta sektörünü ilk etapta 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe çıkaracağımızı belirttim. Hatta benim bu sözlerim üzerine Ankara bu ne diyor diye gerilmeye başladı. Bugün sadece beste toplanan para 20 milyar doları geçmiş durumda. Hürriyet gazetesini 90 milyon dolara satın almam için teklif. 1993 yılında Yaşar Eroğlu ziyaretime gelip Erol Simavi Bey seni çok sevmiş. Bu kadar rahat iş hiç yapmadım diyor. Hürriyet gazetesini sana vermek istiyor dedi. Ne istediğini sordum. 90 milyon dolar istediğini söyledi. Yaşar Bey, olmayan paramla ben şirket alamam. Belki 50 milyon dolar olsa çıkarabilirim ama 90 milyon dolar bana ağır gelir dedim. Bunun üzerine Yaşar Eroğlu Erol Bey dedi ki alsın mülkiyetini vereyim ne zaman parası olursa o zaman ödemeyi yapsın diyor dedi. Bu benim için çok stratejik bir karardı. Daha iki yıl önce Trend dergisini o zamanki parayla 100 dolara satıp basın işinden çıkmış biri olarak hürriyet gibi bir gazeteyi alacağım. Diğer yandan da devletle iş yapmayan benim gibi bir adam için hürriyet gibi bir gazeteyi almak çok anlamlı değil. Ben bir düşüneyim Yaşar Bey anneme sorayım dedim. Bunun üzerine Yaşar Eroğlu almak istemediğimi anladı ve sen almayacaksın dedi. Sonra bir yönetim kurulu toplantısı yaptım. Hürriyeti satın almak stratejik bir karar. Satın aldığımızda biz hiçbir zaman özgür olamayacağız. Her zaman başımızın üzerinde demokrasin kılıcı olacak. Hükümetlerle dip dibe olacağız. Öte yandan da hürriyeti satın alırsak belki Türkiye'nin en büyük grubu olacağız. Bunu istiyor muyuz istemiyor muyuz? Şeklindeki konuşmamla toplantıya başladık. Türk Invest, Trent Holding, Tam Sigorta'nın yönetiminin yanı sıra bu ekibin içerisinde SPK'nın atadığı üyeler de vardı. Bağımsız denetim şirketinin üyeleri de vardı. 15 kişilik yönetim ekibi satın alma konusunda ikiye bölündü. Büyüyelim diyenlerin o gün sahtekar olduklarını anladım ve üzerini çizdim. Çünkü bizim böyle bir işi beceremeyeceğimiz belliyken alalım demek, büyük bir grup olursak çalma imkanımız artar anlamına geliyordu benim için. Bu toplantıda yine de benim müdahalelerimle hayır çıktı. Yani toplantı halinde herkesin bir oyu vardı ama örneğin dışarı çıkıp gelenlerin benim müdahalelerimle görüşü değişiyordu ve sonuçta toplantıda hürriyeti satın almayalım fikri galip geldi. Ertesi gün Yaşar Eroğlu'nu arayıp ilgilenmediğimizi söyledim. 1994 yılı Ocak ayında Aydın Doğan'ın hürriyeti satın aldığını öğrendik. Bugün de Hürriyet Gazetesi'ni satın almadığım için pişman değilim. Çünkü bana göre bir iş değildi. Fasıl 22 Ankara ile parasal ilişki 1993 yılının başında Turgut Özal'ın vefat etmesi Süleyman Bey'in Çankaya Köşkü'ne çıkmasıyla Tansu Hanım başbakan oldu. Bir süre sonra avukatlarımdan birisi Ankara biraz para istiyor dedi. Ne parası diye sordum. Partiye destek parası istendiğini söyledi. Ne kadarlık bir şey dedim. 5 milyon dolar dedi ve ekledi. Yapabilecekleri bir şey varsa bize para kazandıracaklar. Biz de onlara pay çıkaracağız. O tarihe kadar devletle hiç iş yapmamışım. Benim öyle bir iş yapmam lazım ki ülke zarar görmeyecek, devletin sayesinde para kazanacağım ama devletten çalmayacağım. Çünkü kırmızı çizgileri olan tuhaf bir adamım. Düşündüm de bir iş var. Fındık işi yapacağız dedim. O dönem fındıkta 1 dolar fon var. Biz fındığı ihraç edeceğiz. Belli bir miktar malı Avrupa'da stokladıktan sonra Ankara fındığın tonunu 1 dolardan 3 dolara yükseltecek. Bunu yaparlarsa biz de 5 milyon doları veririz dedim. Esasında çok makul bir iş. Para halkın cebinden çıkmıyor. Avrupalı ithalatçının üzerinde kalıyor. Bu şekilde anlaştık. Ankara'ya 1 milyon doları hemen gönderdik. Tabi istenen parayı kurtarabilmek için külliyetli bir fındık almak lazım. Bir tonla iki tonla bu parayı veremezsin. Tek başıma daha yüksek hacimli bir iş yapabilmem ihtimali de yok. Çünkü gözetim altındayım ve Türk Invest'ten öyle bir para çıkartamam. Cüneyt Zapsu'ya gidip durumu anlattım. Fındığı dışarıda depolayacağız. Sonra fındığın fonu yükseltilecek. O zaman Almanya'da şirketleri olan Cüneyt kabul etti ve fındığı yükledi. Fakat hesaplamadığımız bir şey oldu. Fındık fiyatı kendiliğinden kilosu 2 dolardan 4,5 dolara çıktı. Fiyat artınca Ankara'dakiler biz bu saatten sonra bir defonu fonu yükseltirsek Avrupalılar hop oturur hop kalkar. Bunun hesabını veremeyiz. Biz senin paranı iade edelim dediler. 1 milyon dolar vermiştim. Paranın iadesini kabul etmedim. Başka bir iş bulurum dedim. Cüneyt Sapsu için şeriat mahkemesi. Cüneyt'le hesap görmek için gittiğimde "Fon yükselmedi senin burada payın yok." dedi. "Bu stoğu yapacak mıydın?" diye sordum. "Yapmayacaktım ama senin söylediğin gerçekleşmedi." dedi. Baktım Cüneyt parayı ödemeyecek, şeriat mahkemesi kurma kararı aldım. Sözü geçen 4 kişiden oluşan bir şeriat mahkemesi kurduk. Cüneyt'i haksız buldular ve 12 milyon dolar ceza kestiler. Cüneyt'ten böylece 12 milyon dolar aldık. Ancak 6 milyon dolarını şeriat mahkemesini kuranlar aldı. İkinci Erdemir Operasyonu Bir süre sonra yeniden Erdemir hisseleri alacağımızı ve Ankara'dan bizim kendilerine ileteceğimiz bir zamanda sadece Ereğli'nin çok taliplisi var ve biz şu fiyatın altında satmayı düşünmüyoruz şeklinde bir demeç vermelerini istedik. Kabul ettiler. Çünkü bu işten de kimsenin bir zararı yok. Erdemir hisseleri almaya başladık. İlk alım yaptığımızda Erdemir'in hisse fiyatı 2 liraydı. Zaman içerisinde çok ciddi bir alım yaptık ve fiyatı yukarı taşımaya başladık. Hatta hisse fiyatları 4 liraya çıktığında başka bir aracı kurumun sahibi daha Erdemir almaya başladı. Fiyat istediğimiz seviyeye 8 liraya geldiğinde açıklama yapmaları için Ankara'ya haber gönderdik. Özelleştirme idaresi Ereğli gelinlik bir kızdır. Taliplileri çok fazla ama en iyi fiyatı verene vereceğiz şeklinde bir demeç verdi. Ankara'nın demeci sonrasında 4 liradan hisse almaya başlayan aracı kurumun patronunu aradım. Ben malı satıyorum dedim. Ancak o almaya devam edeceklerini söyledi. Ankara böyle bir demeç verdi. Görmedin mi niye satıyorsun emin misin şeklinde beni uyardı. Tabii Ankara'ya o demeci ben verdirdim diyemiyorum. Biz Erdemir'i sattık. Bu operasyondan çok ciddi bir para kazandık. Fasıl 23 Aracı Kurumlar Koleksiyonu Aracı kurumlara izin verilmiyordu. Herkes müracaatını yapmış bekliyor. Piyasada bankalar, eskiden izin almış aracı kurumlar ve sadece komisyoncular vardı. Bense rekabetin mutlaka gerekli olduğunu, yeni kurumların piyasaya hem yeni bir nefes hem de teknoloji hata yaptıracağını düşünüyordum. Bu görüşten hareketle bir gün deha menkul kıymetler için müracaatta bulunmuş olan Ceyhan Bey'in ortağı Cihan Kameri de yanıma alıp hazineye gittim. O zamanki müsteşar sen deli misin neden rakibini alıp getiriyorsun dedi. İzah ettim. Mevcut bankaların hala sermaye piyasalarını kendi işlerine rakip gördüklerini, piyasaya yatırım yapmaya niyetleri olmadığını, komisyoncuların da dükkan mantığıyla hareket ettiklerini, büyüme niyetlerinin olmadığını anlattım. Piyasanın yeni bir ruha ve teknolojiye ihtiyacı olduğunu çok iyi bir seleksiyonla yenilerin girmesi gerektiğini söyledim. Her zamanki gibi ifratla tefridi karıştırdılar. Yüzden fazla aracı kuruma bir anda izin verdiler ve ortalık aracı kurumdan geçilmez oldu. Pak borsa bir gün yazanede oturuyorum bir telefon geldi. Eski hayali ihracatçı gazetelerde altın tabancalı adam olarak boy gösteren Mehmet Saruhan abi bir aracı kurumumu ziyaret eder misin dedi. Şaşırdım hiç duymamıştım. Nerede yerin dedim. Tam karşında dedi. Kalktım gittim. Hakikaten kurmuş. Güzel bir ofis çalışanlar her şey tamam ama müşteri yok. Neyse al tahkever külah 200 bin Alman markına şirketi satın aldım. Türk Invest'e çalışanlar arasında büyümenin getirdiği bir rekabet var ve zarar vermeye başlayan bir klikleşme. Bir kliği komple Pak Borsa'ya gönderdim. Bir ay sonra rahmetli Mehmet Okumuş aradı. Seninle bir türlü iş yapamadık diye sitem ediyor. Yaparız diye geçiştiriyorum. Yok mu hazır iş dedi. Pak Borsa'yı söyledim. 200 bin dolara %50'sini ona sattım. 2-3 ay sonra gene aradı. Sen bizim şirketten hiç iş yapmıyorsun böyle olmaz. Ya al ya sat dedi. Fiyat ver dedim. 300 bin dolar dedi. Sattım. Hayatımda en kısa süre elimde tuttuğum şirketim o oldu. Sonra çarşı grubuyla ortak olup ünvanını Pasifik Menkul yaptılar. O isimdeyken battı. Makro borsa. Mehmet Eymür'ün bir arkadaşına aitti. Adil Bey'indi sanırım. Prestijli bir yerde. Başına Oktay Şen'i getirdim. İyi bir kadro kurdu. Hiçbir sorunu yoktu. Levent de bir villadaydı. Bekçisi ve çaycısı Azeri bir çiftti. Sonra o çaycı kızı televizyonda gördüm. Çok meşhur bir şarkıcı olmuştu. Şahsenem. Türk Invest kapanınca bende kalmamak şartıyla SPK satışına izin verdi. Şahin döviz grubuna sattım. Şahin menkul yaptılar. Sonra da battı ve kapandı. Sağlam menkul. Altın davasında benimle yargılanan Uğur Sağlam'a aitti. İş yapamayınca bana sattı. Hiçbir sorunu yoktu. Ben de aracı kurum bırakmamaya kararlı SPK bunun da satışına izin verdi. Babası dostum olan Murat Çelikel'e sattım. Adını Riva Menkul olarak değiştirdi. Sonra Turgay Ciner'e sattı. Orası da neden bilmiyorum ama kapandı. Erciyes Menkul, Kayserili Büyük Aksakal ailesinden aldım. Temizdi, sorunsuzdu. Aynı anlaşma çevresinde İlhami Suaydın'a sattım. Ünvan değiştirmeden uzun bir süre devam etti. Neden bilmiyorum ama o da kapandı. İzi belli menkul. Piyasanın duayenlerinden İlhan İzi belliden aldım. Orası da sorunsuz Nüvit Topaloğlu'na satıldı. Ünvanını çağrı menkul olarak değiştirdi. O da kapandı. Fasıl 24 Borsada bir ilk, takeover, ele geçirme. Borsada ele geçirilebilecek bir şirket araştırıyordum. O zamanlar iyi ve kaliteli şirketler halka açılmaya, %15'ten fazla satmaya korkuyorlardı. Ellerinden cicilerinin alınması tedirginliğiyle. %50'den fazlası halka açık çok az şirket vardı. Çoğu da imtiyazlı hisselerle korunuyordu. Saldırıya en uygun şirketi araştırmayla buldum. Çelik Halat 1960 yılında Rodop ailesi tarafından kurulmuş. 1970 devalüasyonu ve kriziyle zora girmiş bir şirketti. Zora girince en büyük alacaklılarına borç hisse takası önermiş, kabul etmişler. Karşılığında o zamanki adıyla Türk Elektrik Kurumu Tek Akbank İş Bankası TSKB yönetimine girmiş. Rodop ailesinden bir temsilci de yönetimde kalmış. Bir de madde koymuşlar ana sözleşmeye hisseder oldukları sürece yönetim kurulu bunlardan oluşur diye. Fakat bir hata işliyorlar. Hisselerin hepsini adi bırakıyorlar. Yani imtiyazsız. Dolayısıyla o madde her şirket gibi genel kurulda çoğunluğun oyuyla değiştirilebilecek bir madde olarak duruyor. Ben saldırıya geçtim ve hisse alıyorum. Mevcut hissedarlar her yükselişinde hisse satıyorlar. Nasılsa 1 liralıkta hissemiz olsa yönetimde kalırız diye düşünüyorlar sanırım. Bende ise görüş ve durum net. %51 ile mevcut yönetimi alaşağı ederim diye düşünüyorum. %47'lere kadar geldiğimizde bir sürpriz gelişme oldu. Tekin hisseleri doğal olarak o zamanki adıyla KOİ'ye yani kamu ortaklığı idaresine devredilmiş. Onlarda da %4 hisse var. Bizi aradılar. %4 hisseyi almamız karşılığında yönetim kurulundaki iki sandalyeyi de bize devretmeyi teklif ettiler. Çok işimize geldi bu kabul ettik. Önce iki üyemizi yönetime soktuk. Hemen genel kurul topladık. Maddeyi kaldırdık ve yönetime el koyduk. Böylece Türkiye borsa tarihinde ilk defa bir şirket borsa yoluyla ele geçirilmiş oldu. Sanırım sonrasında da böyle bir ele geçirme yaşanmadı. Bir süre sonra Sabancı grubu hisselere talip oldu. Fiyatta anlaşamadık. Anlaşabilseydik olaylar nasıl gelişirdi tartışmak bile abes. Olan oldu. Bizim 60 milyon dolara satmadığımız şirket iflasta 21 milyon dolara satıldı. Sabancı grubu ihaleye bile katılmadı. Fasıl 25. Afyon Çimento ve Fransızlarla kavga. Afyon Çimento'nun %51'i blok olarak Fransızlara satılmıştı. Sonrasında %45'i de halka açıldı. Bu hisselerin %36'sını ben topladım ucuz görünüyordu fakat işi doğrusu sıkıştırıp Fransızlara satmakta niyetim. Ana sözleşme gereği %24 yönetim kurulunda bir üyelik vermek zorundalardı, verdiler. Aldıkları her kararı mahkemeye taşımaya başladım. Epey bir süre mahkemelere, savcılara taşıdım bunları. Kabul etmem lazım, inanılmaz dayanıklı çıktılar ama hisseleri bir türlü almadılar. 1994 krizinden hemen önce Koyi bize elinde kalan son %4 hisseyi 4 milyon dolara sattı. İflas sürecinde bu alımdan dolayı SPK hakkımızda manipülasyon suçlamasıyla dava açtı. Ama Koyi'yi açmadılar. Olsun devlettir ne yapsa haktır. Bizler de serfler. İflas sürecinde benim mallar 18 bin lira civarından satıldıktan sonra onlar mal toplamaya başladılar ve 18 bin liraya almadıkları hisseleri 2 milyon liraya aldılar. Ne diyelim, ticaretin kuralları vahşi, mantık aranmıyor. Tabii SPK 30 bin liradan 60 bin liraya gittiği için benim hakkımda manipülasyon davası açtı. Ama 18 bin liradan 2 milyon liraya giderken herhangi bir dava açmadı. Fasıl 26 Asil Nadir ve Güneş Gazetesi Türkiye'de sermaye piyasalarına ilgi çekmek için ilk yabancı yatırımcı konferansını biz tertip ettik. Çok başarılı bir konferanstı. Açılışına Devlet Bakanı Güneş Taner de geldi ve bir de konuşma yaptı. Ertesi sabah Asil Nadir'in Güneş gazetesinde 8 sütuna şu manşet atılmıştı. Altın kaçakçısına bakan desteği. Altında da yarım sayfalık bir fotoğraf ben ve bakan kendisini kucaklaşarak yolcu ederken. Neye uğradığımı şaşırdım. Adamla hiçbir alışverişimiz yok. Altın davası desen yıllar önce olup bitmiş. Yani bayram değil, seyran değil. Asil Nadir beni niye öpüyor anlamadım. Olay şuymuş aslında. Asil Nadir'in o zamanlar Del Monte diye bir şirketi var. Bu şirketten dört gemi muz getirmiş. Taner'e rica etmiş. Muzun gümrüğü sıfırlanacak. Bürokratlara talimat verilmiş. Onlar da yapmış gümrüğü sıfırlamışlar. Tabii bürokrasi böyle emri vakilerden hiç hoşlanmaz. İthal ederken alınan para sadece gümrük vergisi değil ki. Onu bakana söylemeyi unutmuşlar. Ciddi bir yük üzerinde kalmış Muzun. Asil Nadir ile Güneş Taner'in arası ondan bozuk. Arada biz güme gittik. Avukatları çağırdım hemen. Kendi adıma ve şirket adına onar milyarlık yani 5 milyon dolar tazminat davası açtım. Ayrıca Güneş Gazetesi'nin sahibinden çaycısına savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ertesi gün aynı terane ile bir manşet daha. İki dava daha tabii. Neyse kestiler. Davalar devam ederken Asil Nadir battı. Akşam bir kokteyldeyiz. Gazeteciler sordu. Asil Nadir hakkında ne düşünüyorsunuz diye. İngiliz emperyalistlerinin oyunudur. Destek olmak için yarın aleyhine açtığımız davaları geri çekeceğiz dedim. ''Çok umurumda değil aslında. Mahkemeye yatırdığım 120 bin dolar harcın peşindeyim. Ertesi günü avukatı çağırıp davaları geri çekmesini, harcı da alıp getirmesini söyledim. Avukat davaları çekmiş fakat paraları da iç etmiş. Neyse bir yerlerde bulduk, sıkıştırdık. Param yok diye senet verdi. Senetleri kasaya koydum. Sonra askere gittim. Yokluğumda işlemler ilerlemiş. Askerden döndüm. Kapıda avukatla karşılaştım. ''Hoş geldiniz. Ben hacize gidiyorum.'' dedi. Ben de şahsi bir işidir diye üzerinde durmadım. Çünkü hayatımda hiç kimseye haciz göndermedim. Yukarı odama çıktım. Bir saat sonra bir telefon. Başbakan arıyor dediler. Biri şaka yapıyor sandım. Açtım telefonu küfredeceğim. Başbakanlık özel kalemi bir saniye efendim dediler. Baktım hakikaten Süleyman Bey. Evladım sen meclis başkanımıza Sayın Cinduruk'un ofisine haciz göndermişsin. Nedir bu iş diye soruyor. Aklım almıyor anlamadım da hemen ilgileniyorum sayın başbakanım dedim. Avukatımı buldurdum. Meğer benim avukat Mustafa Avlağı Hüsamettin Bey ile aynı ofisi paylaşırmış. Senetlerin üzerindeki adres orası olduğu için icra oraya gitmiş. Tabi hemen durdurduk ama o paranın üstüne de bir bardak su içtik. Fasıl 27 Halk Bankası ile Repo Sorunu Halkbank'la 1992 yılında bir sorun yaşadık. Halkbank'la 100 milyon dolara, o dönem 1 trilyon lira civarı ediyor, yakın bir repo yapmışız. Bankanın genel müdürü değişti. Yeni genel müdür kafasına göre bir hesap yapmış ve bize göre 65 milyar lira teminat açığınız var dedi. Yapılan işlem tutarıyla kıyaslandığında çok büyük bir rakam değil. Esasında da faiz oranlarını nereden hesapladığınızla ilgili bir sorun. Ancak bizim arkadaşlarımız hesap kitap yaptılar ve 15 milyar lira açığımız olduğunu söylediler. Bankanın 65 milyar lira dediği açık bizde 15 milyar lira görülüyor. Bunun üzerine Halk Bankası ile aramızda anlaşmazlık kavga çıktı. Sorunumuzu çözemedik. Kağıtların vadesi 1993 Temmuz ayıydı. SPK ile yaptığımız anlaşma gereği yönetim kuruluna atanan 4 kişiden birisi olan Türk Invest Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz İmre Gün hocaya sorunumuzu anlattım ve ne yapacağımızı sordum. Başını arkaya atmış, gözleri kapalı, bir yandan viski içiyor, bir yandan da düşünüyordu. Üçüncü dubleyi içtikten sonra gözleri kapalı bir şekilde ''Ev kirasız, borç faizsiz'' dedi ve ekledi. ''Sizin aranızda faiz oranları ile ilgili bir sözleşme var mı?'' ''Yok'' dedim. ''O halde herkes aldığını ödemekle mükellef.'' Siz paranızı ödeyeceksiniz, onlar da kağıtlarınızı geri verecekler dedi. Faizin ne olacağını sordum. Faiz olmaz dedi. Hocam bu davayı kazanamayız dedim. Kazanırız dedi. Çünkü faiz oranını gösteren bir anlaşma yok dedi. Biz vadesi gelen kağıtları borçtan düşürdüğümüzü bankaya tebliğ etmeye başladık. 1993 Temmuz ayına geldiğimizde borç sıfırlanıyor ve 266 milyar lira bizim alacağımız kalıyor. O tarihte Halk Bankası bizi, biz Halk Bankası'nı mahkemeye verdik. İflastan sonra iflas dairesi davayı takip bile etmedi. Fasıl 28 1994 krizini görmedik mi? 1993 yılında gerek Erdemir işinden gerekse diğer işlemlerden iyi paralar kazandık. Türk Invest'e 60 milyon dolar nakit yatırdık. Silivri'de 800 dönüme yakın yer aldım. Hürriyet grubundan tam sigortayı aldım. Afyon çimentonun %40'ını topladım. Yine çelik alatı ele geçirdim. Bir taraftan bu operasyonları yapıyor, bir taraftan da Türkiye ekonomisinin iyiye gitmediğini görüyorum. Yani bir anlamda 1994 krizini öngörmüşüm. Ama 27 Mart'ta yerel seçimler olduğu için o tarihe kadar hiçbir zeki iktidar krize izin vermez diye düşünüyorum. Zaten kriz dediğiniz, beklediğiniz gün geliyorsa kriz değildir. Kriz beklemediğinizde gelir. Kriz deprem gibidir. Şimdi İstanbul'da bir deprem olacağını tüm uzmanlar söylüyor, ama ne zaman olacağını bilen yok. Mesele bu. Hatta krizi öngördüğüm için portföyümü çeşitlendirmeye başlamıştım. O nedenle tam sigortayı çelik alata aldım. Hesapta da 60 milyon dolar nakit var. Daha ne olsun? İsviçre'de banka alma fikri. Hatta tam bu dönemde İsviçre'de bir banka almaya karar verdim. Yaptığım araştırmaların sonucunda bulduğum küçük bir özel yatırım bankasını almayı kafaya koymuşum. Bu bankayı aldıktan sonra elimdeki hisse senetlerini yabancı müşterilere vermeyi planlıyordum. Böylece repoları kapatacağım diye düşünüyorum. Müşterilere devrettiğim hisse senetleri olası kriz nedeniyle kısa bir süre değer kaybetse de iki dönem sonra bu hisse senetlerini devrettiğim müşteriler kâra geçecekler ben de kriz süresince faizden kurtulmuş olacağım diye düşünüyorum. Bankayı satın almak için İsviçre'ye gittim. O sırada Macar devleti de beni davet etmiş. Macaristan'la da ortak bir banka kuracağız. 14 Ocak 1994 günü özelleştirme idaresi ben yurt dışındayken bizim buradaki arkadaşları arıyor. Bolu çimentonun %17'sini, Afyon çimentonun %4'ünü alır mısınız diyorlar. Arkadaşlar beni arayıp bu teklifi anlattılar. Tabii o arada nasıl bir tezgah döndüğünü bilmiyorum. Çünkü bize %10 iskonto ile veriyorlar. Zaten Afyon çimentoyu satmak gibi bir derdim yok ve de artık benim elimde olduğu için %4'ünü piyasaya vermemeleri benim işime geliyor. Afyon çimentonun %4'ünü toplamda 4 milyon dolara almış olacağız. Esas 60 milyon dolara bolu çimentoyu veriyorlar. Kapatıldığında Türk Invest'in toplam pasifinin sadece 34 milyon dolar olduğu düşünülürse vehamet çok net görünür. Çünkü bu işlemde harcadığımız 60 milyon dolarla aldığımız hisseler sadece 3 aylık Ocak-Nisan arası faizlere gitti o da kur farkından. Özelleştirme idaresinden bu hisseleri almadan önce danışmanlarımla konuştum. Bolu Çimento o zamanlar çok likit bir kağıt. Arkadaşlara bunu kaç günde geri satarız ve para kazanır mıyız diye sordum. Nasrullah Bey tahta çok müsait 3 günde satabiliriz. %10 da iskontoyla alacağız cevabını verdiler. Bu cevap üzerine tamam alın dedim. Elimizdeki paranın tamamını vererek bu hisseleri satın aldık. İsviçre'deki bankayı almamam büyük hataydı. Pazartesi akşamı İsviçre'deki bankayı satın alma sürecini tamamladım. İmzaları atacağız. Geç oldu yarın sabah imzalarız deyip eve döndüm. Kızım Adnan Bey diye biri seni dört kez aradı dedi. Adnan o dönem benim genel koordinatörüm. Özelleştirme idaresinden bize gelmişti. Adnan'ı aradım. Dolardan haberiniz var mı diye sordu. Ne oldu dedim. Doların 17.500 liraya çıktığını söyledi. Biz cuma günü bu hisseleri satın aldık. 17 Ocak pazartesi günü kriz patladı. 1994 Çiller dönemi devalüasyonu. Bu nedenle hisseleri satamadık. Biz doları 14 bin liradan satıp Afyon ve Bolu Çimento hisselerini almışız. Yani 2-3 gün içinde %20 zarar yazdığımız anlamına geliyor. Tabi sadece dolar çıkmamış, hisse senetleri piyasasında da her şey taban olmuş. Sonrasında da doların çıkışı sürerken hisse senetleri piyasası ise her geçen gün eridi. Öyle ki bizim 50 sente aldığımız bolu çimentonun hisse fiyatı 5 sente düştü. %90 zarar. TL bazında baktığımızda da 8 bin liradan aldığımız kağıt 2 bin liraya düştü. Öyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık ki satabildiğimiz bol çimento hisselerinden aldığımız para günlük faizimizi dahi karşılayamaz hale geldi. Bu devalüasyon üzerine İsviçre'deki bankayı almaktan vazgeçtim. Geriye bakıp değerlendirme yaptığımda bunun çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. İsviçre'den hemen Budapeşte'ye Macar hükümetiyle görüşmeye gittim. Kaldığım otelde dönemin hazine müsteşarı Osman Ünsal beni aradı. Telefonu açtım. "Ne oldu? Yurt dışına mı kaçtın?" diye sordu. Kastelli'nin yurt dışına çıkışı ve sonrasında Kastelli yurt dışına kaçtı haberleri kafamda dolaşıyor. Sabah Macaristan hükümetiyle yapacağım görüşmeyi de bırakıp Türkiye'ye geri döndüm. Sonrasında yaşadıklarımsa tam bir faciaydı. Özelleştirme idaresinin tongasına düşmemeliydim. Ben İsviçre'de almayı düşündüğüm bankanın 20 katı bir paraya devletten bolu ve afyon çimento hisseleri satın alıyorum. Aslında alıyorum değil. Devlet bu şirketlerin hisselerini planlı bir kumpas dahilinde bana veriyor.'' Hatta sonradan öğrendiğime göre o dönem özelleştirme idaresi başkanı olan Tezcan Yaramancı benimle satış için yaptığı telefon görüşmesi sonrasında malum el işaretini yapıp borsa kralını mahvettik diyor. Bize Bolu çimentoyu 8 liradan sattılar. Dolar 14 bin liraydı. Dolar bir anda 40 bin lira oldu. Bolu çimento hisseleri ise 2 bin liraya düştü. Devletin isteği üzerine ben Bolu ve Afyon çimentoyu almasaydım hiçbir sorun yaşamazdım. Elimdeki hisselerin zararı zamanla geçerdi ve zaten o süreyi aşabilecek bir param vardı. Kriz patlamadan bir gün önce elimdeki 60 milyon dolar nakdi özelleştirme idaresine bu hisseler karşılığında verdim. Burada bir tezgah olduğu kesin ama sorumlusu da benim. Tonga'ya düşmemem lazımdı. BAP 6 Bütün banka ve aracı kurumlar sektöründe olduğu gibi 1999 başından itibaren Türk Invest'te de işler kötüleşmeye başlıyor. Büyük bir likidi de sıkıntısı ile karşı karşıya. Ayrıca ülkenin genel ekonomik durumu da iç karartıcı. Büyük bir kriz her an patlayabilir. Artık borsa kralı olarak tanınıyorum ve gitgide yaklaşan krizin ayak seslerini en önce duyanlardan biri de benim. Bir basın toplantısı yapmayı planlıyorum. Evet, bir basın toplantısı yapmalıyım. Yazılı ve görsel basının önüne çıkmalı ve onlara Türk Invest'in likidite sıkıntısına düştüğünü, iflas ertelemesi talep edeceğimi ve krizin geçmesini bekleyeceğimi açıklamalıyım. Ankara bunu haber alıyor. Önce SPK Başkan Vekili Caner Ertuna, ardından da İMKB Başkanı Tuncay Artun beni Ankara'ya davet ediyor. İkisini de reddediyorum. Bu kez Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Yaman Törüner arıyor ve Ankara'ya gel sorunları çözeceğiz diyor. Basın toplantısını erteleyip Ankara'ya gidiyorum. Toplantıya başka aracı kurumların da çağrılmış olduğunu görüyorum. Herkese tek tek sorunları olup olmadığı soruluyor. Sıra bana geliyor. Pazartesi sabahı saat 9'a kadar kasaya 100 milyar lira koyarsam olayı bütünüyle idare ederim. Salıya kalırsanız 200 milyar, çarşambaya kalırsanız 400 milyar, perşembeye kalırsanız 800 milyar liraya ihtiyacım olacak. Cumaya kalırsanız siz sağ ben selamet. Gelir anahtarları alırsınız diye cevap veriyorum. Anlaşıyoruz ve bana gerekli desteğin sağlanacağı söyleniyor. Herkesin gözü önünde bana bu sorunu çözeceğiz sözü veriliyor. Basın toplantısını erteliyorum ama iptal edemiyorum. Ankara ile anlaşmaya vardığım için de asıl söylemeyi planladıklarımı söylemekten vazgeçiyor ve havadan sudan kabilinden bir şeyler söylemek zorunda kalıyorum. Basının durumu anlamasını istemiyorum. Fakat bu anlamsız basın toplantısının sonlarına doğru kendimi daha fazla tutamıyorum ve ağzımdan şu cümleler çıkıveriyor. Türkiye Cumhuriyeti halkıyla barışmalı. Maliyesinden korkan iş adamı, jandarmasından korkan köylü, Polisinden korkan gençlik ve işçilerle bu devlet artık bu ülkeye ağır gelmektedir. Bu sözler ertesi gün tüm gazetelerin ekonomi sayfalarında manşetlerde. Nedir? O günde daha sonraki günlerde de o sözleri söylediğim için pişman olmuyorum. Durumun ülkede hiçbir zaman değişmediğini ve o zaman söylediğim o sözlerin günümüzde de yine manşet olacağını pekala da biliyorum. Fasıl 1 Sonun başlangıcı. Ankara sözünü tutmuyor. Kriz nedeniyle yaşanan likidite problemi. Bir gün öncesinden doğum günüm olması nedeniyle net hatırlıyorum. 24 Nisan pazar günü bir basın toplantısı yapmayı planladık. Toplantıda Türk Invest'in likidite sıkıntısına düştüğünü, iflas erteleme talep ettiğimi ve krizin geçmesini bekleyeceğimi açıklamayı planlıyorum. 22 Nisan akşamı Ankara bunu haber alıyor. Önce o dönem SPK Başkan Vekili olan rahmetli Caner Ertuna, ardından da yine o dönem İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı olan rahmetli Tuncay Artun aradı. Beni sorunların görüşülmesi için Ankara'ya davet ettiler, reddettim. Sonra o dönem Merkez Bankası Başkanı olan Yaman Törüner aradı. Ankara'ya gel sorunları çözeceğiz dedi. Bunun üzerine Ankara'ya gittik. Toplantıya Deha, Çarşı, Bumerang'ın da aralarında olduğu 10 aracı kurumu çağırmışlar. Toplantı başladı ve herkese tek tek sorunları olup olmadığı soruldu. Deha, Çarşı, Bumerang da dahil herkes bir sorunu olmadığını söyledi. Sıra bana geldiğinde "Benim sorunum var." dedim. "Nedir sıkıntı?" diye sordular. "Pazartesi sabah saat 9'a kadar kasaya 100 milyar lira koyarsam akşamına sorun kalmaz. Çünkü parasını çeken adam tekrar yatırır." Salı gününe kalırsanız 200 milyar, çarşamba gününe kalırsanız 400 milyar, perşembe gününe kalırsanız 800 milyar liraya ihtiyacım olacak. Cuma gününe kalırsanız siz sağ ben selamet, gelir anahtarları alırsınız dedim. Ankara ile anlaştık ve bana gerekli desteğin sağlanacağı söylendi. Yani o toplantıda sorunu çözeceğiz dediler. Ancak ben basın toplantısını iptal etmemiştim. Ankara ile anlaşınca anlamsız bir basın toplantısı düzenlemek durumunda kaldım. Tabi toplantıda gazetecilerin bir şey anlamaması için manasız bir takım şeyler söyledim. Ama o sırada Türkiye Cumhuriyeti halkıyla barışmalı. Maliyesinden korkan iş adamı, jandarmasından korkan köylü, polisinden korkan gençlik ve işçilerle bu devlet artık bu ülkeye ağır gelmektedir şeklinde bir cümle sarf ettim. Tabi pazartesi günü tüm basın bu gündemi ekonomi sayfalarına manşet yaptı. Aslında bu durum Türkiye'de hiçbir zaman değişmedi. O sözler bugün de manşet olur. Halkbank'la anlaşmazlık. Paran Halk Bankta hazır dediler. Kalkıp Halk Bank Genel Müdürü Cihan Paçacı ile görüşmeye gittim. Sana 300 milyar lira para vereceğim ama 100 milyar lirasını keseceğim dedi. Bugünkü aklım olsa kabul ederdim. Ama o gün kabul etmedim. Paçacı Halk Bankla yaşadığımız ve çözemediğimiz eski bir sorun nedeniyle 100 milyar lirayı kesmek istiyor. Ankara sözünü tutmadı ve iflasa sürüklendik. Halkbank'ın teklifini kabul etmeyince Ankara ihtiyaç duyduğumuz parayı vakıf banktan alabileceğimizi söyledi. Biz hızla vakıf banka müracaat ettik ama müşteriler kapımızın önünde birikmeye başladı. Aynı zamanda komşumuz olan Pamuk Bank'ın önünde de müşteri kuyruğu oluşuyor. Pamuk Bank'a gelenlerin sayısı bize gelenlerden fazla. Hatta onların müşterileriyle bizimkiler karıştırıldı ve onların müşterileri de bizim müşterimiz zannedildi. Böyle olunca bizdeki kuyruk daha da artmaya başladı. Ankara ile anlaşmamıza rağmen o gün para gelmedi. Ertesi gün de gelmedi ve üçüncü gün ben kafayı yemek üzereyim. Bizim önümüzdeki kuyruk olmuş bir kilometre. Kimseye ödeme yapamıyoruz. Çarşamba günü Hürriyet gazetesi yeni patronajında 8 sütuna manşet attı. Aydın Doğan'a geçmişti. Borsa kralına 48 saat. Böyle bir manşet ardından dünyanın hiçbir yerinde hiçbir finansal kurum yaşayamaz. Cuma günü de SPK şirkete bastı. Her şeye el koydu. Biz de ceketimizi alıp çıktık. Sonuç olarak Ankara verdiği sözü tutmadı ve bize bir para gelmediği için iflasa sürüklendik. SPK'nın vermediği izinler. Bu arada 1992 yılında yaptığımız anlaşmada olan yatırım fonu ve yatırım ortaklığı kurma iznini SPK bize asla vermedi. Oysa beni banka almaya yönlendiren ana etken yatırım fonu ve yatırım ortaklığı işleriydi. Batmaya doğru gittiğimiz, Ankara'nın verdiği sözü tutmadığı hafta, yani bize el koyacaklarının kesinleştiği 29 Nisan'dan iki gün önce Caner Ertun'u aradı. Gözün aydın portföy yönetim şirketi ve yatırım fonu izinlerin çıktı dedi. Tabii artık bu izinlerin bir önemi kalmamıştı. O saatten sonra bizden kim fon alırdı? Şaka gibiydi. Oysa uzun zaman beklediğim bu izinler zamanında verilseydi yatırım fonu kurup repoyu sıfırlama olanağı elde edecektim. Bu durumda da benim bir sorunum kalmayacaktı. İki buçuk yıl vermediğin izni 27 Nisan'da neden verirsin? Bu da bana yönelik tezgahın önceden kurulduğunu gösteriyor. Fasıl 2 alacaklıyla borçlu anlatsa ne fayda? Ankara no dedi. Türk Invest'e el konulduktan sonra ben Trend Holding binasına geçtim. Şirket hücuma uğradı. İlk fırtınanın üzerinden 15 gün geçtikten sonra Türk Invest'e geldiğimde alacaklılar içeri alınmıyordu ve kapılar kapalıydı. Kısa süre sonra bir formül geliştirdim. Planıma göre elimdeki tüm mal varlıklarını bir portföy yönetim şirketine koyarak çözüm üretebilirdik. Yani Çelik Halat'ın %51'i, Afyon Çimento'nun %40'ı, Marmaris Altın Yunus'un %10 hissesi, tam sigorta, altın tavuk hisseleri, Trend Holding'in arazi ve arsaları ki şimdi sadece onlar 800 milyon dolar eder, bir sürü başka mal varlığını bu portföy yönetim şirketinin içerisine koyup bağımsız bir denetim şirketinin belirleyeceği fiyat üzerinden herkese alacakları oranında o şirketten pay dağıtacağız. Bir yıl içerisinde de hisseleri geri alabileceğimizin taahhüdünü vereceğiz. Bu formülü de şöyle bir teoriye dayandırıyorum. Kriz atlatılacak, bu şirketler asli değerine dönecek, herkes para kazanacak. Teminatsız olanların bütün alacakları böylelikle teminatlanmış olacak. 3 ay sonra da isteyen herkes bu hisseleri şu fiyattan almaya başlayacak. Bu teori üzerine kurduğum formülü alacaklılara sundum. %93'ü kabul etti. Çünkü alacaklılar Türk Invest'te çok büyük bir sorun olmadığını, Olayın bir likidite sorunu olduğunu anladılar. Şirketin ciddi bir mal varlığı olduğunu gördüler. Bunun üzerine alacaklılardan aldığım noter tasdikli onaylarla birlikte SPK Başkan Vekili Rıfkı Danışmanla görüşmek üzere Ankara'ya gittim. Yaptığımız toplantıda danışman kalan %7 ne olacak diye sordu. Bu %7'yi oluşturanların bir kısmı ölmüş, bir kısmına da ulaşamamışız. Ortaya çıkanlara nakit ödeme yaparız dedim. O zaman herkese nakit öde dedi. Ve bu anlaşmayı reddetti. O zaman net bir şekilde bu iş bitmiş diye düşündüm. Alacaklılarla yaptığım anlaşma reddedilince alacaklılar benimle aynı cepheye geçmiş oldular. Çünkü onlar da Ankara'nın bu tutumuyla beni batırmak için çaba sarf ettiğini gördüler. Fasıl 3. İlk tutuklanma Bayrampaşa Cezaevi 1994 yılında alacaklılarla konuşurken biri yanıma yaklaştı ve ''Senin içinde bir hain var, her şeye vakıf birisi, bizi arıyor ve sana hangi suçtan suç duyurusu yapmamız gerektiğini anlatıyor.'' dedi. PR bölümünün başındaki aynı zamanda amca oğlum Ekrem'i çağırdım. ''Şu arayan herifi bir kayda al.'' dedim. Kayda aldılar. Adam anlatıyor. Dinliyorum ama sesinden kim olduğunu çıkartamıyorum.'' Sonunda bir emekli yargıtay savcısı vardı. Sesin ona ait olduğunu çözdüm. Bu savcı şirketin kapatıldığı gün bana biz kötü gün dostuyuz sana destek olmaya geldik demişti. Bunun üzerine şirketi almıştık. Tabi ses kaydını dinledikten sonra adamı gönderdim. Meğer şizofrenmiş. Şirket borçlarını karşılayacak durumda. Haziran ayının ortalarına geldiğimizde alacaklıların bağırış çağrışları da artmaya başladı. Sen sözünü tutmuyorsun diye millet galeyana geldi. Bu isyan büyüyünce bana değişik mahkemelerde müşteri malına zarar verme, dolandırıcılık gibi gerekçelerle davalar açılmaya başlandı. 300'e yakın dava açılmıştı. Sonra bu davalar Şişli 2. Asliye cezada birleştirildi. Şişli'deki ilk duruşmaya gittik. Şişli Adliyesi'nde 300 kişi eylem yapıyor. Galea'nın yarattığı kaygı üzerine halkın infialini önlemek ve beni korumak amacıyla Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklama kararı aldı. Ve Bayrampaşa cezaevine konuldum. 45 gün yattık. Hapishanedeyken bir gün avukatım geldi. Hakim seni tahliye etmek için 100 bin dolar para istiyor dedi. Ben de 100 bin dolar yok dedim. Bu arada 1993 yılında bana 3 milyon dolar gelmişti. Aracı berber yaşardı. Rivayete göre bu para bir Bursa milletvekiline aitti. Zararın bana ait olduğu, karınsa yarı yarıya olacağı bir anlaşma yapmıştık. Bu parayı işlettik ve 6 milyon dolara çıktı. 4,5 milyonunu verdim. 1,5 milyon da benim payıma kaldı. Sonra tekrar bir 3 milyon dolar geldi. Bu sefer krize yakalandık. Portföy 1 milyon doların bile altına düştü. Ancak zarar bize ait olduğu için sorumluluk bizdeydi. Dolar yükselip hisse senetleri çakılınca bu paranın 2 milyon 300 bin dolarını ancak ödeyebildim. Aynı dönemde yine berber yaşar aracılığıyla bir 600 bin dolar daha geldi. O paranın da zamanın bir belediye başkanına ait olduğu söylenmişti. Kriz sürecine denk geldiği için ödeme yapamamıştım. Avukatım bunun üzerine 1 milyon 300 bin dolar borcun var. 100 bin dolar da hakim istiyor. Senin Şişli'de 1 milyon 450 bin dolara aldığın bir bina vardı. Bu binayı aynı fiyattan Berber Yaşar'a devret zarar etme. Berber Yaşar alacaklılara bu parayı dağıtsın dedi. Ben de kabul ettim. Böylece Şişli'deki binayı Berber Yaşar'a verdim. Sonradan o binayı Turgay Ciner satın aldı. Şu anda Cumhuriyet gazetesinin bulunduğu binadır. Turgay Ciner o binayı ne karşılığı Cumhuriyet'e verdi bilemiyorum. 45 gün yattıktan sonra hakim beni tahliye etti. Sonradan öğrendiğime göre hakim aslında hiç para almamış. Binanın elimden alınması için kurulan bir tezgahmış. Bu 300'e yakın davanın hepsi de ileriki yıllarda beraatle sonuçlandı. Fasıl 4. Nail Keçili'nin beni savcılığa getirtmesi. Bu arada Türk Invest kapanmadan iki gün önce gazetelere müşterilerimizin mal varlıkları nakit olmasa bile varlık olarak elimizde bulunmaktadır. Acil ihtiyaçları olanların ihtiyaçları karşılanacaktır. Kalan alacaklılar da teminat altına alınacaktır şeklinde bir ilan verdik. Birçok gazetede bu ilanı iki gün yayınladık. İlan ücreti 600 bin dolar tutmuştu. Bunun içinse cen ajansa çek vermiştik. Bayrampaşa'da tutuklu olduğum bir dönemdi. Bir gün ifade vermek için beni savcılığa götürdüler. Mahkeme günü değildi. Ne olduğunu anlayamadan savcının karşısına çıkartıldım. Meğerse o ilanlara aracılık eden CEN Ajans'ın sahibi Nail Keçili ilan parası olan 600 bin dolarlık çek karşılıksız çıktığı için bana dolandırıcılık davası açmış. Savcının karşısında bunu öğrenince donup kaldım. Nail'e Esentepe'deki holding binasını verdik. Bir de Ortaköy'de bir evim vardı onu verdik hesabı kapattık. Fasıl 5. Devlet kim güder mi? Hileli iflas davası. 1995 yılının Ocak ayında SPK bize hileli iflas davası açtı. Ortada bağımsız denetim şirketinin hazırlayıp SPK'ya verdiği 76 haftalık rapor 5'te 3 aylık rapor var. Ocak ayında denetim şirketi SPK'ya şirketin denetimlerinin başladığı süreden bu yana aktifin pasifinden fazla hale geldiğini, yani artıya geçtiğini, ayrıca bankadaki dolarlarla likit hale geldiğini rapor etmiş. Hatta denetim şirketi raporunda Türk Invest'in borçlarını karşılayacak ve şirket sahiplerine dahi para bırakacak duruma geldiğini belirtip Nasrullah Ayan'la yola devam edilmek isteniyorsa yatırım fonu ve yatırım ortaklığı izinlerinin verilmesi devam edilmek istenmiyorsa şirketin tasfiyesi, bütün alacaklıların paralarının ödenmesi, kalan paranın şirket sahiplerine iadesi ile şirketin sistem dışına çıkartılması öneriliyor. Bu rapora SPK'nın verdiği karşılıksa karışmayın oldu. Türk Invest iflası böyle bir iflas. Solcu olmam dolayısıyla mı batırıldım? Esasen neden batırıldığımı tam olarak hiçbir zaman anlayamadım. O tarihleri iyi bilmek lazım. Devletin Kürt sorununu çözmek için şiddete yöneldiği, Kürt milletvekillerinin apar topar meclisten polis zoruyla tahliye edildikleri, devletteki özel harp dairesinin göreve davet edildiği, Jitem'le beraber faili meçhullerin zirve yaptığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla solcu olmamın burada rol oynadığını düşünüyorum. Yıllar sonra biri Türk Invest'te o solcu adamı neden müdür muavini yaptın dedi. Düşünüyorum ben de genel müdür muavini solcu yok. Sonra çözdüm. Cüneyt Akman. Devlet'te Cüneyt Akman konuşulmuş. Yine aynı tarihlerde Sarp Kurayı Türkiye'ye getirdim. Cüneyt ve Sarp olayları birbirine bağlanmış. Buradan bir terör hücresi yaratılacak diye bir fikre kapılmışlar ve beni de bu işin finansörü diye ilan etmişler. Bu tabii bir rivayet. Diğer yandan Kürt iş adamlarına yönelik operasyonların döndüğü bir zamandı. Beni de Kürt iş adamları listesine koyduklarını düşünüyorum. Esasında hiçbir zaman onlarla bir ilişkim olmadı. Ama Mardinli olmam ve Ayan soyadı taşımam dolayısıyla buraya koyduklarını düşünüyorum. Keza sonraki yıllarda Milli Güvenlik Kurulu'nda benim Ermeni olduğumun konuşulduğunu öğrendim. Soyadımın Ayan olması dolayısıyla. Bütün bunlar üst üste eklendiğinde ipimin neden çekildiğini daha iyi görebiliyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iflası istenen iki aracı kurumdan biriyim. Diğeri çarşı. Onun iflasını da laf olsun diye istediler. İflasımın istenip mahkemenin başladığı süreçte aracı kurumların tedrici tasfiyesi diye bir kanun çıkarttılar. Her müşteriye o zaman 50 bin dolar garanti verdiler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir daha hiçbir aracı kuruma dava açılmadı. Beni bıraksalardı iflasa gitmeden tasfiyemi kendim yapsaydım, bütün sorunları çözerdim. Tabii bir diğer sebep, S.P.K.'nın başına Türk Invest olayından sonra gelen Başkan Ali İhsan Karaca'n, her türlü haksızlığı, çirkin muameleyi bize reva gördü. Başkanlıktan ayrıldıktan sonra Mehmet Emin Kara Mehmet'in yanına döndü nakit verilip Türk Invest yaşatılabilirdi. Ağustos 2015'te Çin borsası %40 yıkıldı. Devlet bir gecede aracı kurumlara 250 milyar dolar para verdi. Türk Invest olayı patladığında ise net varlığı artıydı. 34 milyon dolar borcu vardı ama karşılığında çok büyük bir mal varlığı vardı. Kısa vadeli nakit sorunu yaşıyorduk. Bu nakit kısa vadeli olarak verilip Türk Invest yaşatılabilirdi. Aslında sistem içerisinde en risksiz olan Türk Investi. Hesap kitap ortada. Türk Invest'in toplam borcu 34 milyon dolarken Afyon Çimento, çelik halat, araziler ve bunların yanında çok sayıda başka varlıklar var. Türk Invest'in iflası kesinleşince Sermaye Piyasası Kurulu benimle birlikte 40'a yakın kişi aleyhinde hileli iflas davası açtı. Davada SPK camiden gelmiş gibi bir tavır sergiledi. Oysa SPK bizi tam 76 hafta uluslararası bir şirkete denetletmişti. Elinde şirketin durumunu gösteren 76 haftalık rapor ve 5 de 3 aylık rapor vardı. Hileli iflas olmadığını ve mal kaçırmadığımızı biliyorlardı. Davaya bakan hakim 2,5 yıla yakın bir zaman davayı salladı durdu. En ağrıma gideni ise davaya eşimle Suat'ı ve Hikmet'i dahil etmeleri oldu. Hikmet'i sabahın köründe adliyeye getirmiştik. Bir simit aldı, onu yerken mübaşir içeri çağırdı. Ağzındaki simit parçasını çiğnerken hakim koltuğunda oturan zat çıkart o cikleti diye kükreyince yutmak zorunda kaldı. O zat sonra emekliliğini istedi ve kendine yakışan yeni bir iş buldu. Jet Fadıl'ın avukatı oldu. Yerine gelen hakimse davayı 3 ay içinde karara bağladı ve tüm sanıklara beraat verirken krizin devlet tarafından çıkarıldığına hükmetti. Mahkemenin kararı Yargıtay tarafından da aynen onandı. O kararı ibret alem için bu kitapta aynen paylaştım. Fasıl 6. İflas asla gerçekleşmedi. Hile yaptılar. SPK'nın iflasımızı istediği rapor tamamen düzmece bir rapordu şirketin iflas etmesi için mal varlığının üçte ikisini kaybetmesi gerekiyordu. O güne kadarki tüm raporlarda çocuklarımın adına olan varlıklar şirket mal varlığı içine dahil edilmişti. Zaten vergiden dolayı açılmış hesaplardı. O mallar SPK el koyduğunda şirkette aynen duruyordu. Üçte ikisinin kaybolduğunu ispatlamak için onları yok saydılar. Ama şirketle beraber onlara da el koydular. Türk Invest'in iflası keenlem yekündür yani yok hükmündedir geçersizdir. Bana yurt dışına kaç diyen haindir. 1994'te Kastello olayından çıkarttığım dersin de etkisiyle bana yurt dışına kaç diyen haindir dedim ve Türkiye'de kaldım. Burada kalmayıp yurt dışına kaçsaydım insanlar paralarını alamazlardı. O paralar birilerine peşkeş çekilirdi. Türkiye'de kalmakla iyi ettim. Ama bugün baktığımda SPK'nın iflas talebine direnmemin ciddi bir hata olduğunu düşünüyorum. Direnmeyip iflas talebini kabul etsem, iflasın yargıtayda kesinleşmesine kadar olan dönemde 2 yıl çok daha düşük bir faiz olan yasal faizi öderdim. Nitekim o dönemde yıllık %30 yerine %158 faiz ödedim. Bu tasfiye Türkiye'nin gelmiş geçmiş en hazin, devlet desteği olmadan bütün alacakların paralarını aldığı tek tasfiyedir. Eğer iflasa karşı çıkmamış olsam borçlar çok rahat ödenir ve elimde çok ciddi miktarda para kalırdı. Çünkü 6 ay sonra her şey normale dönmüştü. Ben herkesin her alacağını ödeme prensibiyle hareket eden biriyim. Ne var ki iflas bizde kötü bir şey olarak görülüyor. Bu nedenle iflasa direndim ama bugün hata ettiğimi düşünüyorum. İflasımız 1995'te kesinleşti. Hemen bizim defterimizi incelediler. Defterlerimiz çok sağlamdı. Kapandığımız günkü mizanımızla yazılanlar arasında bir kuruşluk fark yoktu. 1996'da bir sene içinde 11 bin kişinin listesi hazırlanacak, talepler yazılacak, bilgisayara girilecek. Esasında hiç de gerek yoktu. Liste ellerinde vardı. Liste hazırlandı. Ancak iflas sürecinde iflas faizi yerine nominal Merkez Bankası reeskont faizi işlemesi büyük hatalardan biriydi. İki yıl boyunca bu faiz işlediği için Türk Invest alacaklıları zarar etmedi. Fasıl 7. 10 yıl sonra hayali ihracat davası. Bu arada tam sigorta ile Çelik Halat'ın yönetimleri bizde kaldı. 1995 Şubat ayında polis şirketi bastı. Bana şunu tanır mısın bunu tanır mısın diye soruyor. Ama sordukları ilk 10 ismin 10'unu da tanımıyorum. Sordukları diğer 20 isimden birini tanıyorum ama onu da tanımadığımı söylüyorum. Yaklaşık 50-60 kişi sordular. Aralarında amcamın oğlu Ekrem Uca var. Onu da tanımadığımı söyledim. Polis yapmayın Nasrullah Bey amcanızın oğlu dedi. Ekrem'i neden sorduklarını bir türlü anlamıyorum. Ekrem Türk Invest'te basın danışmanıydı ve basın danışmanını neden sorarlar diye düşünüyorum. Ekrem'in nerede olduğunu sordular. Çağırdık geldi. Gidiyoruz dediler. Nereye gidiyoruz? Avukatıma söyleyeyim o da gelsin dedim. İnfaza dediler. O zaman ne diye gözaltına alacaklarını anladım. 1985 yılından kalma bir hayali ihracat dosyası nedeniyle gözaltına alındık. 1984 yılında şirketi kurarken Ekrem de kurucu ortaklardan biriydi. Şirket kurmak için gerekli olan sayıyı o zaman 5 kişi gerekiyordu. Doldurmak için Ekrem'i yazmıştım. Meğerse Ekrem'i de bu nedenle soruyorlarmış. Ertesi gün gazetelerde Ramazan'da içki içerken içeri alındı diye manşet olduk. Dava esasında Beyoğlu'nda görülen derdest bir davaydı. Ancak Beyoğlu'nda görülen bir davaya yayla dağından tevkif kesemezler, yeni dava açamazlar. Buna rağmen 5. gün bizi yayla dağına götürdüler. Yayla dağında genç bir savcı ayarlamış devlet. Adam kendini dipetriyor beni de Alkapon olarak düşünüyor. Ekrem'le birlikte Yayla Dağı'nda cezaevine koydular bizi. Koğuşta altı kişi vardı. İçeri girer girmez hanginiz tutuklu hanginiz hükümlü diye sordum. Dördü hükümlü ikisi de tutuklu çıktı. Akşamın saat sekizinde savcıyı istedim geldi. Tutuklularla hükümlüleri aynı koğuşta tutamazsınız ayıracaksınız dedim. O gece bizi ayırdılar. Hükümlüleri başka bir yere götürdüler. Bizimle birlikte iki kişi kaldı. İki kişiden biri pavyonda korumalık yapıyormuş ve bir kavga nedeniyle içeri düşmüş. Buna sen güvenlikten sorumlusun dedim. Diğeri de 5 yaşından beri hırsızlık yapıyor. Kış olduğunda içeri giriyor, yazın dışarı çıkıyor. Ona da sen çevre temizliğinden sorumlusun dedim. Ekrem'e sen de yemekleri yaparsın dedim. Böylece cezaevine yerleştik. Ekrem sabahtan akşama kadar bize Edip Akbayram'ın Bekle Bizi İstanbul şarkısını dinletiyor. Bu arada 1993 yılında belediye seçimlerinde ben Halil Ergünü desteklemiştim. Edip Akbayram'ın Bekle Bizi İstanbul şarkısını da seçim kampanyasında kullanmıştık. Hayali ihracattan alındım, şirketleri devredip tahliye oldum. Birkaç gün sonra savcıya Bizi burada tutuyorsunuz ama bunu yapamazsınız. Birincisi bu dava B olunda görülüyor. İkincisi ise farz edin ki tüm kuralları çiğnediniz ve bizi yargılamaya kalktınız. Burada ağır ceza mahkemesi yok. Çünkü biz 1918 sayılı Kanun'a muhalefetten yargılanıyoruz ve bu ağır cezalık bir durum. 1918 sayılı Kanun Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun. Yayla dağında ağır ceza mahkemesi yok. Bizi ağır ceza mahkemesi olan bir yere gönderin diyorum. Ancak bizi çok da dinleyen yok. 45. günün sonunda burada ağır ceza mahkemesi yok. Sizi Antakya'ya sevk ediyoruz dediler ve bizi Antakya'ya sevk ettiler. Sevk esnasında bir adamla beni birbirimize kelepçelediler. Adamın tipine bakıyorum. 3-4 günlük sakalı olan bir beyefendi. Ağır cezalık bir tip değil. Adama döndüm baktım. Hemşerim sen ne arıyorsun burada? Camiden mi getirdiler seni dedim. Yok abi gümrükten getirdiler dedi. Ne iş yaparsın diye sordum. Ben gümrük komisyoncusuyum dedi. Peki suçun ne diye sordum. Bilmiyorum Nasrullah Ayan diye bir adam varmış. Onun yüzünden geldim dedi. Sen Nasrullah Ayan'ı nereden tanıyorsun dedim. Tanımıyorum benim bir müşterim vardı. 10 sene evvel onun adı üzerinden ihracat geçirmiş dedi. Anlattığında hatırladım. Gül isminde bir ihracatçımız Almanya'ya 65 bin marklık sivil ihraç etmişti. Ancak gerçek ihracatta hayali değildi. Bizi ağır ceza mahkemesine çıkartacaklar. Önden ağır cezanın durumunu sordurdum. Ağır ceza reisi savcıyı rüşvet alıyor diye ihbar etmiş. Savcı da ağır ceza reisini adliyedeki kadınlara cinsel tacizde bulunuyor diye ihbar etmiş. Adalet Bakanlığı gönderdiği müfettişlerle her iki ihbarı da inceliyor. Bu şartlarda bunların beni serbest bırakması mümkün değil. İsteseler de çıkartamazlar. Çünkü bütün medya beni konuşuyor. Mahkemeye çıktığımızda Ekrem'in amcamın oğlu olduğunu, şirketle bir alakasının olmadığını, sırf 5. ismi doldurmak için yazdığımı söyledim. Diğer adamı ise hiç tanımadığımı söyledim ve tahliyelerini istedik. Benim ifadelerim üzerine ikisini tahliye ettiler. Benimse tutukluluğumun devamına karar verdiler. 45 günde Antakya'da yattım. Duruşmaya 10 gün kala Sarp Kurayla Tam Sigorta Genel Müdürü, o da yine amcamın oğlu Mehmet Nezir Uca geldi. Dediler ki SPK'dan mesaj var. Nasrullah Ayan akıllı adamdır. Hayaliden yatmadığını biliyordur. Kurtulmak istiyorsa Çelik Alat ve Tam Sigorta'nın yönetimlerini versin ya da orada yatsın. SPK'nın şantajına boyun eğerek istedikleri şirketlerin yönetimlerini devrettim ve takip eden ikinci duruşmada tahliye edildim. Ancak yetkisiz mahkeme bana hem kefalet şartı hem de yurt dışına çıkış yasağı getirdi. İflas alacaklılarının ilk toplantısında SPK ile anlaşmıştık. Tasfiyenin düzgün yürümesi için 3 kişilik iflas masası biri alacaklılardan, biri SPK'dan, biri de bizden bir kişiyle oluşacaktı. Sözlerini tutmadılar. Toplantıda SPK alacaklılarla yaptığımız anlaşmayı kabul etmedi ve biz o dönem toplam 1 trilyon 600 milyar lira olan borcumuzun 700 milyar lirasını açıktan ödemiştik. O paraları ödemek için Silivri'deki arazileri verdik. Ancak bir hata etmişiz. Bu kişilerden temlikname almamız gerekirken ibraname almışız. Bunu da o dönem avukatlarımıza sorup yapmıştık. İflas masasında ibra edildiğinize göre böyle bir borç yoktur dediler ve bizim alacaklarımızı oy sayımında dikkate almadılar. Alacaklılar masasına 3 alacaklı avukatı koydular. Böyle olunca da devreye iflas mafyası girdi. Fasıl 8. İflas neden bitmedi? Türk Invest'in iflası hala bitmedi. Ankara'da 15-20 kişilik bir grup var. Bunların içinde biri uzaktan akrabamdı ve mecliste şofördü. Grubun toplam 450 bin dolar parası vardı. Bunlar bir gece altın tavuğu basıyorlar, bekçiyi kaçırıyorlar, Bekçiyi kurtarmak için onlarla bir protokol yaptık ve açıktan ödeme yapmaya başladık. Sonra bekçiyi aldık. Bunlara aşağı yukarı 300 bin dolar açıktan para ödedik. Bizde 150 bin dolarları kaldı. Fakat bir hakim buluyorlar. İflas mafyası dediğimiz olay. Hakkımızda sözleşme hükümleri geçerlidir diye bir karar çıkartıyorlar. İflas dairesi buna zamanında itiraz etmiyor. İtiraz süresi aşılınca karar kesinleşiyor. Sözleşme hükümleri de şu. Günlük %1 faiz, %20 ceza. Bu da yıllık %6400 faiz yapıyor. Bu %6400 o gün bugündür işliyor. Kalan 150 bin dolarına karşılık iflastan 7 milyon dolara yakın bir para aldılar. Yani gelen her parayı bunlar aldı. Hala ciddi alacaklı durumdalar. Öyle ki bir kadının 158 lira alacağı varmış, 90 bin liranın üzerinde para almış ama hala 800 bin liranın üzerinde alacağı var. Türk Invest'in toplam iflası 34 milyon dolar. Çelik halat, afyon çimento, marmaris altın yunus ayrıca kasada olan hisseler satıldı. Ancak 2013'te 2. İflas Müdürlüğü'nden varsa kalan borçlarımı çıkartmasını istedim. Bu kadar varlığa rağmen 2013'te 100 milyon dolar borç görünüyor. Zaten fiilen bu iflas kapanamaz. Bugün 100 alacaklı kalmış görünüyor. Bunlardan 85'i gariban. 15'i ise bu Ankaralı grup ve bizim açıktan verdiğimiz 300 bin doların haricinde 7 milyon dolar almışlar. Hala 90 milyon dolar daha alacakları var. Bugün bu rakam 300 milyon doları bulmuş olabilir. Adalet arıyoruz ama nerede bulacağımızı bilmediğimizden bulamıyoruz. Bizim adımız mafyaya çıktı, bunlarsa mağdur müşteriler. Bizim iflas gerçekleştikten sonra 1994 yılında bir kanun çıkartılmıştı. Bu kanuna göre devlet aracı kurumlardaki yatırımcılara 50 bin dolara kadar bir garanti verdi. Daha sonra bunu genişlettiler ve iflasta ödenemeyen paralara iflas idaresi haciz sertifikası verecek. Bu haciz sertifikasıyla devlete gideceksiniz, onları devlet ödeyecek. Benden sonra batan hiçbir şirkette para olmadığı için bu mantıklı bir uygulamaydı. Oradaki yatırımcılar paralarını alsınlar diye yapıldı. Ama bende öyle bir şey yok, herkes parasını aldı. 2005 yılında bu adamları teşhir etmek üzere bir basın toplantısı yaptım. Toplantıda beni soydular, sıra devlette dedim. Bu demecim ertesi günkü gazetelerin manşetinde yer aldı. O basın toplantısıyla devlet bunlara ödemeyi durdurdu. Yoksa devletten de para alacaklardı. 60 milyon dolar verilen çelik halat 21 milyon dolara satıldı. İflastan önce çelik halatın satışı için rahmetli Sakıp Sabancı ile görüşmüştük. Sakıp Sabancı 60 milyon dolar verdi. O tarihte çok güçlüydüm ve 100 milyon dolar istedim. 1997'de çelik halat ihaleye çıktı. İhaleye Karamancıoğlu İnşaat'ın da dahil olduğu 8-9 firma girecekti. Son dakika nasıl olduysa ihaleye sadece bir firma girdi. Çelik alat 21 milyon dolara Doğan Holding'e satıldı. Şu an Doğan Holding'in elindeki tek sanayi şirketi budur. Marmaris Altın Yunus'un %10'u bendeydi. O hisseleri de SPK'nın el koyduğu tarih olan 14 Ocak'tan bir hafta önce o dönem Yaşar Bank'ın genel müdürü olan Gazi Erçel'den almıştım. Altın Yunus'un büyük hissedarı olan Koç grubu Yaşar grubuna nominal fiyattan alırız demiş. Biz borsadaki hisse değeri olan 4000 liradan aldık. Kabul ettiler ve bir hafta sonra ödeme anlaşması yaptık. Derken bir hafta sonra kriz patladı, dolar fırladı. Hisseleri teslim edecekleri gün Marmaris Altın Yunus'un fiyatı 2500 liraya düşmüştü. Gazi Bey'i aradım hisseleri geçmediniz dedim. Dehşete düşmüş bir şekilde kesin alacak mısın dedi. Söz sözdür dedim. Anlaşmamıza uygun olarak 2 milyon dolar para gönderip Marmaris Altın Yunus'un %10'unu aldık. İflasta Marmaris Altın Yunus'un bizdeki hisseleri 500 bin dolara satıldı. Bu satışlarla borçlar ödendi. Alacaklıların belki biraz faiz kaybı olmuştur ama herkes parasını aldı. Sadece %250 faiz yerine %245 faiz aldılar. Kimsenin parası kalmadı. Ama Ankaralı grubun mahkeme kararıyla iflas işi tamamlanamadı. Hala da sürüncemede. Fasıl 9. O dönemden anekdotlar. 1988 yılında tam sigortada biraz para vardı. Bir gün Matteo Almozlino gelip bir operasyon var katılmak ister misin diye sordu. Aktaş Elektriği'nin sahibi Cengiz Artam, Nurettin Karacasulu, Bahadır Karlıdağ ve ben Alternatif Bank toplama operasyonu yapacağız. Sonrasında Anadolu grubu bu hisseleri toplu halde bizden satın alacak. Tabi Anadolu grubunun hisseleri alacağı hikayesinin Cengiz Artam'ın bir balonu olduğunu sonradan öğrendik. Hisse fiyatı 2 liraydı. Bu fiyattan alternatif bank hissesi almaya başladık. Anlaşmamıza göre her birimiz maksimum 80 bin lot alacak. Bir süre sonra baktım bende 95 bin lot var. Bu durum üzerine benim isteğimle bir toplantı yaptık. Cengiz Artam benim mallarım fonlarda dedi. Hiçbir hisse senedi bir fonun %5'ini geçemez. %5'i geçtikçe fon otomatik olarak satıyor. Fondan çıkıyorsan kendi hesabını alacaksın bunu bilmiyor musun?'' en kötü ihtimal her gün 80 bin lot sende görünecek dedim. Nurettin Karaca Solu ise ben hiçbir zaman 80 bin lot alacağımı söylemedim. Bu nedenle sıkıştıkça satıyorum dedi. Keza Bahadır Karlı Dağ'da 30 bin lota düşmüş. Bu toplantıda anladım ki benim dışımda herkes mallarını satmış. Ertesi sabah birisi dikkat edin alternatif bank yapanlara yasak gelecek dedi. Manipülasyon yok, sadece mal toplamışız. Fakat alımlarımızda bir miktar aracı kurumlardan kredi kullanmışız. Yanımda broker bir çocuk var. Seans açılışında fiyata bakma sat, kredileri kapat dedim. Çünkü geçtim kârı ana parayı kredi kullanmıştım. Bir sabah seansında aracı kurumlardan kullandığımız kredileri kapatacak kadar hisseyi sattık. Ancak öğleden sonra yasak geldi ve Türkiye borsacılık tarihinde. İlk defa ve belki de son defa sabah yapılan işlemler de iptal edildi. Resmen yine beni bitirmeye yönelik bir hareket. Yasağı getiren SPK, sabah işlemlerini iptal eden İMKB. Biz yasağın kaldırılması için mahkemeye başvurduk. Ama işlemler iptal edilince ve hissede likidi de bitince hisse 9000 liradan 2000 liraya geriledi. Hatta bu fiyata düştüğünde yasakları resen kaldıran SPK yasağı kaldırıyor ama aracı kurumlara telefon açıyor. 2000 liradan satın, akşam tam sigortada alacağınızı görürsek sizi kapatırız diyerek tehdit ve şantajda bulunuyor. Benim param yok ve hisseleri alamıyorum. SPK'nın tehdidini öğrenince aracı kurumları topladım. Bu toplantıya 4 aracı kurumun temsilcileri katıldı. Toplantıyı tam sigortada yaptık. Oturdular. Silahları masanın üzerine koydum. Benim hisseleri bugün satamazsınız. Ben dediğim zaman satacaksınız dedim. Birisi Nasrullah biz sana asla böyle bir şey yapmayız. Şunları da kaldır oradan dedi. Kalkıp toplantıdan çıktı. Bir diğeri Nasrullah çok ayıp ediyorsun dedi ve çıktı. Geriye soymenin sahibi Mürşit Çolak kaldı. Bunlar yer ama ben yemem. Bana paramı ver dedi. Bunun üzerine kendisine senin böyle yapacağını biliyordum. Paran aşağıda. Ver bana kağıtlarımı dedim. Böylece hayatımda ikinci kez silahları ortaya koyarak bir toplantı yapmış oldum. Biz aracı kurumlara bu operasyon nedeniyle oluşan borçlarımızı güç bela ödeyebildik. Nasrullah Ayan tıklatacak. 1999 yılında internetin ilk zamanlarında GRC Danışmanlık diye bir danışmanlık şirketi kurduk. Nail Keçeli'ye rica ettim Hürriyet gazetesine www nasrullahayan.com Türkiye sermaye piyasalarından yükselecektir. GRC Danışmanlık aşe diye iki parmak kalınlığında iki sütun küçük bir ilan verdik. Bir ay bunu yayınlatmasını istedim. Ertesi gün yanılmıyorsam gazeteci Serpil Yılmaz ilanı görmüş beni aradı. Hayırdır Nasrullah Bey ne yapıyorsunuz diye sordu. Ben de danışmanlık yaptığımı söyleyip geçiştirdim. Esasen bir şey yapma niyetim yok. Sadece adres belli olsun diye danışmanlık şirketi kurdum. Ertesi sabah Radikal Gazetesi'ni aradım. Nasrullah Ayan tıklatacak başlıklı bir haber var. Sitemizin açılışında da gelin Türkiye'yi birlikte kuralım yazıyor. Harbiye'de bir ofisimiz var. Öğle yemeği sonrasında geldim. Sekreter kız titriyor. Ne oldu diye sordum. SPK'dan uzmanların geldiğini söyledi. İyi, hoş gelmişler. Neden bu haldesin? Niye korkuyorsun?" dedim. İçeri girdim. Genç bir kız ve bir erkek oturuyor. Selamlaştık. "Bir danışmanlık şirketi kurmuşsunuz," dediler. "Evet," dedim. "Hayırlı olsun. Ne danışmanlığı yapmayı düşünüyorsunuz?" diye sordular. "Vallahi çocuklar, ilk siz geldiniz. Ne danışmaya gelmiştiniz? Saat ücretim 500 dolar. Sorduğunuz ve aklımın erdiği her soruya cevap veririm," dedim. Bir süre sohbet ettik, gittiler. Aradan iki ay geçtikten sonra kapıya iki polis geldi. Nasrullah Bey, Savcı Bey sizi çağırıyor dediler. Hakkımda dava kalmamış, Savcı beni niye çağırıyor diye düşündüm. Siz gidin ben gelirim dedim. Yok birlikte gideceğiz dediler. Kalkıp Şişli Adliyesi'ne gittik. Şişli'de de beni tanımayan savcı hakim neredeyse kalmamış. Savcı bizi kapıda karşıladı. Nasrullah Allah'tan SPK var özledik seni neredesin dedi ve ekledi. Yahu sen yine ne yaptın? Ne yaptığımı bilmediğimi, neden çağrıldığımı da bilmediğimi söyledim. Elinde bir dosya var, açtı. Sen izinsiz halka arz yapmışsın dedi. Nasıl yani dedim? Bir internet sitesi açmışsın. Orada da gelin Türkiye'yi birlikte kuralım demişsin ve para istemişsin. Bu izinsiz halka arzdır dedi. Savcıyı anlamadığımı söyledim ve ekledim. Peki benim bu çağrıma uyup bana para yatıran olmuş mu? Onu bilmiyorum dedi. Peki bunun tespit edilmesi ya da birinin ben para verdim diye şikayetçi olması gerekmez mi dedim. Benim sorularım üzerine bunu geçelim. İzinsiz yatırım danışmanlığı ne oluyor diye sordu. Kim neyi danışmış bana, ne yatırımı gelmiş? Gelen giden olmadı ki dedim. Buna da bir cevabı olmadığı için peki defterleri niye düzenli tutmuyorsun diye sordu. Çünkü SPK'nın iki uzmanının üçüncü maddesi de bu. SPK uzmanları geldiğinde şirket daha bir haftalık dahi olmadığı için defter istemişler, gelen giden olmadığı için de bir kayıt yoktu. Onlarsa açılış maddesi niye yapılmamış diye itiraz etmişler. Savcı bey bütün bunlar deli saçması, bunların belgeleri bir şey var mı? diye sorduğumda olmadığını söyledi. O halde takipsizlik vereceksiniz dedim. Nasrullah Ayan'a takipsizlik ben kafayı peynir ekmekle yemedim. Hakime gönderiyorum dedi. Ama ondan sonra bir daha beni ne arayan ne de soran oldu. Herhangi bir mahkeme de arayıp sormadı ama o dava SPK'nın sitesinde 10 yıl kadar kaldı. Genel bir af çıkarttıkları için sonra kaldırıldı. Ama 10 yıl boyunca SPK sitesinde GRC danışmanlık Nasrullah Ayan, Cemil Tarhan, Rukiye Gökçay, İzinsiz halka arz, izinsiz yatırım danışmanlığı ve düzensiz defter tutmak şeklinde suç duyurusu olarak yer aldı. Meriç Köy aldığı 340 bin dolar Sermaye piyasalarının gelişmesi, derinleşmesi ve eğitimden borsa dizisine kadar birçok iş yaptım. Yine bu amaçla borsa haberlerinin ağırlıkta olduğu Not dergisini çıkaran Meriç Köy Atası'na 340 bin dolar borç verdim. Ancak bir süre sonra ben sıkıntıya girdim ve Meriç Köy Atası da derginin yayınına son verdi. Meriç'e paradan ne kaldıysa geri ver dedim. Tamam dedi ama sonrasında biriyle 3 bin dolar başka biriyle 2 bin dolar gönderdi. Öyle bir hal aldı ki bu durum ayda bir kafasına göre bir para gönderiyor. Bir süre geçtikten sonra paranın hepsini gönder dedim. Tamam Nasrullah Bey gönderin çocukları vereyim dedi. Çocukları gönderdik bu görüşmeden yarım saat geçtikten sonra organize suçlar şubesi bizim ofisi bastı. Meğer Meriç polise bana şantaj yapıyorlar diye ihbarda bulunmuş. Polis bizi alıp götürdü. Meriç şikayetçi biz de zanlı durumundayız. Şube müdürü şantaj ne demek size yakışıyor mu dedi. Kime şantaj yapmışız diye sordum. Meriç Bey'e dedi. Ben bu adama 340 bin dolar para verdim. Bu da belgesi dedim. Elimdeki Meriç'e ait olan kart viziti uzattım. Kartta 325 eski bakiye 15 daha aldım toplam 340 yazıyor. Paranın miktarı cinsi yok. Organize Suçlar Şube Müdürü kartı alıp baktı ve bana dönüp Nasrullah Bey siz bu kadar şirketi nasıl idare ettiniz diye sordu. Nasıl yani müdür bey dedim. Nasrullah Bey bu 340 dolar mı, 340 milyon dolar mı, 340 mark mı, 340 lira mı dedi. Bir düşündüm adam doğru söylüyor. Pardon yanlışlık yapmışım ben bu beyefendiden özür diliyorum siz haklısınız dedim. 340 bin dolarım da böyle gitti. Saadettin Tantan ve Canlı Yayın Bir gün Saadettin Tantan o dönemin İçişleri Bakanı Kanal D'de Murat Demirel'in yanında öyle bir adam var ki ucu Nasrullah Hayan'a kadar gider diyor. Nasrullah Hayan kim yani? Eroin kaçakçısı mı? Silah kaçakçısı mı? Böyle bir ifade olur mu? Bahsettiği adamsa Nail Keçili. Ucu bana kadar geliyormuş. Bu adam Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın hepsinin danışmanlığını yapmış. Bana gelene kadar yüzlerce kişi var. O zaman Kanal D'yi Tuncay Özkan yönetiyor. Tuncay'a telefon ettim. Bu adam ne diyor? Ben gelip canlı yayında bu adama bir şey soracağım dedim. Tuncay, "Gel tabii seni canlı yayına çıkartayım." dedi. Biraz da gaza geldim esasında ve hazırlanıp yola çıktım. Yolda aklıma mahkumiyet kararım geldi. Karşımdaki adam da İçişleri Bakanı. Yolda Tuncay'ı bir daha aradım ve ben gelemiyorum dedim. Sen katılacaksın diye altyazı geçtik dedi. Boş ver altyazıyı ben sonra sana gelirim deyip telefonu kapatıp geri döndüm. Fasıl 10. İsviçre'ye dönüş ve yurt dışı yasakları. 2000 yılında Çin beton diye bir hisseyi keşfettim. 5,5 liradan aldığım kağıt 6 liraya gitti. Ben sattıktan sonra ise 200 liraya çıktı. 5,5 liradan 6 liraya yükseldiği ve bu nedenle haksız kazanç sağladığım iddiasıyla manipülasyon davası açtılar. Toplam 24 bin lira tutan bir işlemin davasında 48 isim geçiyor. Hakime ben sana 24 bin lira vereyim sen şunu paylaştır dedim ama derdimi anlatamadım. Bu davadan da anladım ki hala piyasada iş yapmam istenmiyor. Bunun üzerine Mersin'e dönmeye karar verdim ve 2 yıl Mersin'de kaldım. 2002 yılı başında ise İsviçre'ye dönmeye karar verdim. Zaten çocuklarımı da çok özlemiştim. Ancak yurt dışına çıkış yasağım mı var yok mu bilmiyorum. Durumu öğrenmek için araştırmaya başladığımızda İzmir'de yıllar önce kardeşimle kurduğumuz şirketlerin vergi borçları çıktı. 8,5 milyarlık, şimdinin 8500 lirası bir vergi borcu çıktı. Vergi dairesi müdürü bir çek versin yasağını kaldırayım demiş. Zaten dışarı çıkarsam bir daha dönmeye niyetim de yok. Bu nedenle Ekim ayı vadeli bir çek yazıp verdim. Ayrıca kağıthane vergi dairesinde Trend Holding dolayısıyla bir borcumuz olduğu söylendi. Oysa Trend Holding iflasta. Vergi dairesi iflas masasından 20 milyar lira istemiş ve iflas masası 3 milyar lira vermiş. Vergi dairesinin itirazı üzerine Danıştay 6 milyar lira verilmesine hükmetmiş ve bu para hesaplarına yatmış. Buna rağmen benden 49 milyar lira isteniyor. Trend Holding mal varlığı olan bir şirket olmasına ve yargının takdir ettiği paranız orada olmasına rağmen kişisel olarak benden nasıl para istiyorsunuz diye sordum. Biz devletiz isteriz. 30 milyar liralık bir çek ver yurt dışı yasağını kaldıralım cevabını aldım. Daire müdürüne "Haraç mı istiyorsunuz?" dedim. "Öyle algılama, ben olayı çözmeye çalışıyorum." dedi. Son olarak ne kadar istediğini sordum. "20 milyar ver kaldıracağım." dedi. Bunun üzerine anneme bir sorayım dedim. Arkamdan avukatıma "Bu nasıl bir adam gidip annesine soracakmış?" demiş ve avukat da "O gidip annesine soracak ya, senin işin zor." cevabını vermiş. Tabii olayı çözemedik. Bu arada 1995 yılında tutuklandığım dava nedeniyle de bir yurt dışı yasağım olduğunu öğrendim ve onu kaldırmaya Beyoğlu Adliyesi'ne gittim. Dosya zaten zaman aşımıyla sonuçlanmıştı. Ama emniyete intikal etmemiş. Dosyayı arşivden buldurduk, yasak yazısını imza için mübaşir hakime götürdü. Bir dakika geçmeden dışarı çıktı. Alı al, moru mor. Hakim bey sizi çağırıyor dedi. Girdim, bir adam tanımıyorum. Bana bir kahve ısmarladı. Gel evlat dedi. Ne yaptın borçları diye sordu. Bitti efendim dedim. Beni tanımadın mı diye sordu. Maalesef dedim. Ben sana hileli iflas davasında beraat veren hakimim dedi. Şaşırdım. Sana beraat verdikten sonra beni buraya sürdüler dedi. Yasağı kaldıran kağıdı verdi. Yeniden Mersin'e döndüm. Mersin'de sorunu kolay bir şekilde çözdük. Sonra Kağıthane Vergi Dairesi Müdürü'nün istediği 20 milyar lirayı verip İsviçre'ye gideyim diye tekrar İstanbul'a geldim. Bu arada hiç param yok ve kardeşimle olan ortak mal varlıklarımdan gelen parayla geçiniyorum. İstanbul'a indikten sonra sekreterimi aradım. Pasaport dairesini aramasını ve bu yasak dışında başka bir yasam olup olmadığını öğrenmesini istedim. Şayet başka bir yasak varsa bu çeki vermenin de bir anlamı olmayacağını düşünüyordum. Sekreter kısa bir süre sonra aradı. Nasrullah Bey sizin yasağınız yok, pasaportunuz da hazır dedi. Kızım emin misin diye sordum. Eminim dedi. O süreçte nasıl bir durum olmuşsa kağıthane vergi dairesine olan borcum dolayısıyla konan yasakta kaldırılmış. Sanırım o zaman 15 milyarın altında olan ana para vergi borçları ile ilgili yasakları vergi dairesi resen kaldırıyordu. O şekilde kalkmış. Sekreterle ilk konuşmayı havaalanındayken yapmıştım. İkinci kez konuştuğumuzda Bakırköy civarındaydım. Hemen geri dönüp bir uçağa binerek Adana'ya gittim. Emniyetten pasaportumu aldığımda maden bulmuş gibi sevindim. Esasında özgürlük zaten en büyük madendir. Gördüğüm ilk turizm firmasına girip ilk yurt dışı uçağını sordum. İlk uçağın Dubai olduğunu söylediler. Küçük bir dış ticaret şirketi kurmuştum, çok faal olmayan. Oradaki çalışanlarıma Tarsus'ta bir yemek yedirip İstanbul aktarmalı Dubai'ye uçtum. Tabii Dubai'de vizeyi kapıda veriyorlar ve bunun için davetiye olması lazım. Bende davetiye yok. Havaalanında bir otel var. Otele girip şekerciyi aradım. En son 1994 yılında geçmiş olsun diye aramıştı. Ondan sonra da hiç görüşmemiştik. Havaalanında olduğumu söyledim. İnsan haber vermez mi ne yapıyorsun havaalanında diye sordu. Oteldeyim ayarla şehre ineyim dedim. Ertesi sabah geldiler beni havaalanından aldılar. Cebimde sadece 165 dolar var. Muhammed'in yanında iki gün kaldım. Muhammed sen parasızsındır da dedi ve 10 bin dolar verdi. Oradan çıktım İsviçre'ye bilet aldım. Ancak eşim çocuklarım orada olmasına rağmen İsviçre 8 yıldır ülkede olmadığım için... Benim ikametimi iptal etmiş. Pasaportu uzattım. Polis giremezsin, vize alacaksın dedi. Bir şeyler söylemeye çalıştım ama pasaport polisi adam gibi vizeyle gelin yoksa sizi kara listeye alacağım dedi. Baktım olmuyor. Türkiye'den o tarihte vize istemeyen tek Avrupa ülkesi olan Romanya'ya gitmeye karar verdim. Ve bir bilet alıp Bükreş'e uçtum. Bükreş'teki arkadaşlar karşıladılar. İsviçre'de bir arkadaşım o dönem İsviçre-Romanya Ticaret Odası Başkanı olan kişiyi tanıdığını ve onun vize konusunda bana yardımcı olacağını söyledi. Öyle de oldu ve ben İsviçre vizesini Romanya'da alarak İsviçre'ye uçtum. Hayattaki tek dostum İsviçreli Beat isminde bir dostum vardı. Allah rahmet eylesin. Hayatım boyunca vicdanen kendimi borçlu hissettiğim ve borçlu kaldığım tek isim. Hayattaki tek dostum o olmuştur. Türk Invest'te hisseleri vardı. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. O da hatırlamıyordu. Paran olursa alırım demişti. Ama ödeyemedim. Ve ne kadar borçlu olduğumu da bilmiyorum. İsviçre'ye gidince beni bir otomobil garajına götürüp ikinci el bir Mercedes aldı. Bir de şirkette iş ayarladı. 4-5 sene o şirketin iş ağlarını kullanarak fındık, döviz işi, ticaret yaptım. 2002 yılından sonra 3 bazen 4 ayda bir Türkiye'ye geliyordum. Bir kez de İzmir'deki vergi dairesine verdiğim çekler nedeniyle havaalanında polis aldı ve nezarette kaldım. Çeki ödedikten sonra serbest bıraktılar. 2007 yılında ise tekrar Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Ve buraya dönmeden önce iş yapmak için çeşitli görüşmelerim oldu. Sonunda iki Hollandalı ile bir şirket kurduk. Badem üretmeyi planladığımız için de Kavaklıdere şaraplarının yapıldığı Kalecik'te bir arazi aldık. Ancak Çin betondaki manipülasyon davası bir anda hızlanmaya başladı. 7 yıldır süren davayı Asliye Ceza Mahkemesi hızlandırılmış bir şekilde görmeye başladı. Hollandalılarla planladığımız işleri yapmak için Türkiye'ye dönmem lazım ama davanın hızlanması nedeniyle içime bir kurt düştü. Avukatımı arayıp davayı sordum. Şimdi ona bakmaya gidiyorum. Son duruşmaya mazeret koymuştum. Gideyim de bakayım kaçına atılmış dedi. Telefonu kapatıp yazaneyi aradım. Ahmet isminde borsacı bir arkadaşı vardı. Telefonu açtı ve geçmiş olsun Nasrullah Bey dedi. Ne olduğunu sordum. Size 3 sene hapis ve 300 bin lira para cezası çıkmış dedi. Bunun üzerine Türkiye'ye gelmekten vazgeçtim. Türkiye'de kurduğumuz şirket aldığımız arazi ve ağaçlar kalmış oldu. Genel müdür maaşları, borçları ödemek için ağaçları aldığımız adamlarla masaya oturup 300 milyar lira yatırdığımız her şeyi 35 milyar liraya satıp borçları ödüyor ve ortadan kayboluyor. Bu arada bu işlerle uğraştığım dönemde kızım evlenecekti ve düğünü Türkiye'de bir teknede yapacaktık. Bu olaylar olunca düğünü Türkiye'de yapmaktan da vazgeçtik. Çin beton davası ise temize gitti. Temizde birini buldum. Hasıraltı ettirdim zaman aşımına uğradı. Ama bir sene sürdüğü için Türkiye'ye gelemedim. 2008'de artık yeter dedim ve Türkiye'ye döndüm. Fındık kabuğu ticareti Gaziantep'e geldim. Para pul da yok. Yatırım danışmanlığı yapmak için Antep'te bir büro tuttum. Malatya'dan birileri geldi. Paramız var beraber iş yapalım dediler. Bunun üzerine borsa şirketlerini incelemeye başladım. İncelemelerim sonucunda Bursa Çelik Döküm Sanayi AŞ'ye yani Burçeli'ye yatırım yapmaya karar verdik. Hisseyi 11,5 liradan almaya başladım. 41 liraya geldi. Ancak hisse tıkanmaya başladı. Ne olduğunu, neden tıkandığını sormaya başladım. Meğer yardımcı olarak aldığım velet el altından kendi kağıtlarını satıyormuş. Tabi bunu anlayan yatırımcılar da ellerindeki hisseleri satmaya başladılar. Böyle olunca fiyat düşmeye başladı. Hakkım olan parayı da alamadım. 2012'de ise Mersin'de bir yerimiz vardı. Onu sattım. Oradan elime 1 milyon dolar para geçti. Bu parayla fındık, badem, kayısı çekirdeği, ceviz kabuğu işine girdim ve bir fabrika kurdum. Bugünlerde fındık kabuğundan mangal kömürü üretmeye çalışıyoruz ve iyi bir ürün yakaladığımı düşünüyorum. Ayrıca Gaziantep'te Türk Invest'i almadan önce satın aldığım bir yerim var. Başka da bir mal varlığım yok. Çocuklarıma zaman ayıramadığım için pişmanım. Genel olarak hiçbir pişmanlığım yok. Doğum günüm olan 23 Nisan'da bir internet sitesinde dolu dolu geçen 57 yıl başlıklı yazımda paylaştım. Yaşadığım bir tek günden hiçbir şeyden pişman değilim. Aynaya baktığımda kendimden utanmıyorum. Hatalarımın bana ait olduğunu düşünüyorum. Yani suçu başkasına atmıyorum. O adamları ben seçtim. O adamlar suç işlediyse onların da günahı benimdir. İhanetin de günahı benimdir. Pişman değilim. Bir daha hayata gelsem bunların hepsini yapar mıyım? Elbette yaparım. Sadece ve sadece çocuklarıma yeterince zaman ayıramadığım için pişmanım. Üç çocuğum var. Üçü de İsviçre'de. İsviçre'ye ilk gittiğimde kızım dört, oğlum iki yaşındaydı. Üçüncü çocuğum orada doğdu. Üçü de beni utandırmadı. Türkiye'de olsaydılar okutamazdım. Fırtınalı hayatımda düşüşler ve çıkışlar birbirini izledi. Çıkışlarda çok param oldu. Düşüşlerde ise tamamen parasız kaldım. Hatta borçlandım. Bu nedenle çocuklarımı Türkiye'de özel okullarda okutamazdım. Benim için hayat ya hep ya hiçti. Çocuklarım İsviçre devleti sosyal devlet olduğu için okuyabildi. Çocuklarla ilişkim çok iyi ama onlarda sanıyorum her zaman bir kırgınlık var. Şimdi torunlarıma çok daha fazla zaman ayırabiliyor, sevgimi gösterebiliyorum. Bu da çocuklarımda sanki bir kırgınlığa yol açıyor, görüyorum. Kızımın zaman zaman özellikle torunlarla beraber olduğumuzda bana neden bunları yapmadın diyen bakışlarını yakalıyorum. Hiçbir zaman yüzüme söylemiş değil ama bunu hissediyorum. Fasıl 11. Nüket Aya'nın gözünden bu fasıl Gaziantep'te sevgili Ali Ağaoğlu ve sevgili Kenan Şanlı'nın yaptığı bir söyleşiden çıkmış, Kenan Şanlı tarafından kaleme alınmıştır. Benim bir dahlim olmamıştır. 40 yıllık aşk. 40 yıl aynı yastığa baş koymuş hayat arkadaşı Nüket Ayan'dan iyi insan, iyi eş, iyi baba olarak tanımladığı Nasrullah Ayan'la geçen 40 yıla ilişkin birkaç not. Ortaokulda başlayan arkadaşlık, Gaziantep Kız Meslek Lisesi'nde okuyordum. Biraz tembel bir öğrenciydim. O yıl annem düştü, ayağı kırıldı ve ben okulu bırakmak zorunda kaldım. Bütün kardeşlerim okula gidiyordu ve evin bütün sorumluluğu bana kalmıştı. Ev işlerinin zor gelmesinin de etkisiyle iki yıl sonra yeniden okula dönmeye karar verdim. Bu defa meslek lisesine değil Gaziantep Lisesi'ne başladım. Nasrullah'la aynı mahallenin çocuklarıyız ama tanışmıyorduk. Ailelerimiz ise yakından olmasa da tanışıyordu. Gaziantep Lisesi'ne geldiğimde iki yıllara verdiğim için sınıfın en büyüğü bendim ve ortaokul üçüncü sınıfta Nasrullah'la tanıştık. Arkamdaki sırada oturuyordu. Yaramaz bir çocuktu. Bizi sinir edecek davranışları vardı. Nasrullah Bey lisede bizden ayrıldı. Çünkü bir dönem Mersin'e gitmişti. Geri döndüğünde ise bizim sınıfa gelemedi. Aynı okulda başka sınıflardaydık. Ama benim matematik dersim kötüydü ve Nasrullah bana matematik çalıştırırdı. Üniversite sınavlarına girdik. Ben iyi bir puan alamadım. Nasrullah çok iyi bir puan aldı. Ben okula devam edelim istiyordum ancak Nasrullah evlenme teklif etti. Her şey çok ani gelişti. Nasrullah hemen evlenmek istedi ve onun dediği oldu. İki ay içinde nişan ve düğün yaptık. Düğünden sonra Mersin'e taşındık. Orada güzel bir evimiz vardı. Benim bütün ailem Gaziantep'teydi. İlk zamanlarda sıkılıyordum çünkü Nasrullah'ın ailesi kendi aralarında Arapça konuşuyordu ve ben Arapça bilmiyordum. Mersin'e onlar da yeni taşınmışlardı ve çok çevremizde yoktu. Biz daha iki aylık evliydik, Nasrullah Bey yurtdışı seyahatine çıktı. Bir iki gün içinde geleceğini söyledi. Ben de kendisini alması için mutfak ihtiyaç listesi yazıp vermiştim. Bir gün sonra kayınvalidem geldi. Senin canın balık istiyormuş. Balığı ben yaptım. Yukarı gel dedi. Nasrullah gidiş o gidiş. Eve ancak 15 gün sonra döndü. Hatta benim mutfak ihtiyaç listem cebinde gezip geri geldi. Bir süre sonra İzmir'e taşındık. Ve Nasrullah'ın yurt dışı seyahatleri arttı. Ben çocuklarla kalıyordum. İzmir'de Emlak Bankası evleri vardı. Bostanlı'da. Orada oturuyorduk. Dayısıyla karşılıklı oturuyorduk ve onların bana çok yardımları oldu. Bostanlı sonrasında Alsancak 1. Kordon'da çok güzel bir ev satın aldık. Çok güzel bir evdi. Güneşin batışını seyrederdik. Hatta bizden önceki ev sahibi dünyayı gezdim güneşin batışını buradaki kadar güzel izleyemezsiniz demişti. Hakikaten öyleydi. Ama ancak 4 ay oturabildik. İsviçre'ye taşınmak zorunda kaldık. Sonra anlamadığım bir şekilde üzerine emanet yaptığı kuzeni o evi satmış. Parasını yemiş ama onu da sorun etmedik. Nasrullah'la parası nedeniyle evlenmedim. Nasrullah'la parasından dolayı evlenmedim. Evlendiğimizde öğrenciydi ve parası yoktu. Ayrıca babam da ticaret yapardı ve baba evinde de ekonomik anlamda iniş çıkışları yaşamış biriyim. Bu nedenle ben idare etmeyi de, varlık içinde yaşamayı da bilirim. Çocuklarımızın yeterince yanında olamadık. Nasrullah Ayan çok iyi bir baba, ama gerek Türkiye'deyken, gerekse İsviçre'deyken evde çok az kalırdı. Sürekli dışarıdaydı. O nedenle özellikle çocuklar küçükken Nasrullah eve gelip çocukları sevmek istediğinde çocuklar kafalarını çevirir, gelir bana sarılırlardı. Babayı yeterince göremedikleri için yadırgarlardı. Bir yaşındaki bir çocuk babayı bir ay görmeyince doğal olarak garipsiyor. Aynı davranışı en küçük çocuğumuz Zeki de yapardı. Nasrullah Türkiye'deydi. Geldiğinde Zeki yaklaşmazdı. İki gün sonra alışırlardı ama üçüncü gün baba yine gitmek zorunda kalırdı. Ancak Nasrullah bulduğu her zamanı çocuklarına ayıran ve onlarla çok keyifli oynayabilen bir baba. Bu nedenle çocuklar çok küçük yaşlarda satranç oynamayı öğrendi. Tabii ben de Nasrullah'ın yanında olabilmek için çocuklarımın yanında yeterince olmadığımızı düşünüyorum. Örneğin kızım 16, büyük oğlum 14 yaşındayken o zamanki koşullar gerektirdiği için Nasrullah'ın yanında olmak üzere Türkiye'ye geldiğimde onlar o yaşlarda İsviçre'de tek başlarına kalırlardı. 1992 Türk Invest Zamanı. Ama çocuklarımız bizi hiçbir zaman yormadılar. Çok başarılıydılar. Onlara çok şey borçluyuz. Bab 7. Yosun kokusu Göz altında tutulduğu müteferrikada kendimi anlatmaya biraz ara veriyorum. Saatime bakıyorum. Sabah oluyor. İstanbul'un yeni bir güne daha hazırlandığı saatlerdeyiz. Yıllardır alışkanlığım olan bir fincan, helli kahve olsa bir sigara tellendirebilsem belki her şey daha güzel olacak. Ama olamayacağını biliyorum. İçimi çekiyorum. Kendi kendime anlattıklarımı sanki elifi elifine bir yere not etmişim gibi tek tek hatırlıyorum. Anlatmadıklarım var mı? Ufak tefek bazı şeyleri o baş döndürücü büyük olayların yanında hiçbir değer taşımayan bazı şeyleri atlamış olabilirim. Bilinçli olarak anlatmadıklarım da olabilir. Ne de olsa ben Nasrullah Hayan'ım ve bana emanet edilen birçok sırrı kıyamete kadar saklayacağımı biliyorum.'' Sonra o soru, bütün bu inanılmaz olaylardan sonra her defasında kendime sorduğum soru geliyor aklıma. Bitmek bilmeyen sıkıntılı günlerde, sabahı olmayan gecelerde, tümüyle yabancısı olduğum ülkelerdeki o koşturmacalarımda defalarca kendi kendime sorduğum soru yine geliyor aklıma. Ve soruyorum işte, pişman mısın Nasrullah Hayan? Duruyorum, derin bir nefes alıyorum ve her zaman yaptığım gibi kendi sorumu yanıtlıyorum. Hayır pişman değilim. Müteferrikanın kapısı gıcırtıyla açılıyor. Çıkabilirsin. Nöbetçi komisere gideceğiz. Üst kata çıkıyoruz. Pencerelerde görkemli bir İstanbul manzarası. Takım elbisem içindeki gömleğime kayıyor gözlerim. Sanki beyaz değil de puantiyeli. O beyazlık üzerinde durmadan hareket eden bitlere bakıyorum. Gülümsüyorum. Yine de pişman değilim diye mırıldanıyorum. Yanımdaki polis bunu duymuyor. Solcu olduğu için kızıl, usta bir borsacı olduğu için de spekülatör diye adlandırılan ve sonunda adı yüzüne karşı borsa kralı, arkasından da kızıl spekülatör olarak kalan Nasrullah Ayan komiserin odasına doğru yürüyor. Dışarıda martı çığlıkları ve tuzlu bir yosun kokusu. Ek bir. SPK'da Nisan 1994'te yapılan notları ile ilgili Yavuz Semerci tarafından kaleme alınan yazı: Sermaye piyasalarını sarsan son 8 gün. İşte nefes kesen Türk Türkinvest operasyonu. Ülkenin en büyük borsa aracı kurumu Türkinvest borçlarını Türkiye'de ilk kez önerilen bir yöntemle ödemek istediğini açıkladı. Tartışmalar yaratan bu yöntem nasıl ve hangi koşullarda oluşturuldu? Hükümetin tavrı ne oldu? Kredi vermekten son anda neden vazgeçildi? Not, kapalı kapılar ardındaki gelişmeleri aktarıyor. Üç bankanın tasfiye edilmesine yol açan mali piyasalardaki deprem, geçen haftadan itibaren borsa aracı kurumlarını da sarmaya başladı. Nasrullah Aya'nın sahibi olduğu Türk Invest adlı borsa aracı kurumu, borçlarını ödeyemeyeceğini ve bunun için Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir formülü devreye sokacağını açıkladı. Bu açıklama Türkiye'de borçların varlıklarla ödenmesi tartışmasını başlatırken sermaye piyasaları batıyor mu endişelerini de gün yüzüne çıkardı. Dergimiz Not, Türk Invest'i sallayan depremin başlangıcından tarafların yaşadığı heyecanları, tartışmaları ve karşılıklı blöfleri canlı tanıklarından öğrendi. İşte Türkiye'yi sarsan son 8 gün. Cuma saat 20. Yer Ankara. Neler oluyor? Başbakan TanSu Çiller, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Murat Karayalçın, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Aykon Doğan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse ve Osman Ünsal Başbakanlık binasında bir araya geldi. Toplantı gündeminin ana maddesini bankacılık krizinin diğer piyasalara etkileri oluşturuyor. Toplantıda hazır bulunan bürokratlardan Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Caner Ertuna Repo yapan bazı aracı kurumların yaşayabileceği olası sıkıntıları anlatıyor. Başbakan yeni bir krizin çıkması konusunda uyarıda bulunuyor ve gerekenin yapılmasını istiyor. Hikayenin bu kısmının perde arkasında Nasrullah Aya'nın pazar günü basın toplantısı düzenleyerek önemli bir deklarasyonla iflasını duyuracağı ve pazartesi sabahı mahkemeye başvuracağı bu toplantının da sızdığı biliniyor. Nasrullah Ayan'ı önce SPK Başkan Yardımcısı Caner Ertun'a sonra İMKB Başkanı Tuncay Artun ikna edemeyince, TCMM Başkanı Yaman Törüner arayınca ancak Nasrullah Ayan toplantıya katılmaya karar veriyor. Caner Ertun'a toplantı sonrasında gece yarısı aralarında Nasrullah Ayan'ın da bulunduğu pek çok aracı kurumu arıyor. Ayan, repo işlemleri yapan aracı kurumların müşteri baskısı ile karşı karşıya kaldığını belirterek acil bir toplantı yapılmasını istiyor. Gerçi bu doğru değil, toplantıyı isteyen Nasrullah Aya'nın akli dengesinden şüpheye düşen devlet. Bu saatten sonra müthiş bir telefon trafiği yaşanıyor. Borsa Başkanı Tuncay Artun, Merkez Bankası Başkanı Yaman Törüner, Yataklarından kaldırılarak durum anlatılıyor ve cumartesi sabahı SPK Ankara merkezinde aracı kurumlarla bir araya gelinmesi kararlaştırılıyor. Cumartesi, yer Ankara. Benim vaktim kısa. Toplantıya ata menkul kıymetlerden Berra Kılıç, AOG Türk Invest'in sahibi Nasrullah Ayan, Çarmen'den Mehmet Bayrak, Karo'nun ortaklarından Hüseyin Can Kurtaran, Deha'nın sahibi Ceyhan Bektaş, ve küçük aracı kurumları temsilen Borsa Aracı Kurumları Derneği Başkanı Müslüm Demirbilek çağrılıyor. Davet edilenler durumun ne kadar gergin olduğunu fark ediyorlar. Hemen hepsi Sabah SPK merkezinde bir araya geliyor. Caner Ertuna ekonomideki gelişmeleri özetleyen kısa bir konuşma yapıyor. İşleri süratle bitirmesiyle tanınan Merkez Bankası Başkanı Yaman Törüner lafı uzatmadan can alıcı soruyu soruyor. Beyler benim vaktim kısa. Sektörde risk nedir ve sizin riskleriniz ne kadar? Ayan, benim sorunum var ve şimdi çözmeliyim. Biz 7 yıldır sermaye piyasasını pompalıyoruz. Cengaverlik yapıyoruz. Bu süre içinde bazı açıklarımız oldu. Bunu konuşmalıyız. Nasrullah Ayan'dan önce diğerleri sorunları olmadığını söylüyor. Kılıç, bizim 1 trilyon liralık repomuz var ama bunun karşılığı var. Bizim bir problemimiz yoktur. Bayrak, bizim hiç yok. Demir bilek, biz rahatız repo yapmıyoruz. Karon, bizim repo miktarımız 250 milyar lira. 100 puan üstüne satıyoruz ve kardayız. Bizim sorunumuz yok. Aynı şekilde Ceyhan Bektaş da sorun yok deyince Ayan, Caner Ertuna'ya dönerek herhalde sizin repo açıklarınız var der. SPK'nın temsilcisi ne demek istiyorsunuz diyerek Ayan'a döner. Ayan, beyler piyasada 130 trilyon liralık repo açığı var. Bunun 1.3 trilyonu benim. Geri kalan kimde? Tek sorun ben miyim? Beyler, 1.3 trilyon liralık açığım var ve 5 trilyonluk mal varlığım var. Tek kuruş banka kredim yok. Bu açığı ben yaratmadım, sistem yarattı. Toplantıda tek sorunlu olarak Türk Invest gözükür. Törüner, borsa aracı kurumlarının bankalar gibi merkez bankası nezdinde tahvil piyasasına sokulacağını açıklar. Ayansa, bu beni kurtarmaz, benim sorunun kısa vadeli, diyerek durumun aciliyetini anlatır. Yaman Törüner, diğer aracı kurum yöneticilerini dinledikten sonra Türk in batmasına müsaade etmemeliyiz, Ayana dönerek ne kadar paraya ihtiyacınız var der. Ayan Pazartesi 100 milyar, eğer bu parayı bulamazsam salı günü için 200 milyar, yok salı da bulamazsam çarşamba günü için 400 milyar, o da olmazsa perşembe günü 800 milyara ihtiyacım olur. Eğer ben kapıma gelenlere paralarını ödemezsem güven bunalımı büyür, yok ödersem bir hafta sonra bu paranın iki katını tekrar toplar, sistemi rahatlatarım. Paran hazır Halk Banka git. Yaman Törüner toplantıyı bir süre terk ederek yarım saat sonra döner ve Ayan'a işinizi hallettik gidin Halk Bankası'na ihtiyacınız olan parayı alın ve karşılığında teminatlarınızı yatırın. Merkez Bankası kanalıyla Halk Bankası'na sizin için kredi açacağız der. Teminattan kastedilen Ayan'ın anlattığı formüldür. Bunalıma çözüm. Ayan'ın kontrolünde olan ve şu anda piyasa değeri 70 milyon doların üzerinde gözüken çelik halat hisseleridir. Çelik Alata Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri 60 milyon dolar teklif etmiş. Nasrullah Ayan 100 milyon istemiştir. İflas sürecinde Doğan Holding 21 milyon 50 bin dolara satın almıştır. Ancak Nasrullah Ayan da Halk Bankası Genel Müdürü Cihan Paçacı görüşmesi 5 dakika sürer. Ayan SPK binasına geri döner. Talihsiz ve anlamsız bir görüşme oldu der. Bizim Halk Bankası ile şu anda mahkemesi süren ihtilafımız var. Biz onlara 200 milyarın üzerinde, onlar da bize 60 milyarın üzerinde bir tazminat davası açtı. Ben bu kredi karşılığında davamızı çekelim. Sizin paranızı da ödemeyi kabul edelim. Teminatlarımızı verip kredimizi alalım dedim. Cihan Paçacı bana sana 300 milyar lira para vereceğim ama 100 milyar lirasını keseceğim dedi. Ben de teşekkür edip ayrıldım. Pazar sabah 11. Yer Çırağan Sarayı. Kriz derinleşecek. Nasrullah Ayan bir basın toplantısı yaparak ekonomik sorunlara bakış açısını anlatıyor. Ankara'daki sıkıntılı saatlerden bahsetmiyor ama krizin daha derinleşeceğini anlatıyor. Hükümetin likit sorununu aşmak için kendisine destek vereceğinden emin. Bu kez kredinin Vakıflar Bankası kanalıyla sağlanacağı yolunda bilgiler geliyor. Aynı gün öğleden sonra Türk Invest Genel Müdürü tekrar Ankara'ya gidiyor. Bu arada Caner Ertun'a ve Yaman Törüner yaklaşmakta olan krizin ayak seslerinden Başbakan Tansu Çiller'i haberdar ediyor. Çiller çözün bu olayı demeye devam ediyor. Pazartesi. Yer Türk Invest. Ben artık oynamıyorum. Vakıflar Bankası Genel Müdürü Fehmi Gültekin, Aya'nın telefonlarına yanıt vermiyor. Bankanın krediler bölümünden de Türk Invest e kredi açılmasının durdurulduğu söyleniyor. Ayan bunun üzerine 25 Nisan 1994 tarihinde SPK'yı ayağa kaldıran şu iki notu geçiyor. Türk Invest yoğun müşteri baskısı yüzünden likidite sıkıntısı çekiyor. Bize ait çelik alat ve tam sigortanın borsadaki işlemlerinin durdurulmasını istiyorum. Ayrıca Ayan sahibi olduğu sağlam menkul kıymetler, makro borsa RGS ve izi belli menkul değerler için şu notu geçiyor. Sermaye piyasasının çökeceğine kanaat getirdiğimden, sahibi olduğum aracı kurumun sermaye piyasası kanununun 46. maddesine göre işlem yapılmasını istiyorum. Ayan artık ok yaydan çıkmıştı diyor ve Türk Invest'te kriz yönetimi kuruluyor. Aslında hükümetin Türk İnvest'e kredi verilmesini istemesine rağmen Vakıflar Bankası'nın vermemekte direndiği anlaşılıyor. Çünkü Genel Müdür Gültekin'in önünde bir rapor var. Genel Müdür Fehmi Gültekin bir rivayete göre yıllar sonra kendisinin helal kazandığı 10 milyon doları rahmetli Cevher Özden'e vermiş. Cevher Özden korkmaz yiğite kaptırmış. Bu para ödenemeyince intihar etmiştir. Rivayet tabi. Devletin şerefli bir genel müdürü böyle bir parayı kendisi bulmuş olamaz. Kesinlikle yalandır. Raporda Ayan'a ait şirketlerin bir borcu karşılayabilecek varlıklarının olduğu ancak kendisinin muteber olmadığı yazılı. Dünya gazetesinde çıkan haber Türk Invest'in ipini çekiyor. Cumartesi günü SPK'da yapılan toplantıda Ayan'ın dile getirdiği repo açık miktarı kamuoyuna yansır ve tek sorunlu olarak gösterilir. Ayan brokerlarını borsadan tamamen çekerek ödemeleri durdurur. Müşterilerde gerginlik en üst noktaya çıkar. Kuruma gelerek paralarını isteyenlerin sayısı artar. Pazartesi, yer Ankara. Tamam kredini çıkartıyoruz. Ayan'ın notu Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda büyük bir panik yaşatır. Şimdi ne olacak? Nasrullah Ayan bu notla ben oynamıyorum demiştir. Onlarca formül yaratılır. Kamuoyunun tepkisi borsaya etkisi gibi pek çok bilinmeyen faktörler de tek tek işlenir. Sonuçta kredi verilmesine yönelik tutum yeniden benimsenir. Pazartesi, saat 24. Türk Invest'teki çalışma masasında mide kanaması geçiren Ayan International Hospital'a kaldırılır. Sabaha kadar hastanede kalır. Ancak sabaha karşı telefonlar gelmeye devam eder. Hükümeti bağlayan biri Ayan'a beklediği mesajı verir. 350 milyar lirayı Vakıflar Bankası kanalıyla alıyorsun. Teminatlarını hazırla der. Salı sabah Sayın Artun, Türk Invest yaşar mı? Türk Invest müşterilerine çelik hala teminatına karşılık kredi alınacağı ve borçların ödeneceği sözü verilir. Herkeste bir yumuşama yaşanır. Ancak aynı saatlerde Başbakan Tansu Çiller ile İMKB Başkanı Artun arasında ilginç bir konuşma geçmektedir. Çiller Artun'a AOG'ye 350 milyar kredi vermeyi kararlaştırdık. Siz ne düşünüyorsunuz diye sorar. Son gelişmelerden habersiz Artun'un yanıtı kısa olur. Bir hafta kurtarır, sonra batar. Başbakan bu konuşma üzerine bu işi siz üstlenin o zaman diye Artun'a talimat verir. Borsa Başkanı Artun, Türk Invest'e gelir. Burada tek başına çok özel bir konuşma yapar. Sonrasında kredinin kendisine verileceğini ama kendisinin bu işi sonuna kadar denetleyeceğini söyler. Ayrıca Ayan'dan brokerlarını borsa işlem salonuna sokmasını ister. Ayan o sırada RGS menkul kıymetlerde bekleyen brokerlarına borsaya girin ve müşteri emirlerini yerine getirin talimatını verir. Ancak saatler ilerledikçe şirkete gelen yatırımcı sayısı artmaya başlar. Kurtuluş için başka formüller aranmaya başlanır. Brokerlar neden seansa girmedi? Ancak aynı saatlerde Türk Invest'in repocu müşterileri ilginç bir yöntemle repodaki paralarını kurtarma formülü buluyor. Hisse senedi alım emri veren repocu yatırımcılar, para isteyen Türk Invest yetkililerine repodaki paramızı çözün, buraya geçirin talimatını veriyor. Şirkette büyük bir panik yaşanıyor. Aya'nın Brokerların borsaya girmesini yeniden yasaklaması üzerine Türk Invest ve ona bağlı diğer aracı kurumlar borsada işlem yapmayı durduruyor. Ayan yönetim kurulunu topluyor. Kamuoyuna açıkladığı formülü anlatıyor. Borçları kendi varlıklarını takas ederek ödeyeceğini söylüyor. Yatırımcının da benim de başka alternatifimiz kalmadı yorumunu yapıyor. Aynı gece dergimizin intihal sahibi gazeteci Meriç Köyatası SPK'nın onayıyla Türk Investi denetleyen ve yönetim kurulunda çoğunluğu oluşturan bağımsız denetim firması DRT adına yönetime giriyor. Köy atası yatırımcının mağdur edilmeyeceği en uygun formülü bulmaya çalışıyor. Formül Ankara'ya anlatılıyor ve hemen ardından SPK'ya şu faks mesajı çekiliyor. Telefonda anlatıldığı ve sizin de makul bulduğunuz gibi yatırımcıları tatmin edeceğine inandığımız ve uygun gördüğünüz ve devletten tek kuruş yardım istemeden uygulayacağımız formülü devreye sokmuş bulunuyoruz. Bundan dolayı daha önce bildirdiğimiz kararlarımızı geri çekiyoruz. Aslında ayanın kabul ettiği formülün devreye sokulmasına iki gelişme yol açıyor. Vakıf Bank'ın vereceği bile tam olarak belli olmayan kredi için %300 faiz uygulamaya karar vermesi ve iş adamı Sakıp Sabancı'nın Çelik Halat için 15 milyon dolar teklif ettiği yolundaki doğrulatılamayan haberlerin gelmesi. Hatta bir iddiaya göre gelişmeleri yakından izleyen Sakıp Sabancı, Vakıf Bank yönetimine siz verdiğiniz kredi için Çelik Halat'ı teminat olarak alın, Türk Invest borcunu ödemediği gün Çelik Halat için 15 milyon dolar vermeye hazırım demesi. İşte bu gelişme bardağı taşıran son damla oldu. Perşembe, Saat 10.30. Yer: The Marmara Oteli. Formül ve yatırımcılarla toplantı. Türk Invest'in yönetim kurulu, repo borçlarını ödemek için oluşturulan formülü basın toplantısıyla açıklıyor. Öncelikle yatırımcının mağdur olmaması için tedbir alınıyor. Sistemde repo alacakları nazım hesaplarda görünüyor. Bu da yatırımcılar için çok büyük bir güvence oluyor. Nitekim daha önce faaliyetlerine son verilen bankalarda bu sorun nedeniyle tasarruf sahipleri mağdur olmuştu. Türk Invest'te bütün repo alacaklarının hisse senedi karşılığında ödenmesi durumunda operasyon tamamlanıncaya kadar alacakların nazım hesaptan cari hesaba geçirilmesi öneriliyor. Böylece alacaklılar hukuki açıdan biraz daha güvenli bir statüye kavuşuyor. Ardından alacaklılara Türk Invest'in portföyünde bulunan ve borsada işlem gören hisselerle Türk Invest şirketinin hisseleri verilmesi öneriliyor. Basın toplantısından sonra Türk Invest binasında bu kez yatırımcılarla toplantı yapılıyor. Yatırımcılar arasından seçilen bir komite ile yönetim kurulu toplantısında genel olarak formül olumlu bulunuyor. Ancak yatırımcılar verilecek hisseler için tespit edilen fiyatların yüksek olduğuna itiraz ediyor. Bunun üzerine yapılan görüşmelerden sonra 3 yönetim kurulu üyesi ve yatırımcılar komitesi formül üzerinde rötuşlar yapıyor. Verilecek hisse senetleri oranları ve fiyatların değişmesi için yönetim kurulu tekrar bir araya geliyor. Fiyatların biraz daha düşük gösterilmesi ve hisse senetleri oranlarında değişiklik yapılması, dağıtılacak hisse senetlerinde ağırlığın Çelik Halat ve Afyon Çimento'ya verilmesi yönündeki istekler tartışılıyor. Yatırımcılar hisselere biçilen fiyatların makul bir noktaya dönüştürülmesi karşısında hisse senetlerinin devir dışındaki tüm vekaletlerini ve şifa hakkını tekrar Türk e vermeyi küçük miktarlar içinde belli bir miktar ödeme yapılması öneriliyor. Görüşmeleri sürdüren yönetim kurulunun 3 üyesi ve yatırımcıların seçtiği komite aşağı inerek biriken yatırımcılara varılan ortak noktayı anlatıyor. Çözüm oluşmaması durumunda işin tasfiye edileceği, tasfiye halinde de en büyük zararı bizzat yatırımcının görmesi nedeniyle yatırımcılar bu ortak noktayı olumlu karşılıyor. Daha sonra yönetim kurulu yeniden toplanıyor ve yeni öneriyi tartışıyor. Öneri genellikle sıcak karşılanıyor. Fiyatların ne kadara düşürülebileceği konusunda toplantı gecenin geç saatlerine kadar sürüyor. Ancak gecenin geç saatlerinde sermaye piyasası kurulunun şirketin faaliyetlerini bir ay durdurma kararı ulaşıyor. Sermaye piyasası kurulunun bu kararı paniğin önlenmesi nedeniyle yönetim kurulunda doğru bir karar olarak değerlendiriliyor. Ancak sermaye piyasası kurulunun sözlü olarak bildirdiği bu kararın yazısının gelmesini beklemek gerekiyor. Bu nedenle fiyat tespit toplantısı sermaye piyasasının yazılı açıklaması sonrasına bırakılıyor. Bu arada büyük miktarlarda reposu olan yatırımcılardan değişik öneriler geliyor. Yatırımcıların bir kısmı benim 10 milyarım var, 1 milyar daha yatırayım, bütün parama yıl sonuna kadar makul bir faiz işlet. Topladığın ek parayla küçük yatırımcının ödemesini gerçekleştirir, sistem düzlüğe çıkar diyor. Bundan sonra ne olacak? Yatırımcıların genel isteği makul bir çözümün bulunması yönünde. Bir ay içinde çözümün bulunmaması halinde şirketin tasfiyesine gidilecek. Bu durumda şirketin tasfiye işlemleri 3 yılla 6 yıl arasında bir süre alacak. Yatırımcı büyük ölçüde zarara uğrayacak. Büyük bir ihtimalle yönetim kurulunun ortaya attığı ilk formülle yatırımcının ilettiği ek istekler arasında orta bir yol bulunacak ve yatırımcının mağduriyeti asgari düzeye indirilecek. Bu arada yönetim kurulunun yatırımcıları temsilen seçilmiş komite ile yapılan toplantıda komitenin ağırlıkla üzerinde durduğu küçük yatırımcıların sorunlarına öncelikli olarak çözüm bulunması önerisini incelemeye aldığı öğrenildi. Bu konuda hafta başında Nasrullah Aya'nın küçük yatırımcılar için yeni bir öneri açıklaması bekleniyor. Kriz bitiyor, halk kapitalizmi geliyor. Toplumun büyük bir kesimi ekonomik krizin faturasını öderken rantiyelerin hiçbiri fatura ödemiyor. Herkes rantiyelerde bir bedel ödesin istiyor. Sonuçta borca karşılık hisse senedi sahibi oluyor. Bu da zorunlu olarak sınai mülkiyetin tabana yayılmasını ve halk kapitalizmini getiriyor. Türkiye'de sermaye piyasası öyle bir mayın tarlasında ki ya bu mayınlar ya da sermaye tabana yayılıp yeni bir halk kapitalizmi doğacak. Bu oluşumu sağlayan da repo. Repo, bir menkul kıymeti bir vade sonunda geri alma taahhüdünün adı. Bu menkul kıymet ise hazine bonosu ve devlet tahvili olarak kabul ediliyor. Bankalar ve repo yapma yetkisine sahip olan aracı kurumlar hazine bonosu veya devlet tahvili satın alıyor. Sonra bu kağıtları müşterilerine satıyor. Yeni bir yatırım aracı olarak ortaya çıkan repo bir süre sonra öyle bir hale geliyor ki bankalar ve aracı kurumlar aldıkları hazine bonusu ve devlet tahvillerini birden çok kişiye satıyor. Daha basit anlatımıyla bir otelde bir odayı birden fazla kişiye satmak ne anlama geliyorsa karşılıksız repo da o anlama geliyor. Alınan bir hazine bonusu birden fazla kişiye repo karşılığı olarak satılıyor. Sonuçta sistem karşılıksız repoyu doğuruyor. Repo faizleri diğer faizlerden daha cazip olduğu için finans sisteminde repo hacmi giderek büyüyor. Devlet de iç borçlanmasını daha rahat yapmak için karşılıksız repoya göz yumuyor. Hatta iç borçlanmasını rahatlatmak için karşılıksız repoyu teşvik bile ediyor. Sistem bu mantıkla çalışırken Ocak ortasında Türkiye'de finans piyasasında bir kriz patlıyor. Döviz fiyatları fırlıyor. Merkez Bankası döviz fiyatlarını önlemek için bir gecelik borçlanma faizlerini %1.2'lere kadar tırmandırıyor. Faizler tırmanınca finans sistemine taze para girmeden mevcut para faizle birlikte büyümeye başlıyor. Hiçbir üretime ya da hiçbir karşılığa bağlı olmadan finans sisteminin borçları büyüdükçe büyüyor. 140 trilyonluk repo. Bugün finans sisteminde bankalar ve aracı kurumlar dahil olmak üzere ne kadarlık repo yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Ama tahminlere göre yıl başında repo miktarının 70 trilyon lira olduğu belirtiliyor. Ocak ortasında patlayan kriz sonucunda repo faizleri yıllık bazda gecelik %85'lerden yıllık bazda önce %200'lere, daha sonra %400'e ve derken 1200'e kadar tırmanıyor. Bunun sonucunda finans sistemi yeni kaynak yaratmadan, ekonomi üretimini artırmadan repo hacmini tahminen 140 trilyon liraya kadar getiriyor. Finans sistemi bu artış kadar yeni kaynak sağlayamıyor. Ekonomi ise bu kadar bir gelir artışını karşılayacak üretimi gerçekleştiremiyor. Devlet nakit açığını kapatmak için ve dövize hücumu önlemek için repo faizlerinde bu anormal fırlamayı teşvik edince bankacılık ve finans sisteminin borçları yükseliyor. Hemen ardından Merkez Bankası karşılıksız repo'yu önlemek için bir tebliğ hazırlamak konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na baskı yapıyor. Sonuçta Sermaye Piyasası Kurulu karşılıksız repo'yu yasaklayan bir tebliğ yayınlıyor. Bu tebliğden sonra piyasaya çıkan söylentilerin de etkisiyle repo sahipleri repolarını bozdurup karşılıklarını almak için bankalara hücum ediyor. Sonuçta 3 banka batıyor ve bu bankadan repo alacağı olanlar paralarının karşılığında bir bardak su içiyor. Aynı panik bu kez sermaye piyasasının en büyük kuruluşlarından olan AOG Türkinveste'de yaşanıyor. Bu kuruluştan repo alacağı olanlar paralarını almak için koşuyor. Türkinvest toplu para çekimi talebi karşısında tıpkı bankalar gibi parayı zamanında ödeyemiyor. Bir finans şirketinden herkes aynı anda parayı çekmek isterse krizin ortaya çıkması da gayet doğal. Nihayet Türkinvest ben bu paraları ödeyemeyeceğim, gelin anlaşalım diyor. Anlaşma için önerilen formülde ise tartışmaya değer iki yol var. Ya şirket repo alacaklarını ödeyemediği için tasfiyeye gidip iflasını isteyecek ya da mal varlığını, daha doğrusu hisselerini alacaklılarına devredecek. Şirket iflasını isteyip tasfiyeye gitse bu durumda alacaklılar paralarını kurtarmak için yıllarca bekleyecekler. Bunun yerine şirket portföyündeki hisse senetlerini almayı kabul etseler, hisse senedi piyasalarındaki dalgalanma nedeniyle paralarını kurtarabilseler bile zarara uğramayı kabul edecekler. Bu formül şu anda tartışılıyor. Repo alacaklıları batan bankalarda meydana gelen çaresizliği yaşamamak için hisse takasına razı mı olacaklar yoksa karşı mı çıkacaklar? Bu henüz belli değil. Ama sonuçta şu olacak ki, hiçbir gelir üretmeyen rantiyeler gelirlerini artırır. Ekonomi inanılmaz boyutlarda kaydi para üretirken, rantiyeler sisteminde meydana gelen aksaklık nedeniyle hisse senedi sahibi olacak. Sınai mülkiyet, yüksek faizle para kullananlardan risk üstlenen, yüksek gelir peşinde koşan rantiyelere kaymaya başlayacak. Fatura herkese kesilsin. Toplumun büyük bir kesmi, ekonomik krizin faturasını öderken rantiyelerin hiçbir fatura ödememesine bir formül bulunacak. İşçiler işsiz kalırken, esnaf siftah yapmadan dükkan kapatırken, sanayici üretimini kısıp pazar payı kaybederken sabit gelirliler artan fiyatlar karşısında geçim zorluğuna düşerken, ekonominin düzlüğe çıkması için bir kuruluşları da devletten kendilerine geçen bu kit hisselerini kendi repo alacaklarına devredecek. Böylece yüksek faiz sistemiyle ortaya çıkan kriz özelleştirmeyi hızlandıracak. Tıpkı Arjantin'de olduğu gibi tasfiye gerekçesiyle değişik bir özelleştirme gerçekleşecek. Sınai mülkiyetin bir bölümü devlet, bankalar ve bankaların borcu olan sanayicilerden irili ufaklı rantiyelere geçecek. Hiçbir üretime dayanmayan yüksek faiz ya ekonomiyi ve ülkeyi batıracak ya da zorunlu bir halk kapitalizminin temelini atacak. Eğer yürürlüğe girmesine 2 ay kalan karşılıksız repo tebliğinde bir değişiklik olmazsa 2 ay sonra Türkiye'nin yeni gündemi ya çok daha büyük bir ekonomik kriz ya da sınai mülkiyet tabana yayılan bir halk kapitalizmi olacak. Daha basit bir anlatımla ya kriz daha da büyüyecek ya da kriz bitecek. Halk kapitalizmi gelecek. Ya şerden hayır doğacak ya da hep beraber batacağız. Ek 2. Mahkeme kararı. Öncelikle dosyadaki kanıtların eleştirisine girmeden önce dosyadaki tespitlere göre söz konusu şirketin karşılaştığı hukuki neticelerin bir sıra dahilinde belirlenmemesi gerekir. Adı geçen Türk Invest AOG Menkul Kıymetler Anonim Şirketi, sermaye piyasası yasasına tabi ve sermaye piyasası kurulu denetiminde oluşmuş bir aracı kuruluştur. Sermaye piyasası kurulu tarafından 28.04.1995 tarihinde faaliyetleri durdurulmuştur. Söz konusu şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerinin sermaye piyasası kurulu tarafından şirket faaliyeti durdurulmadan evvel oluşan eylemler nedeniyle haklarında açılan bir kısım kamu davaları sonuçlanmıştır. Esasen bu davalarıyla ilgili ilamlar celbedilmişse de dosyamızdaki halinin özünü söz konusu aracı kuruluşun iflasına karar verilmesi sonucunda ortaya çıkan eylemler teşkil etmektedir. Söz konusu şirketin sermaye piyasası kurulunun talebi üzerine İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1994'e 536 esas sayılı dava dosyası ile iflası istenmiş, mahkemece 13.1.1995 tarih ve 1995'e 29 karar sayılı kararı ile şirketin iflasına karar verilmiş ve bu karar Yargıtay 19 Hukuk Dairesi'nin 26.995 tarihli ilamı ile onanmış ve karşı düzeltme talebi de 5.12.1995 tarihi kararı ile reddedilerek şirketin iflas kararı kesinleşmiştir. İşte davamızın özünü sanıkların iflas kararı verilmeden evvel şirketin hesabında bulunan nakit para ve bazı menkul değerleri kaçırdıkları, tasviyeye tabi malları gizledikleri ve böylece alacaklıları zarara uğratmak suretiyle hileli muamelelerde bulundukları iddiası teşkil etmektedir. Müsned suçların oluşabilmesi için iflasın sanıkların kusurlu eylemleriyle meydana gelmesi ve hileli eylemlerle oluşması gerekir. Yargılamaya konu edilen eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirtmeden önce bazı tespitlerin belirtilmesi gerekir. Dosyada mevcut Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1994'de 744 esas sayılı dosyasına ibraz edilen bilirkişi raporunda Türk Invest Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin sermaye piyasası kuruluna Eylül 1992 tarihinde yapılan denetiminde şirketin sermayesini yitirdiği eksi 25 milyon dolar seviyesinde öz varlığı bulunduğu, sermaye piyasası kurulunca şirket faaliyetinin durdurulması yerine sermaye piyasası kurulunun denetimi altında yapılacak bir rehabilitasyon programının sürdürülmesi kararlaştırılmış ve bu amaçla sermaye piyasası kurulu bünyesinde sanık Caner Ertun'a başkanlığında izleme komitesi kurulmuş ve ayrıca DRT Denetim Revizyon Tastik Yeminli Mali Müşavirlik AŞ adlı bir kuruluşa aracı kuruluşun bütün etkinliklerini gözetlemek ve sermaye piyasası kuruluna rapor vermek görevi verilmiştir. Bu rehabilitasyon çalışmaları sırasında Sanık Oğuz İmregün ve Sanık Oktay Ersan aracı kuruluşun Halk Bankası ile olan itilaflarını çözümlemek için faaliyet göstermişlerdir. Bu rehabilitasyon çalışmaları sırasında DRT şirketi sürekli şekilde SPK raporları ile bilgilendirilmiştir. DRT şirketi tarafından SPK'ya verilen raporlar sonucunda şirketin 1994 Ocak ayında 500 milyar artıya geçmesi üzerine bu fazlalığın teminat altına alınması için önlem alınması belirtilmiş olmasına rağmen SPK bünyesinde oluşturulan izleme komisyonu başkanı sanık Caner Ertuna aracı kuruluşun faaliyetini kısıtlayan tedbirlerin kaldırılmasını talep ettiği halde SPK şirket faaliyetini gelişmeler üzerinde durdurmuş ve şirket mal varlığı üzerine tedbir koyarak iflas davası açmıştır. Öncelikle SPK tarafından faaliyeti 28.04.1994 tarihinde durdurulan aracı kuruluşun iflas kararı 13.01.1995 tarihinde verilmiştir. Bu durumda aracı kuruluşun yönetimine 28.4994 tarihinden sonra giren sanıklar Meriç Köyatası, Suzan Baykal, Sarp Kuray, Mukaddes Yücesoy, Rukiye Gökçay, Kevser Özden ve Gülay Atlas görev süreleri açısından iflasa neden olan olaylarla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığı açıkça anlaşılmıştır. Diğer taraftan sanıklar Oğuz İmregün Teoman Köprüler, Oktar Ersan'ın SPK'nın onayı ve DRT şirketinin temsilcisi olarak aracı kuruluşu izlemek üzere görev aldıkları şirket yönetimini üstlenmedikleri, gerekli uyarıları zamanında yaptıkları açıkça belirlenmiş adı geçen sanıkların da isnat edilen suçla hiçbir ilgilerinin bulunmadığı belirlenmiştir. Sanık Muhlis Arvas'ın yönetim kuruluna Ekim 1992 tarihinde rehabilitasyon kararı çerçevesinde girdiği herhangi bir işlemin bulunmadığı adı geçenin aracı kuruluşun Halk Bankası ile olan itilafını halledebilmek için faaliyet gösterdiği ve müsnet suçla hiçbir ilgisinin bulunmadığı dosyadaki kanıtlarla anlaşılmıştır. Sanıklar Mustafa Aydın Ulusan ve Fahri Tugay'ın sanık Recep Perdi Kisvay'ın yönetim kurulu üyesi ve genel müdür sıfatına haiz olmakla beraber aracı kuruluşun yönetiminin ve işlerinin idare edilmesinin bizzat sanık Nasrullah Ayan tarafından gerçekleştirildiği, bu sanıkların da yönetim kurullarında alınmış bir kararları olmadığı, bu sebeple müsnet sonuçlarla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan sanık Nasrullah Aya'nın Yakını oldukları anlaşılan sanıklar Suat Ayan, Zeki Hikmet Ayan ve Nüket Ayan'ın söz konusu eylemlere katıldıkları ve kendi bilgileri dahilinde eylemleri gerçekleştirdikleri hususunda dosyada hiçbir kanıt mevcut değildir. Yukarıda açıklandığı üzere söz konusu aracı kuruluşun işlemlerinin bir saat sahip ve tek yöneticisi olan sanık Nasrullah Ayan tarafından icra edildiği açıkça sabittir. Yukarıda açıklandığı üzere taksirli veya hileli iflas suçunun oluşmadığının bu sanık bakımından ayrı ayrı incelenmesi gerekir. İcra İflas Kanunu'nun 310'a 4 ve 5. fıkralarında taksirli iflas suçu açıklanmıştır. İcra İflas Kanunu'nun 310'a 4. maddesinde borcunun mevcudu ile alacağından çok olduğu bildirildiği halde, bu vaziyetinden haberi olmayan kimselerden ehemmiyeti miktarda veresiye mal satın, borç para alınması şeklinde eylem tarif edilmiştir. Dosyadaki kanıtlara göre sanık Nasrullah Aya'nın yönetim kurulunun açığa repo yapmak şeklinde faaliyetleri bulunduğu, bu faaliyetlerin devlet tahvili satın alma sayıldığı bu nedenle söz konusu eylemin varsa mal alma veya borç alma olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, diğer taraftan bu işlemleri izinle SPK tarafından verildiği bu sebeple dosyamızdaki olayda icra iflas kanununun maddede ifade edilen suçların gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Diğer taraftan icra iflas kanununun 315 fıkrasına göre ise ticaret kanununun 66. maddesinin 1. fıkrasında defterleri hiç veya kanun emrettiği şekilde tutmamış olmak tedbirli iflas olarak değerlendirilmektedir. Dosyadaki kanıtlara göre söz konusu şirketin kayıtlarının DRT şirketi tarafından düzenli olarak rapora alındığı, muhasebe kayıtlarının bilgisayarda izlendiği belirlenmiş, bu eyleminde unsurlarının gerçekleşmediği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Söz konusu davalarda sanıkların çeşitli eylemleri nedeniyle icra iflas kanununun 310'a 1, 3 ve 8. bent hükümlerini ihlal ettikleri ve böylece hileli iflasta bulundukları ileri sürülmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere söz konusu aracı kurul 1992 yılından beri SPK denetiminde olup Yine bu kurulun önerisiyle DRT Anonim Şirketi tarafından işlemleri gözlenmiştir. Söz konusu aracı kuruluş 25 milyon dolar zararda iken yakın gözetime alınmış, gözetimin devamı içinde 500 milyar lira artışa geçmiş, bu devrede DRT şirketi sermaye piyasası kuruluna verdiği raporda müşterilerinin menfaatlerinin korunması için önlem alınmasını tavsiye etmiş, ancak bu tavsiyeye rağmen çıkan ekonomik kriz sonucu hisse senetlerinin anormal bir hızla değer kaybetmesi nedeniyle şirket tekrar zarar etmiş ve bunun sonucunda da şirketin iflasına gidilmiştir. Bu kanıtlar şirketin iflasına neden olan hadisenin şirketin yanlış sevk ve idaresinden değil, SPK'nın kendi denetimi gereği gibi yapamamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Dosya içeriğinde müflis şirketin mal kaçırdığı hususunda hiçbir belge mevcut değildir. Burada şirket kayıtlarında şirketin sahibi sanık Nasrullah Ayan'ın çocukları Zekiye Hikmet Ayan ve Suat Ayan ile eşi Nüket Ayan'a hesap açarak onlar adına hisse senetleri alıp borçlandırdığı görülmüş ise de bu hisse senetlerinin IMKB'deki portföyde muhafaza edildiği Gerek şirket muhasebe kayıtlarının ve gerekse DRT şirketinin verdiği raporlarda belirtilmiştir. O halde bu eylem bakımından da hileli iflas suçunun yasal unsurlarının bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Sanık Nasrullah Aya'nın gelişen bu olaylarda taksirli veya hileli iflas teşkil edecek herhangi bir hareketinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Mahkememiz bütün dosyalar celp edilerek dosyalar üzerinde uzman bilir kişiler heyeti oluşturmuş ve Profesör Doktor Selçuk Özdek, Profesör Doktor Ersin Çamoğlu ve Profesör Doktor Çetin Özek tarafından tanzim edilen 1.10.1997 tarihli ve 25 sayfadan ibaret raporun kabulü şayan olduğu bu raporda açık ve detaylı şekilde izah edildiği üzere sanık Nasrullah Ayan haricindeki diğer sanıkların dosyadaki olay ve suçla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığı, sanık Nasrullah Ayan'ın eylemlerinin 1994 başında gelinen ekonomik kriz sonucu ortaya çıktığı, şirket mal varlığının bütün borçlarını karşılayacak kapsamda bulunduğu, ve bu sanık bakımından da hileli veya taksirli iflas suçunun unsurlarının bulunmadığı bildirilmiş. Bu rapor mahkememizce kabulü şayen görülüp hadisenin oluş biçiminin tam bir uygunluk gösterdiği sonuç ve kanaatine varılmış olmakla sanıkların beraatine karar vermek gerekir. Hüküm. Yukarıda açıklanan gerekçeye ve tüm dosyalar içeriğine göre 1 sanık Nasrullah Ayan hakkında müsnet suçlarda kamu davası açılmış ise de üzerine atılan suçların yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından üzerine atılı tüm suçlardan beraatine. 2. Sanıklar Meriç Köy Atası, Oğuz İmregün, Ahmet Oktay Özuslu Ersan, Teoman Köprülüler, Fahri Tugay, Muhlis Arvaz, Suzan Baykal, Sarp Kuray, Mustafa Aydın, Recep Ferdi Miskbay, Mukaddes Yücesoy, Rukiye Gökçay, Kevser Özder, Gülay Aylas, Suat Ayan, Zeki Hikmet Ayan ve Nüket Ayan'ın haklarında müsnet suçlardan kamu davası açılmış ise de bu sanıkların üzerlerine atılan tüm suçlarla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığı anlaşıldığından bu sanıkların tüm suçlardan beraatlerine sanıklardan masraf almaya yer olmadığına müdahil kurum vekili avukat Ümit Yayla sanık müşteki vekili avukat Yağız Dağlı bir kısım sanıklar vekili avukat Yalçın Veziroğlu'nun yüzlerine karşı diğer müdahillerin sanıkların yokluklarında Cumhuriyet savcısı Fethi Türkmen'in huzuru ile talebe uygun ve yasa yolu açık olmak üzere oy birliğiyle verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 12 7 1999 Ek 3 Haksız alacaklı listesi. Kitabın 6. babının 8. fasıldaki bölümünde iflasın neden bitmediğini anlatmıştık. 2001 krizinden sonra devlet bazı bankaların yapmış olduğu %6 bin 10 bin faizli repo işlemlerinin faiz olduğu ve haksız zenginleşme yarattığını öne sürerek bu faizlerin ödenmemesi gerektiğini kararlaştırdı. Kitabın 317. sayfasındaki listede bulunan 10 kişinin 20 bin liralık alacağına karşılık iflastan aldıkları milyonlarca dolara rağmen hala bu kadar alacaklı olmaları vicdana, kanuna aykırı değil midir? Borsa Kralı Nasrullah Ayan Son